Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'ya özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Usta emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Usta kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Usta ailesine katılın. Aşkı bulmak cesaret ister, buldum derken yıkılır hayaller, düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur, sen yeter ki sen. Günaydın Bat. Günaydın. Nasılsın? Biraz uykum var, normal. İyiyim, idare edersen nasılsın? Niye? Arkadaşlar sessiz olur musunuz? Bat'ı duyamıyorum tam olarak. Teşekkür ederim. En son kritikten sonra birazcık tabii ki de mod düşüklüğü var ama bakalım senin kafa karışıklığın ne durumda? Dün sana ulaşmak için bayağı uğraştım. Çok çaba sarf ettim. Ulaşılmaz öyle kolay kardeşim benim. Vallahi ben de sana ulaşmak için çok uğraştım. Ulaşmak için mi? Kaç? En az 15 kere aradım seni. Yani dinden bahsetmiyorum. Genel anlamda bahsediyorum. Bir karma dönüyor yani. Evet, sürekli kafa bir karışık... karmanın içerisindeyiz. Çıkamıyoruz. Döngüye girdik. Baga girdik ya cidden. Bir şey diyeceğim. Bir de kuşlarım bana bir şeyler fısıldadı. Burada konuşup... Veya başka yerde konuşup burada kendini farklı lanse edenler var. Benim birazcık sigortalar yine kaçmaya başladı. Mesela? Ya şimdi burada başka arkadaşların haklarını yemeyelim de ilerleyen saatlerde bunun konuşmasını yapacağız zaten. Allah Allah. Aynen. Ne varmış acaba? Günaydın. Günaydın. Ne habersin? İyi sen? İyi ben de teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ben de seni gördüm çok daha iyi oldum. Efendim? Ben de seni gördüm çok daha iyi oldum diyorum. Ya öyle mi? Bir insana her renk mi yakışır ya? Yakışmış mı? Çok güzel olmuş. Oğuzhan niye yürüyor? Oğuzhan bana aşık oldu. Aşık evet aşkımdan yanıyorum. Aşık oldun değil mi bana? Aşkımdan Allah. Bitiyorum. Evet gerçekten aşık olmuş bana arkadaşlar. Allah evet. Allah. Hangi ara oldu hangi tam ara? Olarak? Ne zaman oldu? Yani Kırmızı ben de kaçırdım. Dün akşam 11 saatlerinde falan herhalde. Next sıradaki. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, seni sormalı. İyi ben de. Seni gördüm daha iyi ol. Ya. Ya ne ya? Çok tatlısın bugün. Ya sen de yeşil o kadar yakışmış ki.
Yani ne diyeyim? Teşekkür ettim. Günaydın. Aydın. Sana tırnaklarımı yaptırmadım. Erkekler eve hello. Sen baba. Erkekler ölsün erkekler. Ya yakışıyor mu sana? Aşk olur erkekler kapatılabilir mi? Ben dedim ben. İlhan yakışıyor mu sana? Biliyorum. Bana çok şey yakışıyor. Mert sana bir şey yaptım. Ne yaptın? Kendi ellerimle hazırladım. Günaydın. Günaydın. Güzel. Merak ettim. Nasıl oldu? Çok hasta oldum. İyileşemedin değil mi hala? Efendim? İyileşemedin mi hala? İyileşemedim. Yamam sana ya. Çok kötüyüm. O zaman ne yapacağız şimdi? Yamam sana. Yazık oldu bana. Suratına da yansımış biraz. Aynen. Yanıma gel de iyileştir beni. Tabii. Şifan olarak gelip iyileştireceğim seni. Ben de bu arada çok iyiyim. Sağ ol sorduğun için. Soracaktım ama dur bir. Benim hastalığımı konuşuyordum. Sen nasılsın? Yorgunum ya. Biliyorsun kuzenimin düğünü vardı, oradaydım. Biliyorum canım, biliyorum. Gece bayağı geç bitti. Uykusuzum, halsizim vesaire falan. After'lar falan. Kanka. Evet, akrabalar arasında after. Söylesene. Ne olmuş? Yüzü değişmiş. Botoksunu inletmiş. Ne oldu? Sonra konuşacağız dur. Ozan yüzün değişmiş. Allah Allah. Evet. Oyuncu botoks. Oyuncu botoks yaptırmış. Yani. Mimik yapabiliyor. Günaydın. Fıstıks. Efendim. Ne haber? İyi senden. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Olmuş ya mu? Arkadaşlar ya vallahi bak yemin ediyorum lütfen ya. Sesim çıkmıyor siz konuştuğunuz zaman da. Rica ediyorum. Nasılsın? İyiyim sen? İyi. Sana bugün çok güzel bir hediyem var benim için. Gerçekten mi? Benim için ama inanılmaz büyük bir önem taşıyor. Bunu benim için çok önemli bir şekilde saklaman, aynı zamanda kullanman lazım. Bir de notunu notla tamam. Okuman lazım. Ama değil evet. Bana niye kimse günaydın demiyor? Günaydın, ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi ben de. Siyah yakışmış. Adeta bir kedi gibi olmuşsun. Öyle söylerler. Yüzün hep gülsün, sana gülmek yakışıyor. Evet, istediğim buydu. Aklında ne var çok merak ediyorum. Aklında sen varsın. Teşekkür ederim. Vallahi. Evet, gerçekten. 19.07, bak bu sende Nihle yazacak, bende de olur. Ah. Nasıl? Efendim, oldu. Aa, ben bir kötü oldum. Ambulans. Ama bir şey diyeceğim. Dün biliyorsun kuzenimin düğünü vardı. Evet. Ve gelin şey atacak falan. Ben yani o kadar mücadele veriyorum ki almam lazım. Çok mücadele de vermedim yani. Şöyle elimi uzatmam yetti biraz ama. Bilmiyorum artık buradan ne anlam çıkartmak istiyorsan. Kuşma ediyorsun. Ben de benim. Öyle böyle değil. Sen çok rahatsın yapma. Benim kalbimi çaldın. Senin bu erkek arkadaşların meselesini ne yapacağız? Buna karşı gelemezsin. Ya tamam mı? Kendimi sana mı kapatayım yani? Beni bir kısıtlıyor bu da. Bununla mı uğraşacağım ya? Ben de hiç gerek yok. Kızlar evine gidebilir miyim? Ben seninle uğraşamam ki. Uğraşamazsın O huylarını düzeltmen lazım maalesef. Sen bilirsin yavrum. Ben sana köle değilim. Sen bilirsin. Mağara ya, mağaradan çıkmış resmen. Bir sal da oğlum ya. Ne? Bir sal bir daha tamam, kesinler. Tamam bir sal. Söyle ben mutlu tamam, olamıyorum. Sen çek. Bir çekin. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayır hayır hayır. Ne yapıyorsunuz oğlum? Çekilmiş ya. Çek. Çekilmiş bak. Çek. Bana temas uygun mu? Uygun mu ha? Oğlum elini çek. Çek. Bana sakın bir şey bulama. Ya. Şu an karma mı yapmaya çalışıyor? İntikam mı almaya çalışıyor? Ben daha bilmiyorum. Ama şu an var ya. Bak çok açık söylüyorum, kesin mi olman ya? Asıl bir şey söyleyeyim mi? Bu evde gerçek bir enişteci varsa o ne tam olarak sensin Hazret hayatım. Tamam mı? Tam olarak da sensin. Ay sen şimdi Bat elinden gidecek diye korktun. Burada herkes onu haklı görüyor. Çünkü bana attığı mesajları kimse bilmiyor. Konuları konuşalım Öykü Hanım. Burası kısmetse olur evi ise. Ya, o yüzden bu kadar kızarıyorsun. Kırmızı çok yakışıyor belki.
ben konuşuyorum. Ay konuş. Sen buraya sahte bir ilişki yaşamaya geldiysen dışarı. Ya sussana sen ya. Özkan'ım biz aşk yaşamadık. Biz aşk yaşamadık. Bu neyin yükselmesi ya? Bir kadının bir erkek arkadaşı varsa o erkek bir fırsatını kollar her zaman. Ya ne aynen bir fırsatı var ya. Sen niye karışıyorsun onların dansına? Bu arkadaş olarak nasıl bir karışma? Öykü Hanım, Yeliz'i çok beğendiğim için kıskandım. Nasılsın? İyiyim sen? Şükür. Ay. İyi olmaya çalışıyoruz. Güzel. Ama bugün uyumlu olmuşsunuz. Kanka ne alakası var? Yani? Günaydın. 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 Ne haber? İyi sen? İyi ben. Senden ne haber? Böyle devam edelim. İyi sen, iyi ben, iyi sen, iyi ben. Bu kadarı ben, yeterli. Bence de yeterli. Konuşmamız gereken şeyler var diye düşünüyorum. Issız adamlar. Bana niye günaydın. Kimse günaydın, günaydın demiyor? Günaydın everybody. Aha. Al sana günaydın. Günaydın. Negatif oyum geldi benim. Günaydın, ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi ben de. Siyah yakışmış. Teşekkür ederim. Adeta bir kedi gibi olmuş. Öyle söylerler hep. Ne gibi olmuş? Kedi gibi. Kara kedi. Murat ne cesaretli adamsın be. Güzel iltifat ediyor da işe yaramıyor, haberi yok. De Batuhan, Berke, seni böyle gülerek görmek güzel. Biliyorsun konuyu. Diloş çekelin oradan. Yüzüm gülüyor hep. Hep gülmeli. Yüzün gülmesin be. Gülmek yakışıyor sana. Yok yakışmıyor, yakışmıyor. Çekin o tırnaklarınızı. Benim gülüşümü kolay kolay, söndüremezler. Yeah. Evet. Günaydın. Günaydın. Hey. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl seni gidiyor? Seni gördüm, daha iyi oldum. Ne olacak böyle Mert? Seni özledim. Dur. Özledin mi? Evet. Biz ayrıyız biliyorsun. Biliyorum. Arkadaşlar sohbet edebilir. Ben sadece dedikodu yapıyorum. Okey sen? Tamam dedikodu yapalım. Tamam. Dedikodu yapmasını öğret bana. Ama erkekler evinden dedikodu getirmen lazım. Onur. Onur. Güno. Beyza günaydın. Günaydın kanka, ne haber? İyiyim, senden ne haber? İyi. Enerjiksin. Beyza evet, günaydın desin. Modumdayım. Ama. Senin de bir yüzün gülüyor. Gülecek tabii bizim yani. Dert, hep ağlayalım mı yani? Hep böyle bir düşünceli hayır, mi olalım, canım, dertli hayır. mi olalım? Arkadan hayır, Beyza'ya gaz veren kim ya öyle? Allah yüzünü güldürsün. Teşekkür ederim, senin de öyle. Ne yok? Hadi günaydınlar, iyi sabahlar arkadaşlar. Bay bay, yeter. Herkese. Kızlar yeter. Duydum, Beyza'ya Ozan. Gaz vereni duydum. Dilara. Hanım, Beyza'ya gaz vereni mi duymuş? Beyza, günaydın. Sana gaz veren kim? Kızlar, sizi görünce içim sızlar. Ne bilmem, söyleyecek çocuk zaten. Söyle, kim sana gaz verdi? Hayır, orası olay o değil aşkım, başka bir şey. Bugün harbi güzel bir oyun oynayalım, şöyle bir neşemiz yerinize gelsin. Doğruluk mu, cesaretlik mi oynasın? İki gündür tripteyim zaten, he? Cesaret! Cesaret! Cesaret mi, esaret mi? Peki her esaretin bedeli midir cesaret? Hiç bilmiyorum ama ben bir kızlar evinde şey demiştim. Cesaret edemeyen esarete mahkum kalır. Sen ne yaptın, ayrılık düzelttin mi? Hayır. Hala bir sorun var belli ki. Kanka benden kaynaklı bir sorun yok. Yok, kimden kaynaklı olduğu zaten belli. Senden kaynaklı olmadığı o kadar belli ki kuzen. Yani evet, sorun var yoruldum. İşte. Bir de üzerine hala yani böyle... Titriyorsun. Hayır, senin titremen... Sen... Ona da bir şey demiyorum kanki, sen bu tarzı seviyorum diyorsun da Aynur'un yok, hala bu böyle... Kadar, bu kadar tarzı da sevmiyorum yani. Hayır, bir yerden sonrasında artık şey sana bir gınalık gelmesi lazım. Geldi, bilmiyorum. Ha, bir de Aynur ya. Bir hata bence o yaptı bir sen ağlarken. Bir patlama noktan olacak da. Ondan sonra biz neler yaşadık kanka. Şu ya an hala şey rahat böyle tavırları falan hani bir şey olmamış evet, gibi. Evet, evet. Numaralı ha Mert o. Biraz düzeltebiliriz mi arayı? El vicdan yani. Ben gerçekten sana karşı bir duygusu olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum ama farklı şeyler olabilir. Kanka senin bozuk mu gözlerin? Mesela. Kanka ailesel olabilir, bilmem yani.
Bana da böyle gözüküyor. Ya, çok şey. Ama var ya varsa, yemin ediyorum. Neden buraya geldi ki? O ön izlemelerde kardeşim, tam Türkan Şoray'la Kadir İnanır gibisiniz. Hayır, vallahi kendi kişiliğini, karakterini yansıtamıyorsun. Çok yakışıyorsunuz. Hayır, valla. Yok, bence burada gözüken dışarıda da o yani. Aynur'un nazını bir kırsak. Robotcuğum bir tanem. Günaydın, günaydın. Onun için değil mi? Ay dur, bu şey bir şey var. Şimdi bizim kızımız, çok da sevmem kendisini ama yani şimdi şipine ne yaptın? Zıkkım yapmış, götürsün mü? Kek mi yani? Pankeyin. Pankek yapmış, götürebilir mi? Biz de gidelim mi? Biz de gideriz. Açız. Şimdi o sonra kötü şimdi olacak bekledikçe. Yani. Evet. Gecenin biz de biraz yeriz. Biz de gidelim mi? Biz de yeriz. Bir dakika. Sadece Buse gidebilir mi? Sadece ben gideyim geleyim. Bırakayım. Gözümeye gidebilir mi? Bizi niye söylemiyorsun? Dur bir saniye aşkım, onlar gelecek bize. Nereden biliyorsun? İçimdeki sezgiler. İçimdeki sezgiler. Ya, gidebilir mi? Kek götürecek. Çocuk da sabah sabah kahvaltı yaptım yap. O kadar. Kalktım gecenin bir vaktisi. Evet. Sen bize yapma, Manita'ya yap. Görüyorsun değil mi? Hayatım. Sonra niye dışlıyoruz? Sonra niye bizi aç bırakırsa dışlarız. Evet. Pankekleri yapıp karşıya götürürüz. Siz üzerim oynarsanız size öh. Ama oynama aşkım, izin vermiyor. Bir şey vermen lazım. Biz seninle oynamayalım aşkım. Sen kendi kendine oynuyorsun zaten. Herhalde biliyorsun. Hadi gidebiliriz. Biz niye buradayız? Balkona gitmiyoruz. Aa, bize de bize izin de mi? Biz de mi gidebiliyoruz? Biz de mi gidiyoruz? Bize de izin verdin mi? Bize de verdi. Bize de, bize de izin verdin mi? Ben gidiyorum. Hayır, sen nereye gidiyorsun? Dilara da gitsin. Dilara izin verdin mi? Bana izin verdin mi? Kızlar. Biz gidiyoruz. Sonra ya burada konuşmayacağım diyor. Burada konuşmaya devam ediyor. Hani böyle gelgitleri inanılmaz derecede ama ben artık gerçekten yapamıyorum. Peki bunları konuşuyor musunuz? Çünkü ben şey düşünüyorum. Hallediyormuşuz gibi ilerliyor konuşma, sonra gene. Bastırıyorsunuz o zaman. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ne? Berke sana tutulduğu için evet. Bir şeylerin adını hemen koymak istiyor. Emin olmak istiyor bir şeylerden. Yani bu seninle hey guys, bir şey paylaşamıyor. Kısa kesiyorum, bölüyorum. Buzdolabında bir tane karamel latte var. Kimin o? İçebilir miyim? Ben aşkım hiç, ne olacak? Alayım biraz, alayım mı içini? Benim i̇ç aslında. İç, ayol, iç kimsenin. Ben gidiyorum. Dedikoduyu ben düşünüyorum. Olay ben gidiyorum, düşünüyorum. Belki sana tutuk ve artık iyi olmanızı istiyor. Güzel bir ilişki yaşamak istiyor seninle. O yüzden bu kadar takıyor. Bu kadar büyütüyor. Yani bir şey hissetmeyen insan bu kadar büyütüp takmaz ya. Bu kadar şeye. Ya. Üzülüyor musun? Yani bana böyle yapıyor. Ya. Berke'yi dinliyorum. Berke haklı geliyor. Aynur'u dinliyorum, Aynur haklı geliyor. Bu arada kavga ediyorsun ya, bilmiyorum hiç denk geldiniz. Mesela A konusundan bahsediyorum, o direkt B'den beni vurmaya çalışıyor. O onu dediği için de senin o an diyeceğin cümle gidiyor kafandan. Hani işte yaşadığınızı ikiniz anladığınız için biraz daha hani kolay yakalayabiliyorsunuz evet. Neyin ne olduğunu. Biz şimdi çok şey yapamıyoruz. Ama benim gördüğüm Berke'nin sana ciddi anlamda tutulması. Evet. Tutulduğu için de hırçınlaşması. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Sevdiğinden hırçınlaştı yani, anladın mı? Bu normal değil, korkuyor biter. Seni kaybetmekten. Hani bozulursunuz ya da güzel bir şey yaşayamazsınız diye tedirgin. Bence de barışırlar. Peki ne yapsa barışırsın? Aşk bir şey yapmasın. Vallahi sıkıldım artık. Hani ya söz yani, verse yok. Artık. Hayır gibisin. Çok duydum, istemiyorum. Ha, bunu aldın. Evet. O kadar değerli ve böyle saygılı öpüyorsun ki yanağından bir öpücük, vallahi billahi on numara. Değerli verdiğin güzel gösteriyorsun. Aynen. Da. Sağlık olsun kanka. Bak. Yapacak bir şey yok. Yapacağım. Yok yok, yapacağım çok şey. Ya sen elinden geleni yaptın en azından. Bunu bu şekilde düşünebilirsin. Mücadele ettin her yani. Her şeyi alttan da. aldım ama olmaz yani. Biriktiğin nokta neresi sen kanka? Sen de insansın kardeşim. Kanka dışarıda. Sürekli konuşacak konuda. Bir şeylerimiz var deyip bir türlü şey olamıyoruz olaylar. Ne yani bu? Ben de anlamıyorum işte. Robot, biz kızlar evine gidebilir miyiz? İkimizin de benzer bir sürprizi var. O sürprizimizi yapıp gelelim. Güzel bir hediye aldık da. Adam. Oha, bunlar kızlar evine izin aldı oğlum. Bir söyleseydiniz nasıl? Biz de gideydik. Kızlar gelir belki. Bat buradan gidelim. Harbiden ya. Abi. Nasıl ya? Yani... sen mesaj atmıyor. Siz mesela sizin ikiniz... Sen şu an Bat'la mesajlaşıyor musun aşkım? Evet. Ama nasıl mesajlaşıyorsunuz? Hani değil mi? O az yani özelini sormuyorum bu arada. Yanlış anlama. Anlatırdım sorsan da. Hani aşkım çok mu yazıyor? Birden fazla yoksa aşkım normalde mesaj atıyor mu? Bak, darlıyor mu seni? Bunu çok merak ediyorum. Bak normalde düne darlıyor kadar mu sürekli abi? Yazıyor. Neredesin? Kimlesin? Ama ne tek yapıyorsun? Cümle değil mi?
Yani bazen uzun da yazıyor ama çok uzun böyle şey ya gibi yazmıyor. Bilmiyor kanka bu flörtleşmeyi. Ama kıyaslama çünkü onlar şu an böyle hani birbirine zaten karşılıklılar yükseklikte. Anladın evet. mı? Zaten birbirlerinden istediklerini alıp verebiliyorlar duygusal olarak. Sen de öyle değil. Belki bir şeyleri artık emin olmak istiyor. Çünkü çok şüphede her an Aynur gidebilir tedirginliğinde. Aslında seni çözemiyor şu an. O şüpheyle de her akşam o yok konuşmayalım. Ediyorum tam konuşmayalım döndürüyor hani falan. Merak ettiğim şey şu. Dur. Normal. Normal aşkım bir şey konuşuyorum ama üst üste geliyor sonra. Normal al işte. Bir kadın kız arkadaşınız dışarı çıkıyor. 4 saat boyunca söylüyor gittiği yeri ama 4 saat boyunca sürekli çevrim içi oluyor size yazmıyor. Çok ya, büyük bir yanlış büyük bu bence. Olmaz. Kabul edilecek olmaz. Bir şey değil abi. Değil abi. Kabul edilecek bir şey değil. Bay bay bebek. Yani var ya. Bir yere bebe. Yemeğe yani gidiyor. Ne olacak biliyor musun? Öyle bir şey yazdı ya. Aslında sen cesaretli adam. Hayır kardeşim. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bir yere gidiyor 4 saat boyunca çocuğun gittiği yerde. Bak dinleyin ama. O gittiği yerde 3 saat boyunca 4 saat boyunca görüyorum çevrim içi olduğunu giriyor çıkıyor öyle, rahat yani yazabiliyor. Öyle bir şey yok. Yazabilecek olmasa yemeğini yese muhabbet etse masadakilerle okey derim. Bak bir kere kanka ne biliyor musun muhabbet? Bir kere dışarı çıkıyor şimdi sen onu merak ediyorsun ya. Bir kere tabii çevrim içi bak çevrim içi olmasa bile 4 saat boyunca yazmaması çok büyük bir sıkıntı. Bu da yanlış. Hem de ben çevrim içiyken yazmıyor. Bunun çözümünü söyleyeyim kafada mi? Kafada soru işareti. Baba. Son direkt. Görülmeyi kapat. Böyle bir kadın benim hayatımda olamaz abi. Gör, kafalıyım zaten hareket, kendi aç dedi bana. Yapacağın hareketi söyleyeyim mi kanka? Yapacağın tek bir hareket var. Kapıyı kapatıp çıkacaksın. Allah'a emanet. Eyvallah. Kapıyı kapatıp çıkacaksın. Sonraki hayatında sana başarılar dilerim. Öyle olursa istemiyorsun. Ben böyle bir davranışta o kızı devam edemem. Sen yıpranmadın mı sence? Çok yıprandım kanka. Kendini bir ele al. Bak olduğum insandan farklı bir insan gibi gözükmeye başladım. Ben eski Berke'nin neşesini görmüyorum. Aynen. Yok zaten. Şimdi biz bugün dışarı çıktık. Görüntülü konuştuk. İşte yani arada onu konuştuk. Yani ne yazayım ki? Konuştuk zaten, sesli konuştuk. Niye mesajlaşıyor? Hani ilerleyen dakikalarda yazıyor mu? Ne yaptın bebeğim? Ne yapıyorsun? Ay şimdi ne yaptın değil. Gene beni germeye çalışıyordu. Görüntülü konuştuğumuz için konuşmadık o ara. Hani zaten kapattık gayet normal bir şekilde. Sonra sen bana niye... Ben de dakika başı mesaj mı atacağım? Bunlar hep bak senin yüzünden oluyor. Selam, ne haber? Her ikisi de. Ne haber? Hangisini seçiyorsun? Nasılsın Yeliz? İyiyim, teşekkür ederim. Bunu arkadaş olarak kabul edebilir misin? Sana aldım. Arkadaş olarak. Niye arkadaş olarak? Normal şey aldım. Ben çok anlamam bu arada ama. Niye aldın? Notum var. İçimden geldi. Müsaitsen 5 dakika konuşalım mı? Olur, bir arkadaş saniye. Olarak. Arkadaş olarak. Arkadaş olarak yaklaşmıyorsun. Bu nokta artık. Cümlenin sonu arkadaş olarak. Çiçek aldım arkadaş olarak. Okuyamıyorum Murat, dur. Ya çok anlamam ya ben öyle. Yüzün hep gülsün, sana gülmek yakışıyor. Evet, istediğim buydu. Bir de güldü yani. Güldürebiliyorsan benim için güzel bir şey. Önemli olan da zaten bu. Komiksin ama gülüyorsun. İstediğimi alıyorum. Şaşırdık mı? Ozan izin vermediler mi? Şaşırdık Ozan, mı? Ozan izin almaya çalıştım bilmiyorum. Teşekkür ederim. Aman şükür. Şaşırmadık. Birazdan gelirim. Sakin ol. Nereye geçelim? Şuraya mı geçelim? Cümeysa, bütün serviste yol boyu çocuk seninle ilgileniyor zaten. Kanka yanlış anlamadı. Yeliz'in de bu şekilde davranması kötü bence. Hoş değil yani. Bence de bu arada. Selam Aynur. Ben olayı tebrik ediyorum seni. Beni tanımıyorsun. Tanıyınca ne demek istediğimi anlayacaksın. Ay. Heyecanlanma, sakin ol, buradayım. Gitmiyorum geri. Yeliz kendi hazırla diyordu. Diyordu ki ben onunla aynı yere gelmem, Yeliz aynı yere oturmam, aynı yerde bile olmam diyordu. Şimdi gidiyor. Beraber oturuyor. Anladın oluyor. Mı? Bodrum sokağına mı gitsek ya? Hoş bulduk, merhaba. Nereye Haset buraya getir onu. Bizi konuşacaklarımız var ama şu an. Biz bir şey söyleyeceğim. Bir Bodrum sokağına bir şey mi konuşacağız? Konuşmam lazım ya. Konuşamaz. Arkadaşımla konuşamaz mıyım? Özel bir şeyler konuşacağız da müsaitsen. Ne düşünüyorsun yavrum? Yani ben hoşlanıyorum kızdan şimdi. Tamam, oluyor. Tamam, okey. Ama yani... Kıskançlıkları, mıskançlıkları ne bileyim ya. Şey bir de... Onur muhabbeti üzerine. Ha, evet, o da var. Yani gerçekten kızdırmak için mi, değil mi? Onun ayrımını yakalayamıyorum. Ama bundan sonra bakacağız yani. Bakalım ne ama olacak. Ama yavrum sen biliyorsun ilk başta Onur'dan da hoşlandım zaten. Tamam, onda bir şey yok canım da. Ama şimdi ben niye kafamı takıyorum biliyor musun? Hani eve sen getirdin ya onu. Evet. Sanki seni basamak olarak kullanıp da evet ben geldim senin için ama yanı sıra Onur'u da tanırım ya da tanıma yoluna girebilirim ya da evet ikinize de görüşebilirim.
Bana biraz ters. Bana da çok ters. Diye yani, düşünüyorum. Beğendim demesi ilk tamam, ben beni rahatsız etmedi de sonradan böyle hoşlandım onu da tanımak istiyorum demesi çok garip bir durum. Ama en sonki kritikte bence gereken cevabı verdim. Oo, hello. Hoş geldin. Beyaz meleğim. Elleriyle neler hazırlamış sana. Elleriyle neler hazırlamış. Ay. Ne kadar herkes şey ya. Neden? Bugün elim boş geldi. Ay çok yoruldum taşırken. Hamaratla. Pankek yaptım. Belki kahvaltı yapmamışsın. Dediğim en sevdiğim şeylerden birisi. Gerçekten. Eline sağlık. Şöyle koyayım. İyisiniz be. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? Şöyle götüreceğim. Mesaj alayım inşallah. En sevdiğim. Bu kaplarım benim kabım. Çok iyi. Melek gibi olmuşsun. Kanka ya, hoş geldin ama bir şey diyeceğim. El ele tokalaşıp olsan sonra kızıyor bana. Pankekler falan. Pankek. Hoş geldin. Şeyin mi bu? Sever misin bilmiyorum. Erkeğin kalbine giden. Ben kalp yaptım. Bunları kalp yaptım sana. Tıraş oldum belki onlar. Böyle, böyle erkeğimin kalbine giden yol midesinden geçer. Böyle mi giden kız? Nasıl geçti günün? Günüm çok iyi geçti. Oyun seni gördüm çok daha güzel oldu. Sen bana aşık oldun. Ben evet. Evet diyor. Kaptırdı sana kendini. Evet ya, yanlışlıkla bana bağlandı. Aşık ettim yanlışlıkla kendime. Aga yapma hatayı. Niye yapmasın, yapsın. Doğru kişiye aşık oluyor. Tam inanacağım sana, sonra senin Murat olduğun aklıma geliyor. Diyorum ki hayır Yeliz. İnanmana hiç gerek yok. Şu an gerçekten seni inandırmaya çalışmıyorum. Farkındaysan bir şey yaparken hep arkadaş olarak yaklaşmaya çalışıyorum sana. Evet farkındayım. Şu an herhangi bir ötesini zaten beklemiyorum şu an için. Hani zaten yaşanmışlıklarınız var, saygı duyuyorum sonuna kadar. Teşekkür. Ama belli bir yerden sonrasında bana inanacağını düşünüyorum, güveneceğini düşünüyorum. Elimden gelenin en fazlasını yapacağım, bunu bilesin. Farkındaysan zaten fazla şeylere, benlik olmayan şeylere girmiyorum. Mesela en basit örneği Oğuzhan olayı. Orada girmemek için kendimi zor tuttum. Hatta soyunma odası dediler ki, Oğuzhan seninle ilgili şeylere çok giriyor, sen neden mesela karşılık vermedin? Niye girmiyorsun? Ya çünkü sen genel olarak beni hani kavgacı, kırıcı, evet, bir Murat olarak tanıyorsun. Kaos ya. Kaos vesaire falan. Ya bu arada girmeyeceğim diye bir şey yok. İlla ki benlik bir durum olursa tabii ki de girmem gereken noktada gireceğim. Ama yani sadece bazı konularda kendimi frenlemek istiyorum. Çünkü o kafandaki Murat'ı biraz daha olsa yontmak istiyorum. Ya bunun için elimden zaten hani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Ya mesela iki gün işte ara verildi biliyorsun. Gerçekten o görüntülü konuşmadan sonra seni öyle bir üzgün görünce öyle hissettim. Gerçi hani sen öyle bir şey olmadığını söyledin ama aklıma takıldın yani. Hem bence bir de şöyle bir şey oldu. Biz normal babana beraber olan fotoğrafımızı atmış. Sürekli fotoğrafları niye paylaşmıyorsun, fotoğrafları niye paylaşmıyorsun, hani yapıyorlar ya. Yani ben daha önce kimseyle atmadım. Şu anda da Berke'den tam anlamıyla zaten emin değildim. Anladım ben onu az çok. O yüzden atmak istemiyorum. Son dün hani çıkarken biz tartıştıktan sonra dedi ki Galada'da ne olacağı belli değil, sürpriz olur. Yani ben alttan bunu yapıyor gibi hissediyorum. Bunu hissediyorum bu arada. Bir yorum yaptılar ya. Kanka sen, şimdi Aynur da benim arkadaşım ama ben de şu an Aynur'u anlayamıyorum. Ne için burada yani, niye bu evde? Burada ilişki yaşayıp dışarıda yazmayacaksın, niye böyle? Evet, daha ne kadar ilerleyeceksin, ben de bilmiyorum. İnsan kullanmaya girer. Biraz daha çabala, bakalım ne olacak? Ben bir şey çabalamam. Ne kadar çabalacağım? Bence bir şey soracağım. Yani Aynur Berke'yle ne zaman bir ilişki yaşamayı planlıyor? Yani böyle bir şey düşünüyor mu, bir şey söyledi mi? Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Bu evde kimseyle öyle bir şey düşünmüyor. Ya Aynur bizim gibi değil. Birazcık ağırdan alıyor da. Kanka bu evde kimseyle ben düzgün bir ilişki yaşayabileceğini düşünmüyorum Aynur. Emin misin? Kardeşim zaten seninle beraber güzel bir şey yaşayamadıysa... Bence yaşayacak insanlar var. Aynur'un diyorum. Ha Aynur'un mu? Kimle yaşayacak? Aynur'un yok. Böyle davranırsa hiç kimse... Bak başkası çok farklı tepkiler verir. Gerçekten şu yaptıklarına. Sıkıntı yok ama yani. Sen yine şey yaptın. Tamam gerek kalmadı kardeşim. Geç yine sen geç. Aa, geç. Bak gördün mü ya? Düşünüyorum peşindeyim ben. Yusun'un. Ne yapıyorsun? Dur be adam. Sen gülünce... Dur burada dertli izlerden bak. Of ya bir sen... dur ya. Dertleşiyorum kanka. Herkes manitasıyla buluşmuş ya. Sen gülünce dünyada hala güzel bir umutlar olacağını düşünüyorum. Hala öyle bir umut var diye. Gerçekten söylüyorsun. Teşekkür ederim. Uzun zaman dışı erkeklerden böyle iltifat almayan bir yanıcı gelmiyor. Evet. O zaman söylemeyeyim. Hayır ya söyle. Söylemiyorum. Ay ilk kez duyduğum için. Ben de ilk defa söylüyorum bir kadına karşı. Kolunu getir sol kolunu.
Aynen. Aynen. Nasbetiyiz aynen. Ya sokakta büyüdük demiyoruz boşuna biz. Semt çocuğuyuz biliyorsun. Sürprizin ne? He? Sürprizin ne? Daha var ona. Daha onu bekle. Şimdi geldi. Nasıl bir şey? He? Nasıl bir şey? Benim için manevi değeri aşırı derecede yüksek. Aşırı ama yani böyle bir şey olamaz. Çok. Aşırı çok. O yüzden bu hediyeye çok önem vermeni istiyorum. Tamam, söz. Bu zamana kadar aldığın en değerli olabilir. Ama bilmiyorum. Benim için verdiğim en değerli hediye olacak. Ama bu konular hakkında da çok yorum yapmak istemiyorum. Hem onun saygımdan ötürü, kendime saygımdan ötürü ve sana saygısızlık olarak algılarım artık böyle eski konuları konuşursan. Yok, çok da problem değil. Rahatsız olmazsan konuşabiliriz, rahatsız problem yok. Yani sonuç olarak hani iyi başladı, kötü bitti ama saygı duyuyoruz. Ama artık bunları da geride bırakmak istiyorum. Önüme çıksın, önümüze çıksın evet, istemiyorum. Evet ama bu yaşadığın buradaki ilişki senin için bir ön yargıya sahip olmamızı sağlıyor. Sadece çok normal. Bu senin için de herkes şu an için böyle düşünüyor. Evet. Ama şimdi ben kötü bir mazimiz oldu diye bu sende olacağı anlamına gelmez. İnsanlar farklıdır yani. Beş parmağın beşi biri değil yani. Dediğim gibi. Seni tanıyorum ama Murat. Bence beni tanımıyorsun. Tanımadığın için bu şekilde yaklaşıyorsun zaten. Hayır tanıyorum. Tanıdıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Tanıyorum. Tanımıyorsun. Hala aynı şeyi sen sadece tanıdığınız... Tanıdığım Murat'ı gördüğün için bu şekilde yaklaşıyorsun. Bence sen... Önyargılısın ve bu çok normal. Aynı şekilde ben de seni farklı tanısaydım... Ben de önyargılı olurum. Bu gayet bence normal. Sen beni bir proje olarak görüyorsun. Benim buraya evde tutunma amacım ya da başka bir tutunma amacım proje ya da planlı vesaire falan değil. Sen bu evde kalmak için değil ki keyif aldığın için. Yani evde kalmak olayını bildiğin için bunu sevindim. Ama keyif olayı falan da değil. Ben neden böyle bir şeyle uğraşayım ki? Hayır. Ya da mesela neden seni tercih edeyim? Neden mesela sen olasın? Hadi sorayım sana. Zaten... Neden ben? Bu soruyu sorduğun için sen olmayacaksın falan evet, diyorsun. Evet ben olmayacağım. Ya şöyle bir şey düşün. Neden sen? Zaten ilk başta senin ismini vermiştin farkındaysan tamam. İlk olarak. Evet. Yok hayır hangi özelliğim, hangi huyum ya da neyim dikkatimi çekti de ben oldum. Şöyle beni sakın seçtim. Yanlış anlama. Yanlış anlayacağını zaten düşünmüyorum. Hı-hı. Hani fiziki özelliklerin olarak dış görünüş olarak evet zaten çok güzel bir hanımefendisin. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ama daha çok böyle iletişimin çok kuvvetli. Mesela Hı-hı. ben zaten hani... özür dileyerek söylüyorum. Mert'le olan diyalogların hani ben diyorum ya hani dobracısın, çok güçlü bir karaktersin, dediğim dediksin. Hani ister istemez baskınlığın, o senin o gücün, dişi enerjili. Hani bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bak bu gülüşü çok iyi tanıyorum. Yani aslında doğrusunu biliyorsun. Aslında eminsin de. Bundan çok emin olduğuna eminim. Benden emin olduğuna eminim bu arada. Net senden... olduğuma artık inanıyorsun. Tamam, şunu söyleyeyim. Emin değildim normalde. O gala gecesine kadar biliyorsun. Evet. Gala gecesi netti her şey. Evet. Gala gecesinden sonra senin bu duruşun işte yani üzülmelerin, ağlamaların demek istemiyorum. Ondan sonra konuşma şeklin, konuşurkenki net tavrın vesaire her şey bana tam anlamıyla geçti. Eminim. Ama bana bakma öyle. Nasıl bakıyorum? Normal bakıyorum yani. Ondan sonra bir tık daha senin kafandan da düşünmek istedim açıkçası. Benim kafamda? Düştüğün durumun pişmanlığını yaşadığım için. Empati mi yaptın yani? Empati yapmak istedim. Seni gerçekten istiyorum. Ne kadar çok mesela? Fazla. Çok fazla. İyi o zaman sıra sende. Için. Gösterme sırası. Ben de affettim demedim. Hayır, beni izlediğini göstermenden bahsediyorum. Affetme kısmını geç, orayı tamam. Orası ayrı, o benim mesela. Seni istediğimi göstereceğim, emin ol. Bir şey merak ediyorum. Şu an aklıma geldi. Biz ilk kırmızı odaya gitmiştik ya. Oradan böyle konuşmaya devam etseydik, sence olur muydu bir şeyler? Olabilir dedi. Çünkü ben sonradan alışan bir insanım mesela. Hani evet o zaman mesela kestirip atmış olabilirim ama sonraya yönelik. Aynen. Hani bir şeyin hoşuma giderdi ve gerçekten mesela o gün şarkıyla indiğinde gerçekten etkileyiciydi. Allah Allah. Paylaştın, paylaşmadın değil mi? Paylaştın mı? Sen onu bana attın, ben onu paylaşayım diye mi atmıştın? Etiketledim sizi. Bana bir şey gelmedi ama. Yok, mesaj kutuna düştü ya. Oradan onu alıyorsun. Ama etiket onu da etiket hikayende paylaştığı yazmıyordu. Sadece bana
60 gibi gözüküyordu. Anladım, okey. O yüzden yoksa öyle etiketle beni, ben direkt paylaşırım sayfamda. Tamam, muhteşem tamam. Şarkın yani. Teşekkür ederim. Yıkılıyor. İşte sevdiğim öyle şarkılar yazıyoruz. İşte. Değer bilene. Canım herkes o değeri hak etmiyor yalnız. Yani hak etmemişler. Benim bir lafım var, onu hep derim. Fazla fedakarlık, fazla vefasızlığa yol açıyor. Tehlikeli bir adamsın. Tehlikeli bir adam değilim. Sen öyle görmek istiyorsun sadece. Hayır, tehlikelisin. Tehlikeli değilim. Bana bir zararın olacağını sanmıyorum. Asla sana zararım olmaz. Onun sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yanındayken kendini çok güvende hissedebilirsin. Çok ciddiyim. Murat saçmalama. Sen ev falan umurumda değil, dışarısı da umurumda değil. Ben senin yanındaysam hiçbir şeyden korkmana da gerek yok. Sen beni sadece bu evde tanıyorsun, dışarıdaki hayatımı da bilmiyorsun. Evet, bilmiyorum. Sen de beni bilmiyorsun ama. Öğrenmek istiyorum ama. Yani... Ben şu an için arkadaş olarak yaklaşıyorum. Evet, şu an hemen öğreneyim falan. Şu an sadece arkadaşız. Değil. Bak mesela bu bile benim için çok güzel bir şey, çok büyük bir şey yani. Plan projeli falan aklımda istersen ne var çok merak ediyorum. Efendim? Aklımda ne var çok merak ediyorum. Aklımda sen varsın zaten. Hayır. Şu an için bilgin olsun. Çok garip ya. Mesela ne garip olan? Bir tık değişiyorsun, onu görüyorum. O garip geliyor. Evet. Ya ama bak yarın öbür gün benim tekrardan tartışmalarımı görürsen artık gerçekten girmem gereken durumlarda girerim. Olay nasıl tartıştığın, tartışmalara girip girmeden değil. Olayın boyutu mu diyorsun? Ya da yok, konu ne olur? Senin lügatın, tavrın. Eski Murat'la şu anki tartışmaya giren Murat'ın arasında bir fark görmeliyim ki sana inanayım. Peki şu ana kadar görüyor musun? Hiç gördün mü? Bir tık değişmeye başladım. Garip. Evet. Bu fark ediliyorsa ya da fark ediyorsan ediliyor. Bu beni mutlu eder. Ediliyor ya. Bir tık daha sessizsin. Evet. Bunu görüyorum, fark ediyorum. Şaşırıyorum da. Ben ne anlatacağım buna gelecek burada naklen yayın? Anladın mı? Ben bunun farkındayım. Bir de ne de var biliyor musun? Leyla olayında. Evet, Murat'ın çok hataları var, Murat'ın çok eksik tarafı var ama Murat'ın bu kadar üstüne gidilmesinin sebeplerinden biri de Leyla'nın çok ağlamasıydı. Evet. Çok acı çekiyor olarak görülmesiydi. Anladın mı? Aşkım üzülüyor da onun çok duygusal olması Murat'ın suçu değil ki. Aşkım, aslında Murat'ın yaptıklarını bütün erkekler yaptı ama Leyla ağladığı için Murat daha çok göze çarptı. Şimdi mesela Berke de çok yüksekmiş gibi gözüküyor ya, abi herkes çok unutkan, şunu düşünmüyorlar. Ulan bu çocuk... Yanlış anlama, bu konuyu anlatmam çok doğru değil, farkındayım ama bu çocuk ilk geldiğinde Buse'ye de çok yüksekti. Evet. Çocuk duyguların çok yüksekten yaşamayı seviyor diye ya sen da... niye suçlu olacaksın? Evet. Onun kadar hızlı adapte olamadığın için bir ilişkiye sen mi suçlusun? Ya da öyle gösteriyor. Empati yaptığım için, seni çok iyi anladığım için, gerçekten haksız konumda olduğum için sonuna kadar savaşmaya hazırdım yani. Evet, birazcık haklı olduğumu düşünseydim asla yapmazdım bu arada ama hiç haklılık payım olmadı. Ya ben bir yerden de iyi olduğunu düşünüyorum, tamam kötü bir durum. Ama bir yerden de bence değerlerin anlaşıldığını düşünüyorum. Bu konuda senin bana verdiğin değeri görmüş oldum. Evet. Hani ben senden hep bir şey bekliyordum ya, bana karşı net ol falan. Aslında bu netliği bu olayda anlamış oldum. Bu arada ben de bu netliği bu olaydan sonra anlamış oldum biliyor musun? Kendi açımdan. Kaybetmek korkusundan dolayı mı anladın yoksa? Kaybetmek korkusu. Zaten bir insan gerçekten değer verdiğinde kaybetme korkusu taşır bu arada. Yoksa böyle yapar yani, aman der yani, giderse gitsin kafasında hani yaklaşır ama ben öyle yaklaşmadım. Yaklaşamadım yani, çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Fark ettim onu. Bak. Lisanslı mı, sorgulatabiliyor mu? Tabii tabii. Karatını? Sertifikası da var. Sıfır sıkıntı. Ya. Bak seninle birlikte ilk gideceğimiz zamanda maça bunu gidip bir de şöyle... Nasıl? Çok güzel. Bu sana olur mu? Olur, biraz küçük gibi ama olur. Olmazsa değişiriz. Yok yok. Bunu bu da senin mi? Bu da benim. Birlikte ikimizi aldım. Birlikte fotoğraf çekeceğiz böyle. Bu bana olur mu ya? Nasıl, beğendin mi? Bu arada dün mesaj almıştım şey diye. Yani sizin maça gittiğiniz zamanları görmek istiyorum falan. Evet, bunu bunlara giyeceğiz. Ondan sonra maça gideceğiz. Tamam ama daha buna biraz var. He? Olur olur. Olur değil mi? Gel bekle. Teşekkür et. Dur. Dur bekle. Giyeceğim mi? Dur ben de bunun üstüne giyeyim mi? Ama olmayabilir öyle ya. Bakayım. Bak, bunu buradan geçirmek birazcık zor. Ya böyle gösterelim olanlara. Ay çok garip. Saçımı çıkarır mısın? Gel. Gel şöyle olanlara göstereyim. Ay çok
Vay 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 vay. Buradan maça mı kardeşim? Ama buradan... bu kombinle. Evet. Altına gömlek giyeceğim. Benim de bu olacak. Buradan tribüne gidilir. Olmuş mu? Vallahi bunu olmuş kardeşim. Ne olacak? Birazcık bana şey. Dur, arkanı dönme fazla. Oğuz arkaya bir baskı istiyoruz. O'Neal mi? O'Neal 1907. Hı. 1907 niye? Niye acaba 1907? Tamam tamam. Gel, sizin oturana. Çıkma tarihiniz Nihle. Tamam. Şu gömleğini tutsana. Çıkartacağım. Sağ olun. Tamam, ben hiç hoşuna gitmemiş gibi. Hayır, kesinlikle teşekkür ederim. Valla. Evet, gerçekten. Adına böyle arkasına biz de yazdıralım. Evet. Sonra maça. 1907. Evet. Bak. Ben... Sen de Nihle yazacak, bende de olur. 4 saat boyunca WhatsApp'a girip bana yazmıyorsa olmaz bu iş. Ben sana ne dedim, haklısın. Olmaz. Herkese sor. O burada konuşuyor, ekranda gördük. Ne konuştu? Ben yanında yoktum. Bir söyle bana. İşte bununla alakalı işte Beyza'ya diyor ki işte seni sürekli yazıyor mu, darlıyor mu, sık sık mesaj atıyor mu? Sen şimdi bir yere çıkarsan, 4 saat bana yazmazsan sürekli çevrimiçi olup ben tabii ki yazacağım ne yapıyorsun diyorsun. Dışarıda görüşemiyoruz zaten. Tamam. Anladın mı? O yüzden dışarıda tabii ki yazacağım ne yapıyorsun, niye cevap vermiyorsun, niye insanlarla... Niye bana böyle davranıyorsun? Tabii ki soracağım. İçeride öyle, dışarıda öyle olmaz burada. Tamam, doğru. Zaten sormadığı bir şey yok. Evet, şey. Tatlı bir şey yaşamaya da gelmedi. Burada. Tamam, haklısın. Okey. Olay bu. Hikaye bu. O burada konuşuyor, yok sürekli darlıyor mu seni? O Beyza diyor ki evet diyor, sürekli ne yapıyorsun, neredesin diye soruyor diyor. Ama uzun uzun mesaj atıyor mu diyor. Beyza diyor ki evet diyor, atıyor. Herkes yapar ve hiçbir erkek bunu burada alamıyoruz. Etmez. Hiçbir erkek. Ben hiç etmem. Tabii canım. Yani bu şey, öyle ben şey diyorum, yok. Ben dün konuştum. Yani ama. Ağırdan alma rolleri falan yemez yani burada. O işleri geçecekler. Ben ilişki yaşamak istiyorum burada. Ben buraya arkadaşlık yapmaya, oyun oynamaya gelmedim. Net söylüyorum. Bu kadar basit. Tamam, ben ay, hadi o zaman 30 saniye mesaj atmayacaksın. Şey hasreti arası bozuk maçların dertlemiş ya. İşte şey olarak. Ben anlamıyorum ki tam ne dediğini. Ses az geliyor da. Instagram'da bir paylaşım muhabbeti vardı ya. Evet evet, onlara çok terbiyesizce yani, yaptığı hareket benimle alakalı. Tamam. Bana okay, söyle. Ya Beyza onu kabul etti zaten. Sana söyle. Vicdanla alakalı. Yaptım diyor ama ben onu hani komik bulduğum için kanka komik biz de konuştuk. Bir şey yok. Biz de konuştuk diyor, yaptık diyor. Tamam dedim. Yaptın. Özürünü dilersen olay kapanır. Nerede çünkü... özür kanka? Ya hiç hayır ya. Onu söylediğimi sana söyleyeyim. Ne? Belki gerçekten çok yoğun duygular besliyor. Şimdi kuliste gördük. O benden sonra geldi. Benim de hazırlıklarım falan vardı, yaptım. Ya... Kanka ara verelim diyor ya hani. Ara verme yok, bitsin direkt. Ben istemiyorum. Ara verme derken işte bazı ya, durumlar var diyor. Bilmediklerim var diyor. Ben de, her şeyi tamam, biliyorum da konuşmuyorum. Dedim. Konuşalım burada istiyorsan. Ben de konuşalım dedim. Benim sevmediğim şeyler artık biliyorsun. Artık tekrar söylememe gerek yok ki. Ben de senin artık sevmediğin şeyleri biliyorum. Sevdiğin şeyleri de biliyorum. Mesela ben. Yok. Sen değilsin. Ben değilim. Başka şeyler, sevdiğim şeyler. Mesela neler? İlk sıraya sen girmiyorsun. Şu anlık girmiyorsun. Ne giriyor ilk sıraya, merak ettim. İlk sıraya başka şeyler giriyor. Mesela ne giriyor? En sevdiğim şeyler arasında ilk sırada. Evin içinden mi bahsedelim yoksa dışarıdan mı bahsedelim? Evin içinden bahsedelim. Ha, ama önceliğim sen değilsin evin içinde. Kim? Şu anlık. Kızlar. Nasıl yani? Hasret Yeliz. Şaka yapıyorum, tabii ki de sen var mısın? Ya bir de inanacaktım buna yani. Senin söylediğin her şeye inanıyorum. Yalan söylesem bile çünkü içinden gelerek söylüyorsun. Aa, o zaman seni hiç sevmedim. Sana ısınamadım. Şaka yapıyorum ya, şaka yapıyorum. Gel. Şaka ya. Konuşmayı bilmiyor. Ama yok, sürekli çevrim içi iletişime giriyor da benle değil, anladın mı? Sıkıntı bu, buradan kaynaklanıyor. Ben onu da söyledim. Hadi bir gün işi vardı şey. Bir de bu ara Aynur'un gerçekten ailevi mevzuları var. Tamam, ben bunu bana anlatsın. Ben... Kanka ben bile konuşurken gidik. Kanka bak, ailevi mevzuları olan insan 5 dakikada bir çevirme işi olup 3 saat yazmazlık yapmaz. İşte kim başkası bana gerçekten vardı ailevi sorunları, başkasına yok mu yani, anlıyor musun? İşte acaba bak, ailesiyle mi konuşuyor? Bu çok iyi yani bir konu. Harbiden öyle bir konu yani. Bak kritikte soralım. Bütün kızlara da soralım, erkeklere kritikte de soralım. Kritikte sormak, ben Aynur'a zaten diyorum. Sen diyorum, dışarıda bir ilişki yaşasan dedim. Mesela örneğin dışarı falan çıkıyorsun ya 4 saat birisine cevap vermemezlik olmaz. Olmaz abi.
Ben bak, bunu diyorum. Bak anlayışsız insan değilim kanka. Dersin ki bak yemek yiyeceğim, arkadaşlarımla sohbet edeceğim, çok telefona bakamayacağım, okey. Ama görüyorum 2 dakikada 3 dakikada bir çevrim içi oluyorsun. E bana yazmıyorsun i̇şte, yani. Kim? Şimdi ya da yazsın sen dediğin gibi bunun açıklamasını yapsın sana. Tamam onu sen yazın. Ya da bazı zamanlar mesela ben de öyleyim kanka. İşte burası bir şov dünyası, anladın mı? Kimin gerçek, kimin doğru olduğunu anlayamayız. Kimin gerçek, kimin... kimin gerçek, kimin sahte olduğunu anlayamayız. Ya bana çok abartı gibi geliyor biraz. Ben bence... ne bence. Oldu bize ya? Aya senden başlayalım. Sen bence hala o ön yargıyı atlatamadın Berke'nin geçmişinden kaynaklı. Bak, yo, Berke... Onu atlattım, ben Berke'yi tanırken afalladım bu arada. Bu tanıma aşaması, o bitti. O konu hiç... Ondan ötürü değil yani. Ondan ötürü değil. Ondan önce korkularım vardı. Sonra yavaş yavaş baktım ki bir şey konuşuluyor. Konuşmayacağım diye. Ertesi gün geliyor buraya. Konuyu ilk açalım. Ne oluyor? Günaydın da bana niye gece yazmadın? Ya arkadaşlar burada yeni tanışıyoruz. Sürekli bir insana ararsın, kapatırsın. Ben sonra tekrar mesaj mı atacağım? Ne konuşacağım? Ya ben mesaj attığım zaman kavga ediyoruz ha. Kavga, sürekli kavga ediyoruz. Ben dudağın ne yaşıştı? Bana niye bundan haberlerini vermiyorsun? Çünkü sürpriz. Olmuş mu? Nasıl sürpriz? Sürpriz olsaydı sen... Ah. Nasıl? Efendim oldu. Ben çok utandım. Ah. Ah. Ah, ben bir kötü oldum. Ambulans! Ah. Yes. Bak şimdi kendimi. Geldim. Ama keşke bana bir söyleseydin. Sürpriz olsun istedim. Ne? Böyle... Ben de diyorum bunda bir, niye bir gariplik var? Meğersem dedim... Dudağına... Kaç numara dolgun? Nasıl yani? Bilim mi? Bilim mi bilmiyorum. Sadece güzel. Bunu konuşmasak olur mu? Ne gerek var sana? Yaptım işte. Fıstık gibi kızsın. Yaptım işte. Gencilik çıtır çıtır. Güzeller güzeli. Ben seni zaten çok beğeniyorum. Yaptım işte. Bir daha yaptırma başım. Tamam zaten bir kere. Bir kere on değil mi? 10 kere mi yaptırayım? Hayır bir hiç. Ama tabii. Ondan sonra ben biliyorum millet basıp duruyor ondan sonra. İğne mi basıyorlar burada? İğne mi basıyorlar? Acıyor mu? Acıdı. Üstü biraz. Canınımı acıttılar senin yerin ben seni. Gel bir kere ben de öpeyim. Sen de. Sakin. Ben sakinim zaten. Bak, dün dediklerim herif psikoloji, tamam mı? Bir psikolojiye gerek yok kardeşim. Herif psikoloji dedim, bir psikoloji merhaba. Değil. Merhaba. Aşkım yanıma gelsin. Ben mi yanına gelirim? Sen aşk. Ben değil mi? Sen. Aşkım ben tek. Aşkım ben tek zaten. Siz hepiniz. Dur şurayı kapatalım da free kick vermeyelim. Ayıp. Şimdi ben dün ikinizle de konuştum. İkiniz de bu muhabbeti biliyorsunuz evet. Zaten. Seninle Berke'den önce konuştum. Ya daha doğrusu Berke'yle konuştum. Sonra seninle konuştum. Uzun uzun. Yani arkadaşlar dün yaklaşık bir 4,5-5 saatimi aldınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Neyse canınız sağ olsun, sizi çok seviyorum. Sevmesem asla yapmam. Sonra senden sonra aşkım Berke'yle konuştum ama sana ulaşamadım dün gece. Sabah da geldiğinde kuliste bir, aynen kuliste bir kısa görüştük. Şimdi Berke'nin kendince senin de olduğu gibi haklı sebepleri var. Ben bunu dün de konuştum ama böyle hani ufak tefek bunu söyleyeyim. Berke'yi rahatsız eden durum diyor ki kanka siz diyor dışarı çıktınız. Biz hafta sonu dışarı çıktık ya. Çıktınız diyor. Şimdi senin 3-4 saatte bir cevap vermen sorunun olabilir. Ben aile bir sorunun olduğunu da söyledim. Sorunun olabilir, sıkıntın olabilir. Zamanın olmayabilir. Stresli bir gün yaşıyorsundur. 3-4-5 saat bir gün bile olsa cevap vermeyebilirsin. Okey. Ama bunun her halükarda her defasında tekrarladığını, işte bunu hani hoş bulmadığını söylüyor. Ben de dedim ki konuştun mu ya diyor bana diyor zamanı yok diyor ama diyor çevrim içi gelip diyor başkalarına zamanı var diyor. Dedim tamam bunun sebebini başkalarına sordum. Başkalarına zamanı var derse yanlış anlaşılır yani. Kimle konuştuğunu bilmediğim için tabii ki başkalarına diyeceğim. Kime diyeceğim? Başkalarına. Kimle konuştuğunu biliyor muyum? Tamam şimdi bak seni yine bak ilgilendirmiyor demek ki. Bak nasıl ilgilendirmiyor? Seni sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun ya? Sen kimsin benimle tanışmayana girmeye çalışıyorsun. Kısmıyorum. Kısmıyorum. Sen mi soruyorsun? İşte bu yüzden sen böylesin işte. Sen böyle. Lütfen bana şans ver. Bye lütfen bye. Bana şans ben ver. Bak buradaydım böyle yaptım diye böyle oldu senin. Aynen.
Görüyorsun bak konuşmayı. Ama sen tamam sen uzaklaştın. Oturuyor musun? Yürü. Oturun. Yürü. Sen otur. Sen de otur. Şuraya otur. Otur. Hadi git. Aynur. Hadi git sen. Aynur oturur musun? Saygısız ya bırak gitsin. Yerlerdesin. Yürü. Konuşma. Seni bu yüzden aldım. Hadi. Bak işine. Bak işine. Bak işine. Çok tuttum seni. Sen. Çok tuttum seni. Böyle olur. Yapacak bir şey yok. Bu net kanka. Kanka ama senin de şimdi kiminle konuşuyorum işte bilmiyorum. Diyor ki mesaj. Kanka biliyor muyum kimle konuştuğunu? Tamam biliyor muyum? Farklı türlü söyleyebilirsin belki. Ben biliyor muyum kimle konuştuğunu? Yanlış anlaşılır. Böyle bir şey yok. Bilmeyebilirsin bak ben ne diyorum sana? Böyle bir şey yok. Sen ne yapıyorsun? Fevri davranarak çocuk oyuncağı değil bu. Bak milyonlar izliyor burada. Tamam kanka o da istemiyor. Bu kadar basit tamam bitsin gitsin. Bitsin gitsin ya çok da umurumdaydı ya. Ben yapacağım yaptım benim gönlüm rahat. Benim gönlüm rahat. Ne için bu evde olduğunu insanlar görecek. Çok emin oldum yani şu hareketinden sonra. Bir parmak bal ağzına çalıp kaçmakla bu iş olmaz. Adam gibi ilişki yaşayacaksan bu evde olacaksın yani. Tamam ilişki yaşamak istemiyorsan da ben yokum zaten o zaman. Ooo! Yani teşekkür ederim. Ama bir şey diyeceğim. Bir şey. Bravo Mimik adam, bravo bu benim Mimik adam. Bravo. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bunun bir hikayesi var. Dün biliyorsun anladım. Kuzenimin düğünü vardı. Evet. Ve gelin şey atacak falan. Ben yani o kadar mücadele veriyorum ki almam lazım. Böyle bekliyorum falan. Ama al bir zahmetini. Gerçi çok ya. Mücadele de ver... Çok mücadele de vermedim yani. Şu elimi uzatmam yetti biraz ama... Bilmiyorum artık buradan ne anlam çıkartmak istiyorsan... Aldım ben merak etme. Aa, anlam çıkarttım. Yalnız Leyla tahtaya Rümeysa'yı da yazmışsın çocuğun. Ya zaten... Kendimiz beni için yazdı, kriter değil. Ki. Gelecek adayın genel ben olarak nasıl bir tipleme olacak? Ben adayı buldum yani. Evet onu soruyorum aslında. Heh. Söyle. Bu benim nikah şişim. O bizim artık bence bir şey yol şişimiz de olabilir yani haberin olsun. Evet. Bak ne kadar tatlı oldu. Bir şey diyeceğim. Yok Rümeysa'ya bir şey demek istiyorum. Şuna acilen yeni bir yer bulmamız lazım. Benim artık sana alacağım hediyeleri koyman gereken bir yer olmalı. Umarım senin için de öncelik benimdir. Buse'cim önceliğim sen Buse'cim, oldun. Buse'cim, Mert'cim. Kuzum. Kuzum. Sen olduğun belli değil mi Allah aşkına ya? Değil. İkna olmuyorum. İkna olacağına emin ol. Yani ben... Şaka yapıyorum. Bir şeyden önden sana söyledim. Gerisini zaten sen anlamışsındır az çok. Ne olacağını. Çok hoşuma gidiyorsun. Sen de benim. Öyle böyle mi? Öyle bakma. Sen var ya ne çok var fenasın. Sen ya. İlk günden beri bana şey böyle bakıyorsun. O yüzden... Böyle oluyor işte. İşte ne var bakışında? Beni hasta ettin. Bunu bakıyor. Canım benim. Ne var bakışında? Ben bakarım sana. Tamam nasıl bakıyorum? Böyle işte. Nasıl böyle? Sen çok merakım yapma. Nasıl bakıyorum? Çok tehlikelisin ya gerçekten. Yani böyle çok derin. Ama herkese böyle bakıyorsun. Sıkıntımız o işte herkese biliyorsun mi? Ki. Evet, fıldır fıldır gözlerin konuşuluyor ya her yerde. Şu kalbimin dili olsa da bir anlatsa sana gerçekleri. Keşke dili olsa gerçekten. Aynen. Boş bakıyorum ben bazen. Boş bakarken de manalı bakacağım bakmıyorumdur herhalde. Belki genel bakışlarının şeyi budur. Bilemiyorum. Mert. Ay güzel. Sinirlerim çok basıldı. Düşmem ben böyle bakışlara. Ya iki dakika, ya iki dakika yanına oturamıyorlar. Bu oradan dilini ton... tutmasını bilecek kanka. Sen ben de çok sinirlisin. Ezdirmem kendimi sen kaç gün oldu sinirlisin. Ya. Yeterse yeter. Tamam. Saçma sapan konuşuyor. Dedim ben ki ben dedim başkalarıyla dedim. Konuşuyor, benle bana yazmıyor dedim. İşte başkalarıyla konuşuyor derken öyle imadı. Başkalarıyla konuşuyorsun. Kiminle konuştuğunu, kiminle konuştuğunu bilmiyorum dedi. Konuşuyorsun demiyorum. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum dedi. Bu zaten bilmiyorum yanlış bir şey mi söyledi? Ama şimdi Berke, bak şimdi hayatım. Bir imada bulunmuyor aslında, genel cümle kuruyor. Ama işte ton farkıyla imada bulunuyormuş gibi. Ben Berke'yi anlıyorum. O da bana öyle konuşuyor. Ama bak sinirli ya. Şimdi bir dersin ki ama ben senin kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Hani sen ne diyorsun budurma bir butonla bir de dersin ki ya kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Kiminle konuşuyorsun? Ama sinirli yani aslında tonlaması sinirli. Ondan dolayı arkadaşlar, sinirli olduğu bak, için yanlış ifade edilmiş olabilir ama. Bak bilmiyorsun sen de hasret.
Objektif bakmıyor mu? Ya senin burada ilişkin olacak 3 haftadır bir tane fotoğraf paylaşmayacak. Anlatsana bana bunu. Sen benim için zaten iş biter. Bitti işte. Tamam işte. Ben sana bunu söyledim zaten dün gece. Söylüyorum ama ben dün gece de sana söyleyeceğim. Ben de söyledim, takipten çıktı. Bitti dedim, istemiyorum. Ben takipten çıktı. Dedim ki Aynur'a 4 saatten sonra. Bence şu an çok sinirle konuşuyorsunuz. Biraz sakin olmanı bekle. 4 saatte bir insanın cevap vermemezlik olmaz. Ben kanka bir kere söyledim. Değil ya, 3 haftadır tamam. Bak yapıyor her gün. Farkında mısın? Ben ne dedim? Sorunlu olabilir, bu bir gün olur, 2 gün olur dedim. Ama dedim her gün dedim bu olmaz. Bunu kimse kabul etmez. Bir de bak bu çocuk çok alttan aldı. Gerçekten bazı şeyleri çok alttan aldığı için her konuda. O yüzden aldın. Şu an patlamasının sebeplerinden biri de aslında bu. Ben de anlıyorum. Şimdi ben de bu patlama gerçekleşmesin diye dedim ki bir oturalım. Belki patlama dedim, gerçekleşmesin tamam. Ne olacak biliyor musun? Çevrim içi olduğunda bana da yazacak. Tamam. Benle fotoğraf ben paylaşacak. Ben bunu söylüyorum. Anladın mı? Senin bu erkek arkadaşların meselesini ne yapacağız? Hangi erkek arkadaşların meselesi? Dışarıda yakın arkadaşlarım var, erkek evet. Arkadaşlarım var diyorsun. Buna karşı gelemezsin. Nasıl bir arkadaşmış bunlar? Çok yakın arkadaşlarım. Kaç senedir? 3-4 senedir. 3-4. Nerede evet. Tanıştınız peki? Sosyal medyada. Sosyal medyada? Evet. Ne yapıyorlar bir günler? Niye hesap sorar gibi soruyorsun? Yok hesap değil, merak ettiğim için soruyorum. İşte video falan çekiyorlar. Video çekiyorlar. Anlayacağım, kızı bile kendine benzetmiş. Sosyal medyadan tanışılan bir erkek arkadaş sence ne kadar sağlıklı? Ne diyorsun sen ya? Nasıl ne diyorsun sen? Şaka mısın? Hayır, içimden geleni söylüyorum. Sen hiçbir şeye karşı gelemezsin böyle. Kısıtlayamazsın beni. Nasıl kısıtlayamazsın? Erkek arkadaşlarımla görüşürüm dışarıda. Ya tamam, kendimi sana mı kapatayım yani? Hiç özel alanım olmasın mı benim? Bu özel alan mı arkadaşlar? Onlar özel alanına mı giriyor? Yoksa bizim seninle ilişkimiz mi özel? İkisi de özel. Sen karışamazsın benim erkek arkadaşlarıma. Bu kadar net misin? Evet. Karışamazsın. Sen de tanışırsın onlarla. Yok tanışmam, siz takılın. Görüşün. Bıktım yemin ederim ki bu hallerinden. Bir de kısıtlıyor bu da. Bununla mı uğraşacağım ya? Bence de hiç gerek yok. Kızlar evine gidebilir miyim? Olsan? Aynen. Allah. Kabat. Bir daha ısığından kurtulmak istiyorum da lütfen. Gidebilir miyim? Dağ ısı ya. Mağaradan çıkmış bu. Gidebilir miyim? Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Lütfen beni yolla lütfen. Bırak ya, mağaradan çıkmış gibisin. Mağara... Ne alakası var mağaradan çıkmış gibi? Sen her gün bana yeni bir şey söylüyorsun. Onu yapma, şunu yapma. Niye, köle mi istiyorsun sen? Onu yapma. Sen de bir konuşuyorum. Belki tanışacağız, bir konuşacağız. Direkt res çekiyorsun. Kendin bana demedin mi siz takılın diye? Bana sorma. Sen çünkü özel alanım diyorsun. Bu özel alana mı giriyor? Bana sorma lan. Buruna, evet. Buruna girmiyor. Dudağına dolgu yaptım. Gidebilir miyim ya? Lütfen. Gitmek istiyorum. Hayır, gidemezsin. Ya bırak ya. Gidemezsin. Gitme. Robot gitmek gel istiyorum buraya. Lütfen. Bırakır mısın? Dokunma gel bana gel ya. Dokunma. Niye ya? Kendini düzelt, öyle gel bana. Kendimi düzelt. Aynen öyle. Ne alakası var? Fikirlerini değiştir sonra gel. Fikirlerimi konuşarak beraber çözebiliriz. Olamam, geliyorsun bakma. Burada bana karışamazsın deyip gitmeye çalışıyorsun. Robot gidebilir miyim? Ha. Ben seninle uğraşamam ki. Uğraşamazsın, uğraşım. O huylarını düzeltmen lazım maalesef. Sen bilirsin yavrum. Ben sana köle değilim. Sen bilirsin. Git kendine başka köleler bul. Olur. Mağara ya, mağaradan çıkmış resmen. Anlat kanka. Ne olduğunu anlat, bilelim. Ya ne oldu, şöyle bir şey var. Aynur'la Görkem'in bir şeyi çıkmış. Editi. Editi çıkmış. Tamam. Ayak hani, ayak üstüne atma ayak, muhabbeti. Biliyorsun tamam. Şey var ya, evet. Bacağını aha. Atıyor falan. Of ya, insanlar dalga geçecek benimle diye bana attı onu. Ama ben ona daha önce birbirimizle ilgili bir fotoğraf atmıştım. Tamam. Öncesinde de 4 saat yazmadı bana. Tamam. O yazmayınca ben de bir fotoğraf attım editi, ikimizin olan. Ondan sonra hiçbir şey yazmadan bana Görkem'le olan editi atıyor. Of ya, dalga geçecek insanlar diyor. Yanlış. Oğlum bana ne? Abi canım. Benim de bir sürü editim çıkıyor başka yanlış. İnsanlara. Ben de onları atayım o zaman, anladın mı? Ben de işte ona söyleyeyim ki bu konu hakkında dedim. Yanlışsın. O da dedi ki tamam kanka, ben de evet dedi, yanlış olduğunu biliyorum. Ben de hani hatalı olduğunu kabul ediyorum. Mu? Bunu dün söyledik. Ne? Ağlıyor mu? Kim? Ağlar ne dedin? Oğuzhan'la dedim ki mağara insanı sana. Bana diyor ki yakın erkek arkadaşların olamaz. Hayırdır yani? Benim zaten bir kız arkadaşım yok. Hayır, sen onu diyecek ki abinlik ya. Görüşme. Yani öyle bir adam. Biz
sal da oğlum ya. Ne? Bir salı bir daha kesinle. Tamam, tamam bir sal. Öyle ben mutlu tamam, olamıyorum. Sen çek. Çek. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayır, hayır, ne hayır. Yapıyorsunuz oğlum? Tamam. Çekin mi ya? Çek. Çekin mi bak. Çek. Bana temas oldu mu? Oğlum ha. Oğlum elini çek. Çek. Bana sakın dokunma. Ya. Şu an karma mı yapmaya çalışıyor, intikam mı almaya çalışıyor ben bilmiyorum. Ama şu an var ya, bak çok açık soruyorum, kesin mi olman ya? Asıl bir şey söyleyeyim mi? Bu evde gerçek bir enişteci varsa o ne bu ne tam olarak sensin Hasret hayatım. Tamam mı? Tam olarak da sensin. Ay sen şimdi Bat elinden gidecek diye korktun. Burada herkes onu haklı görüyor çünkü bana attığı mesajları kimse bilmiyor. Konuları konuşalım Öykü Hanım. Burası kısmesi olur evi ise. Ya, o yüzden bu kadar kızarıyorsun. Kırmızı çok yakışıyor belki. Susar mısın? Ben konuşuyorum. Ay konuş. Sen buraya sahte bir ilişki yaşamaya geldiysen dışarı. Ya sussana sen ya. Öykü Hanım biz aşk yaşamadık. Biz aşk yaşamadık. Bu neyin yükselmesi ya? Bir kadının bir erkek arkadaşı varsa o erkek bir fırsatını kollar her zaman. Ya ne aynı fırsatı var ya. Sen niye karışıyorsun onların dansına? Bu arkadaş olarak nasıl bir karışma? Öykü Hanım, Yeliz'i çok beğendiğim için kıskandım. Erkek arkadaş meselesi konuşuyoruz. Bana diyor ki erkek arkadaşların hakkında konuşuyoruz. Niye karışacak mısın diyor. İşte onlar benim özel alanım. Özel alanın mı? Kesinlikle haklısın. Ben hepsinde konuşacağım hepsiyle teker teker. Şaka yaptım. Ama bence karışılması çok saçma bu. Ya nasıl arkadaş, saçma? Saçmalama ya bu. Arkadaş çünkü Oğuz arkadaş da siz bilmiyorsunuz bak, arkadaşları. Arkadaş, siz kadın kafasıyla düşünüyorsunuz. Aslında olay öyle değil. Evet doğru söylüyor. Onlar sizin bir ilişkide ayrılmanızı bekleyen, sırada bekleyen, senden bir atak bekleyen insanlar. Bak öyleleri de vardır. Hatta evet var. Tamam biliyoruz. Bazen görüyoruz. Ama mesela şu an eminse o onlardan değildir yani bu kadar. Emin işte o erkeklere güvenemiyorum zaten ben. Anladın mı? Dilara'ya güvenmemekle alakası yok. Erkeklere tamam. Güvenemiyorum. Tanımıyorum. Tanısam da erkek beğenini biliyorum. Ben de erkek beğenine tabii sahibim de. Anladın mı? Mesela bu adamın yaşadıkları. Yani burada konuşmuyorum. Ben kötü şeyler yaşadım. Çok kötü şeyler. O yüzden erkeklere güvenmiyor. Erkekle kadın ilişkisine, arkadaşlığına o kadar çok en karşı benimdir yani öyle diyeyim sana. Ya burada oturuyoruz. Erkek arkadaşı mevzusu açılmış. Belki ikna etse beni ikna edebilir. Görüşmesine izin verebilirim. Kalkıp gidiyor. Sen bana nasıl karıştın? Mağara adamı diyor bana. Mağara adamı. Harun mağara adamı mı? Mağara adamı diyor. Aynen kardeşim yeni doğdun mağaradan yeni doğdun, çıktın. Mağarada doğdun. Kusura bakma biz taş devrindeniz. Ya şey düşün kendine böyle modern bizde. İnsanlar olursun. Biz böyle sizin gibi modern olamıyorum. Aynen öyle. Ne dedi sana? Bana diyor ki yakın erkek arkadaşların olmaz. Dedim ki mağaradan mı çıktın sen eve geldin? Niye kendisinin yakın kız arkadaşı vardı? İzin vermiyor burada. Birine selam vermeme izin vermiyor. Ya kendisi yani. Serviste konuşuyor Buse'yle. Ben geldi insan lafın üstüne mi diyelim? Mesafe koy demek ayrı, yasak koymak ayrı. Yine gelsin patlattın bir bomba. Enişte Bey otur bakalım gerçekten. Şöyle bir ifadeni alalım senin. Hangi mağaradan geldin? Bu gelirken solda kalıyor ama. Bana mağara adamı diyor ya sen. Doğru söylüyor. Öylesin. Ne alakası var? Ama nasıl yasak koyarsın erkek arkadaşı olamıyorlarla konuşuyor. Sen de tanışırsın. Ben erkek arkadaşlarını görüşmeyeceksin demiyorum. Öyle erkek diyorsun. Erkek arkadaşlarıyla alakalı konuştuk. Diyor ki sen diyor benim özel alanıma giremezsin. Bu özel alanım mı senin? Tabii ki sen de benim özel alanımsın. Onlar da özel benim yani. Tamam ben hayatım senin... alanı mı adayım bak sen gelmiş diyorsun ki bana özel alanım. Ya özel alanım ne demek ya? Arkadaşlık olarak özel alanım. Sen ayrı o ayrı yani. Hayır abi arkadaşlığın özel alanı olamaz. Senin özel tek alanım. Ben olabilirim. Hayır sen dedin mi genel olarak erkeklerle arkadaşlık yapmanı istemiyorum. Ya ben normalde benim sevdiğim kadının erkek arkadaşıyla görüşmesini, erkek arkadaşının olmasına izin vermem.
Bak, ya bir çok fazla var şu. Çünkü onlar bak, onlar fırsatçıdır. Şeyse... Her zaman onun bir adımını bekler. Hayır. Benim hayatımda öyle bir kardeşim var. Bir de sosyal medyadan sosyal medyadan. Sen nereden biliyorsun ki onları? Sordum, sosyal medyadan tanışmış bir hani. Tam ne var bunda? Çocuk bak, ilkokulda tanışmış bir arkadaşı olabilir. Onlar birleşip hep video falan çekiyorlar. 4 yıldır yakın arkadaşlarım. Hiç kimse de hiçbir şey diyemez yani. Dinlendiğimiz 2 gündeki özlemim ve senin de özlediğini hissettirecek. Evlilik teklifi mi edeceksin? Senin de özlemini ifade etme durumların, mesajların beni etkiledi, yükseltti sana. Evet, özledim seni zaten. Şuma git. Hep onu. Görüntülü arıyorum. Şuma git onu yazma. Ama biz level atlıyoruz, kabul et. Level atlıyoruz biz, kabul et. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Bütün arkadaşların, evet, yakın tamam. arkadaşlarımla görüntülü konuşuyoruz. Sen benimkilerle tanışıyorsun, merhabalaşıyorsun. Bu tamam. bir level yani. Evet, zaten öyle. Ben de öyle hissediyorum artık zaten. Artık burada biraz daha resmi yani. Bir yola girebiliriz. İstiyorum. Senin de istemen gerekiyor. Bakalım. Senin de istemen gerekiyor. Hemen tamam demeyeceğim ama. Hemen de çözüldü. Hemen tamam dedin. Hayır, kayıt altına tamam alındı bunlar. Hiç kusura hayır. bakma. Tamam dedim. Şimdi tamam dedim ama yine de hemen durduk yere tamam demeyeceğim. Bir şeyler yap bir bakalım yani. Sevgili sürecinde, evlilikte bambaşka. Tamam, bu süreç zaten evliliğe gitmiyor mu? Hemen gitmiyor. Neyin evliliği? Daha yeni tanışma yolundayız biz seninle. Tamam zaten. Kendine gel yani. Tanışma yolundayken görüşmeyeceksin demiyorum. İşler ciddiye bindiği zaman. Yine görüşeceğim. Yine görüşeceksin. Sen de tanışacaksın. Az önce ne dedin, şimdi ne diyorsun? Sen de tanışacaksın ama beraber görüşürüz. Ama hiç tanımadan etmeden çocuğu mesela ön yargı yapması Dilara'ya da güvenmiyorsun dedirtir. Ama şimdi onu ben anlıyorum. O Dilara'ya güvenmemezlikten yapmıyor. Tanışmadan çocuklar da görüşemezsin. Kıskançlığından yapıyor ama evet. Yanlış yapıyor işte. Ya bir de bana diyor ki kendine başka köleler bul. Ben zaten öyle. Sevdiğim kadını prensesler gibi yaşatırım. Bulmama gerek yok. Bazen kölelik de yapıyorsun. Köleliğe yani. Gerek yok. Benim olsun, prenses olsun. Başkasının kölesi olacağına... Tamam, o zaman öyle davran. Prensesmişim gibi davran. Benim prensesim olsun. Ben sana zaten prenses gibi davranmıyor muyum? Davranıyorsa mı bazı konularda davranmıyorsun? Bazı konularda hayır derken sen eğer kendini bana adasan zaten prenses olacaksın. Sen şu an daha yeni ilişki yolundayız yani. Tamam ama sana nasıl kendimi adayım ki? Diyor ki şu tamam. an için erken demeye evet, çalışıyor erken. Aslında. Hani yavaş yavaş bu taraflarını göster. Sen de bilmiyorsun bu işi. Erkekler yavaş yavaş ya. Yapıyorlar. Hiç biz anlamıyoruz. Onu da mesela kötü niyetle söylemiyor mağaradan çıkmış. Çok komik söylüyor. Yani kötü niyetle söylemiyor. Öyle bir yol izlemelisin ki kız bile anlamayacak arkadaşlarından nasıl uzaklaştığını. Diyecek ki hiç arkadaşım kalmamış. Sen bunu sinsi sinsi yapacaksın ama. Ben bunu zaten yapmayı fırsatı planlarım. Fırsatı kalmayacak ki arkadaşlarla görüşürüm. Zaten yaparım ama... Zaten gelip bana özel alanım diyor. Bak özel alanım demesine ben takıldım zaten. Tamam, ilişkide kadının özel alanı olacak. Bu özel tamam, alan değil işte. Mı? Bu değil abi özel alan. Özel alan bu değil. Vallahi ben aşık olursam bir kişi hariç herkesi silerim. Abi müthiş bir şey işte. Silerim ki. Müthiş bir şey. Bir kişi hariç bütün erkekleri sayılır. Kardeşim. Ha ayrılınca da öyle ortada kalıyorsun. Ben öyle bir karakterde değilim. Dertleşecek kimse bulamıyorsunuz. Benim de var böyle arkadaşlarım. İlişkileri baksana, oluyor ya arıyorum hadi şuraya gidelim. Hayır çünkü benim arkadaşlarım etrafı yanlış gösterir. Atıyorum ben deyim ki kanka bak bu sebepten dolayı aramıza biraz mesafe koyayım. Beni anlayın. Buraya gelsene zaten sen sakın. Bak, İlara benden. Sakın. İlişkin varken zaten. Bak sakın diyorum sana. Defol ya. Zaten görüşmez. Evet işte otomatikman öyle oluyor. Ama bu sana yapmayacaksın işte gitmeyeceksin. Hayır girince... o zaman zıtlaşırım. Hayır. Sen çok bizi vuracak. Yüzüme vurdun. Devam et. Sen ne yapıyorsun ya? Bileceğim benim elime ördün ama asla ayarı yok. Ben beklemiyordum. Özür dilerim. Hayır. Lütfen. Yok. Ben yok korktum. Ben. Vallahi acıdı mı? Yok be acımadı da öyle şart diye olur mu ya? Sanki ben şeymişim gibi ama suçluymuşum bir an gibi. Beni vurman lazım öyle. Bir an sen böyle yüzüme vurdun sonra ben de... Nefes al bakayım. Hazır mısın? Güzel çıtladı. Ben bu işte bayağı iyisin ha. Tamam, burada ödeşelim. Şu, kafa tokuşturdum sadece. Tamam, bunda bir şey yok. Yapamazsın, burada kimseye dokunamazsın. Sadece kafa tokuşturdum. Olsun, kimseye dokunamazsın.
E sen de o zaman arkadaşlarına dikkat edeceksin. Arkadaşın da olamaz o zaman senin. Birbirinizi çok kısıtlamayın bence arkadaşlar. O yapıyor ama o başsız. O yapıyor ama o yapıyor. Birbirinizi çok kısıtlamayın. Sen istediğinle selamlaş, istediğine dokun. Sen de arkadaşlarına hayır o öyle davrandığı için bilerek söylüyorum. Dokunma, gitsin tokalaşsın yani. Dokunma, gerek yok dokunma. Kimseye dokunma. Niye dokunmuşsun onun hareketlerini Leyla. Yapıyorum. Leyla dedi ki benim dedi hayatımda dedi tek kişi olur da arkadaşım olmaz dedi. İşte bu dedim gittim hani tokalaştım. Kafa tokuşturdum. Yani elini sıkmış dostyane bir şekilde. Hayır ama, o öyle davrandı. Onun tepkisini bak, verdim ona ben. Bak, aslında ben, konunun temeline geliyoruz şimdi. Bunda bir şey yok. Konunun temeline geliyoruz. Kız diyor ki beni kısıtlıyorsun ve ben bu sebepten dolayı sana böyle yapıyorum diyor aslında. Evet. Bir şey diyeyim mi? Bak Dilara'yı ben tanıyorum. Dilara çok böyle çocuk gibi düşünen. Hani gerçekten tamam. Sempatik. İşten, çocuk. Samimi, aynen, içinden kendi, geldiği gibi aynen, davranan bir konuşan. Çok pozitif bir insan tamam mı? Şimdi ben düşünüyorum erkek arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman çok mu yakınlaşacağımı düşünüyorsun? Evet. Çünkü çok pozitifsin ve çok samimisin ya yani. Tamam burada Dilara'ya güveneceksin. Ya bunu öngörebiliyorum. Yani karşısındaki arkadaşla nasıl davranması evet. gerektiğini biliyorsun. Dilara işte davrandığı hareketlerin normal olduğunu düşünecek bir kadın olabilir. Ama gerçekten genel olarak yanlış bir şeydir. Ya eğer olur da zaten karşı taraf hareketlerini yanlış algılarsa da güzel tepkisini koyabilecek bir kadın. Ya tabii Dilara ki de yani. Veremez ya. Dilara var ya ona arkadaşla değil bir adam Dilara'ya yürüsün Dilara onu yer. Dilara onu yer de. Bana öyle yansıtmıyor. Neden çıktın gittin, çektin gittin erkekler evinden? Sinirlendim çünkü. Sinirlenip böyle çekip gidecek misin evet. o zaman? Evet. Nasılsınız ya? O zaman bir yanında Murat, kalsam oyunculuk olur. Sen beni tanıyorsun. Bir anda şey gidiyorum yani. O zaman madem yanından gideceksin hep her şekilde. Ben kendimi bu kadar rezil durumu düşürmem. Rezil durumu ne düşürmez mi? Dışarıdan şekilde bir kavga etsek çekip gideceksin demek ki. Aa ne oldu? Canım sıkın ne oldu? Canım sıkıldı ya. Ha canın sıkıldı. Ben canın sıkkın zannettim. Anlık olarak üzülüyordum senin için. Gidiyorsun dışarı. Orada durmam lazım. Evet. Bir konuşup halletmek evet. varken. Mağara adamı diyerek çıkıp gidiyorsun. Teşekkür ederim. Peki böyle bir görüntü neden veriyoruz şu an? Mesela. Böyle bir görüntü neden vermek falan değil ya. Buranın havası değişti. Değil mi değil mi? Evet direkt. Atmosfer bozuldu. Havası değiştiyse evet güzel oldu kalkınız. Aslında ben de bir rahatsız oldum. Kalkalım mı? Bence evet kalkalım böyle bir görüntü vermeye. Bence de. Ha? Böyle bir görüntü vermeye de gerek. Evet, öyle mi? Çok tamam. Korkunç. Havası değişti. Korkunç çünkü. Hiç beklemiyordum senden böyle bir şey. Ya ben öyle narin görünürüm ama bir tane sinirlenince çok kötü şey yapıyorum. Hadi yatalım. Yani uzanalım. Açın ayarladın mı canım? Of. Ay sizin burası o kadar güzel ki. Ben bayılıyorum buraya. Açacaksın televizyonu. Şuraya televizyon koyalım. İleride belki evimizin bahçesine yaparız böyle bir an. Şakacık yaptım. Öyle hayallerim yok. Daha henüz yok. Onun için dememiştim ben. Hayallerin için demedim yani. Ne için dedin? Sabır çektiğine göre vardır. Demek bakışlarım tehlikeli ya. Ben o tehlikeyi çok göremedim ama... Niye öyle bir şey diyor onu da anlayamadım. Bana bir dans borçlusun diyorsun değil mi? Evet. Bir dans borçlusu. Tamam git söyle robota müzik çalsınlar dans edelim. Hadi git robotun önüne. Hadi robotun önüne git izin al. Erkekte boğa erkesi. Tabii. Boğa erkesi. Ama değilse bayılır. Hiç tavsiye etmiyorum. Robot. Lan düşüyorum. Dilara'nın bana bir dans borcu var. Çiçek aldığım zaman da dans etmemişti. Ama şu anda dans edebiliriz diye düşünüyorum. Bir müzik gelir mi acaba? Dans müziği. Tamam. Bekliyorum. Hangi şarkı? Bilmiyorum. Çiçeği getirdiğin zaman çalan şarkı olsun. Durduramadım kendimi. Nasıl durduramadın? Şöyle elini getir. Evet. Sen
ben hani dans edemiyordun? Edemiyorum zaten. Çok da güzel ediyorsun dansını. Hayır, bu kadar işte. Ha. Ekstra bir şey yok. Senin için ediyorum. Zeytin gibi gözlerin var. Seni zeytin gözlü diye kaydettim biliyor musun? Evet. Gerçekten mi? Evet. Güzel değil mi sence? Şu an arkadaş olarak dans ettirmiyorum. Evet. Ama sen de çok uzatma. Şimdi ben zaten şu an sana arkadaş olarak yaptım. Seninki zaten iddia meselesi bu arada dans ederken hatırlar mısın? Nasıl? İddia için dans etmişsiniz. İddia olsun olsun. Tamam, sonuçta iddia için dans etmişsiniz. Biraz uzak muhatap olursun. Bizim uzaktan muhatap olmasını istiyorsan çok kısa kesmek istiyorum. Neden? Arkadaş olarak rica ediyorum. Evet. Aa. Arkadaş olarak dans ettirmiyorum. Zaten tamam, bir hissiyatım olsaydı nedir? Şu an zaten böyle bir periyotlama olmaz. Ona ben karar vereyim. Tabii ki de sen karar vereceksin. Oğlum sağ sana şuyu ya. Çok müdahale edebileceğim bir noktaya kastın şu anda. Zaten arkadaşım ben de zaten bak burada arkadaş dans ediyorum. Misal müdahale etsinler. Tamam, çekin. Misal çocuk. Oğlum sen ne giriyorsun? Öyle ben mutlu olamıyorum. Tamam, sen çekin. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayır, hayır, hayır. Çekiliniz ya. Çek, çekiliniz bak. Çek, bana temas uygun ama. Ne oluyor? Ben etmiyorum kendimi. Ne oluyor? O etti, o ilk o etti gördün. Ne oldu? Çeksin ben bir şey yapmıyorum. Ne oluyor? Kime ne oluyorsa olsun sen dikkat et de. Bak görmüyorum ben bir şey yapmıyorum. Tamam Eda abi. Bir şey yapmıyorum. Ne oluyor? Derdin ne? Ben dans ediyordum Mert'le araya girdim. Bak onu kapat. Bak sakin ol. Derdin ne? Ne oluyor? Bir şey yapmıyorum. Ne oluyor? Bak ben sen konuşurum araya. Derdin ne? Derdin ne? Mert! Derdin ne? Derdin ne? Bir şey diyorum ya. Yürür müsün? Tamam. Sorun herif ya. Ne sordu? İşte ne olursa senin için asla olmaz demiştim. Mesela derken sen kesip ne olmasını istersin ona göre konuşalım dedi. Öyle oldu. Yani çok soru sormama gerek kalmadı onu demek istiyorum. Ben bakışından anladım ama sen de net bakıyordun. Şeydin böyle anan falan. Ben nasıl oldum? Hoşlanabileceğin tip olarak gördün. Ben geçti o bana. Yani oradan belli oluyordu. Ben çok gergindim. İsimleri bile hatırlamıyordum ki gerçekten. Öyle bir girdim ki yani tamam daha dışarıdaki hayatımız farklı olabilir. Gerilmezsin. Bir dünya toplantıya ama senin ne var biliyor musun? Ama... Sen bu merdivenlerden iniyorsun ya. Orada ben oturuyorum. Şöyle bir idrak etmeye çalışıyorum. Çünkü Allah Allah. Yeni biri mi? Ben o bakışını çok güzel yakaladım seni. Güzel yapmış yani. Sonra işte sen böyle merhabalaşırken orada yine çok değişik bir merhaban vardı orada bana. Sen çok çakalsın ya. Şu an hatırlıyorum var ya izledikçe bir de daha çok anımsıyorum. Sonra oturunca da öyle yaptın. Sonra dansa kaldırdın. Sonra beni kandırdın. Sonra beni benim kalbimi çaldın. Öyle. Sen aklında isim yok demiştin ama çok net bakıyordun o an, o an, o an için konuşuyorum. Ben netliği seviyorum. Ben de. Ya bu Murat niye bu kadar dengesiz çocuk ya? Çok korkunç. Niye bu kadar dengesiz? Dengesiz mi oğlum adam? Hayırdır yani oraya giriyor. Bak şimdi o bat niye giriyor ben onu merak ediyorum. Tamam mesela. Ben bir gelme ya. Yok ama niye giriyor anladın mı? Ya hayır. Ya adam başlatıyor, adam başlatıyor her şeyi ya. Vermeyin o zaman ya. Ne anladın lan? Burada gelmiş bak, ben şimdi geri izlemem. Bak ben hala muhabbeti uzatmıyorum. Yine zaten geri bir cevap verim vermesini bekliyorum. Adam da geldi, hani bak tamam bak girme tatlı tatlı ifade ediyor durumu Murat'a. Tutmuş adamın yakasından tutmuş ve çekilin sen çekilini. E şimdi yine Murat başlatıyor, ne diyeceksin bu adam? Ardından bat gelmiş, bat belki tutmaya çalışıyor. Evet, yine olay yine Murat durmuyor ama. Ya bu şuraya meydan temas ettin mi belki? Bat da araya girmeyin. Yok, temas ettin mi? Bir senin sorunun yok. Temas olmadı mı? Berke kendini zor tuttu. Ayırmadı değil mi o şeyi? Aynen, abi, o da girmeye çalışıyor. Dalacaksın ya bir gün vallahi. Ben de arada bir tane böyle yukarıdan bir sallasam olur mu acaba diye düşünüyorum. Bizim evde huzur var gerçekten, evet. Üzgünsün bu evde huzur. Adamın olduğu yer huzur. Yok. Oğlum tatlı tatlı dans ediyorlar, gelmiş orada bir sal ama yani anladın mı? Bir sal. Moruk sen niye dahil oluyorsun bu konuya? Sen niye dahil oluyorsun? Tamam. Oğlum sen nasıl sen oradan geçiyorsun? Adam dans ediyor orada, geliyorsun araya girmiş. Tamam sen niye dahil oluyorsun? Nasıl bana ne oluyor? Bu adam kendini savunamıyor mu? Ben bunu yaşayamıyorum, kardeşim yaşasın istiyorum. Bu adam kendini savunamıyor mu? Tamam, bırakın konuşsun durumu o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ha?
Ne yapmışım böyle söyle. Çok mu sen? Tamam güveniyorum oğlum. Lan gel çıkın. Hayır hayır. Oğlum sen kimsin ya? Hayır. Oğlum dışarı mı çıkıyorsun? Dur. Sen kimsin? Ya bir şey yap. Gel dışarı ne demek oğlum? Dalga geçiyorsun sen. Konuş. Gel dışarı. Gel dur. Gel. Sakin. Sakin ol. Ne yapmışsın? Çok iyi biliyorsun. Saçma sapan konuşuyor. Anca olur. Ne yapmışsın? Konuşacak bir şey yok. Tamam sen. Düşme düşme. Bak böyle geliyor. Lan dışarı gelmişsin. Düşme kanka. Düşme. Abi yemin ediyorum bir şey yapmayacağım ya. Ya uzaktan konuşun işte. Uzaktan. Ne yaptınız? Hayır, ben konuşalım sen. Ya bundan konuşun işte. Ya kendine gel ya. Abi, uzaktan konuşun. Sen tarif ediyorsun sen abi. Ben tamam, sakin. Ben sakin. Sen gibi benle böyle niye konuşuyorsun o zaman? Seninle konuşuyorum. Sizin gibi konuşuyorum. Sana mı soracağım? Bana soracağım. Evet, soracağım. Sakin. Bana soracağım. Sakin ol. Bir çarparım. Oğlum sen kimsin? Ben senin kitabını... Murat kışkırtıyorsun. Harbiden kışkırtıyorsun ha. Berke. Bu yaptığın erkekleri inşallah program bittiğinde de yapar. Çık dışarı ya. Ben seni merak ediyorum. Onlar birbirini yesin. Neler oluyor kalbinde? Acaba ne oluyor? Acaba ne oluyor? Acaba. Bilmiyorum böyle pıt pıt ediyor mu? Bana bak siz aşkın doluklarda yaşıyorsunuz ya. Gidin başka yerde yaşayın aşkınızı kardeşim. Olan var olmayan var. Gidin arkaya bakın. Kelebekler uçuyor mu? Uçmuyor. Oha! Ciddi misin? 2-3 gün oldu. 2 izin. Yani. O son 2 günümüz berbattı zaten. Bir hafta değişti, 5-6 gün. Bu kadar uzun bir süre. Maalesef. Daha böyle olmasın. Ben yaptım yani. Hayır. Sen yaptın. Olmaz Müjde. Tamam yapmayalım. İkimiz de akıllandık diye düşünüyorum. Özellikle ben. Bence de. Kullanmamız lazım artık. Kendini savun. Dostum senden zaten kendini savunuyorum. Dost tavsiyesi sana. Murat'ın Berke böyle şey... her olayı atlatırsa güzel görünmüyorsun oğlum, dışarıdan. Yani. Murat'la Berke'nin arasında çıkan bir kargaşa oldu orada. Farkında mısın? Neden çıktı kargaşa? Arkadaşlar neden? Ben zaten Murat'a dedim ki Murat'tan ben karar vereyim ne kadar dans edip etmeyeceğim. Ve bu kararı Yeliz'in vermesi gerekiyordu zaten. Yeliz'in vermesi gereken ya bir karar. Erkek. Her kararı Yeliz veriyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Oğlum Yeliz'in neden hayatına müdahale olayım ki? Bana bunu söylesene be. Neden Yeliz'in kararlarına karışayım? Bana bunu söylesene mi? Kendimi zannetsin bir zorla mı kabul ettirmeye keşke çalışayım? Keşke karışsaydın ya. Kendimi zorla mı kabul ettirmeye çalışayım? Gibi. Keşke sen karışıyorsun bak. Ben arkasındayım. Sen her şeye müdahale olursun zaten. Her şeyi zıplıyorsun. Sen her şeye müdahalesin oğlum. Ben her şeye müdahalesin. Ben mi müdahaleyim? Ha okey ben mi müdahaleyim? Ya. Bana vur bana. Hayır. Adama şey yapma bana at. Kendine gelir misin? Ne gel oluyor bana ya? Adama ne vuruyorsun? Kanka. Boşver, sal. Sakin ol, gerek yok. Sal, boşver. Okay. Sen de yapma, bak lütfen. Ben bir şey yapmıyorum ya. Kışkırtıyorlar. İstediğini yapmayınca daha çok kışkırtıyorlar. Ağzı var yani burada, söylüyor ki ben bir söyledim, şey. Ben söyledim. Bırak da ben karar vereyim ne kadar dans edeceğimi dedim yani. İşte kararı sana bırakmaya çalıştığım için arkadaşlar laf ediyor. Hayır, anneydin, ne yapacaksın? Hayır, benimle dans edip tutacak mısın beni? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Anlatmana gerek yok, doğru olan bu zaten. Evet. Yani boş ver. Ya bir şey söyleyeceğim. Geriliyorum kanka ya. Kanka yalnızsın. Direkt yalnızsın, direkt yapıştırıyorum. Herhalde Mert'le Berk'in arasında bir şey var herhalde, bilmiyorum. Mert'le tartışıyorum. Ya da normal konuşuyoruz yani böyle tartışma falan da değil. Berk'e müdahale ediyor. Mert'le Yeliz dans ediyordu. Dedim şu an zaten bir şey hissetmiyorsun. Arkadaş olarak evet et ama çok bunu uzun tutma dedim. Berke oradan karışıyor. Hani Mert müdahale edemiyor. Berke oradan müdahale ediyor. Sen kimsin ya? O zaman sana ne? O zaman Batı bunun için eleştiriyor. Heh. Umurumda değil. Aynı gerçekten. Şeyi o yapıyor. Güvenlik amiri diyor. Araya giriyorsun diyor. Sana ne oluyor? Diyor ki işte ben arkadaşımla dans etmesini istiyorum. Lan sen kimsin? Kendi ilişkine bak. İlişkin bile yok. Ne olduğunuz belli değil. O konuda bir şey diyemem ama hayır, konu neyden çıktı? Eleştirdiği şeyi kendi ya yapması. Ya dans ediyordu Mert'le bilmiyorum. Yeliz. Mert'le Yeliz. Evet, ben de dedim ki bunu çok uzun dedim tutmanı istemiyorum dedim. Arkadaşım olarak sana rica ediyorum. Batın bu kadar şeyi yani anlatıyorum. Sen bizim önceki mesajlarımızı oku şok geçirirsin. Yani bu kadar yüksek birbirinize bir anda nasıl oldun dersin. O kadar gerçek duyguları hissediyordum ki. Onun bu hareketleri şu an karma mı yapmaya çalışıyor, intikam mı almaya çalışıyor benden bilmiyorum. Ama şu an var ya, bak çok açık söylüyorum, tiksindim ondan ya. Yemin ederim sana bir şey söyleyeyim mi böyle... Neyse vallahi konuşmak istemiyorum, zorunlu yani. Aşkım bir de sen yokken onunla olmadı, şimdi mi? Hani bir de sürekli bahaneleri bu zaten, anladın mı? Konuştuklarında, sarıldıklarında, bir şey yaptıklarında, kıskandığında... Ya sen yokken biz birlikte olmadık, sen varken mi olacağız falan? Ya kardeşim bunun eski sezonlarında neler yaşandı ya bu programın? Sence sen bunu mu sorguluyorsun bu evde yani?
bu tepkileri. Mert verse eyvallah, hak vereceğim de ne alaka Berke? Git sen kendi ilişkindeki sorunları çözmeye çalış. Kanka arkadaşı adamın mesela. Ya tamam arkadaşı. Işte. Arkadaşı ses yapımı onun yerine oturuyor. Bir şey söyleyeceğim. Işte. Bat mesela karışmıyor. Bat karışacağım problem ben oluyor. Hasretle de bu. Ağlamayacağım. Niye ağlayayım ya? Ağlamayacağım diyor. Ağlamıyorum. Hayır. Çok sinirli size. Kanka böyle gerçekten hani dün o kadar üzüldüm. Nasıl dedim bu kadar üzerim? Nasıl dedim bu kadar kör davranırım? Nasıl bu kadar manipülasyona gelirim dedim. Gerçekten çok üzüldüm dün. Ama bugün yaptığı şeyler yaptıklarımı haklı çıkartıyor. Onları yaparken haklıymışım diyorum ya. Bir pişmanlığım yok biliyor musun? İyi ki de yapmışım hepsini. Gerçek yüzünü gösteriyor bana işte. Sen de bir kendi yaparken problem yok, ben yapınca problem şimdi oluyor. Tam ben oturdu, de bir şey yapmadım bu arkadaşlar. Ben bugün öyle. Onur'u da istemiyorum, Batı da istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Yalnız başka. En güzeli. Bu kadar çabuktu yani. Güzelliğimi, bir şeyler. Gençliğimi, size harcayamam. Hiçbir erkek için harcayamam. Ben kendim ve annem, o kadar. Ben kendim ve annem yalnız. Bir erkek hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Yaşandı, kesinlikle, denendi. İyi olan şeyleri gerçekten hak etmiyorlar. Gerçekten yaptığım ilk, son yaptığı çok kötüydü. Berke'nin mi? Hayır, senin Batı'nın şu olay kötü aşkım yani. Aşkım, ne demek özel bir şey konuşuyoruz? Bir de konuştukları şey Kırmızı Oda'ya ilk çağırdığında olsak olur muyduk? Nasıl olurduk şu an? Bir de bu nasıl anlatıyor? Bilerek mi yapıyor acaba? Aşkım bilerek yapıyorsa bile çok iğrenç bence. Anladın mı? Gitsin bu iğrençliklerini başka kaldırabilecek başka bir gevşekle yaşasınlar. Bunun şakasını... Bu şakası bile çok çirkin, anladın mı? Bana biraz bu arada şey gibi geliyor. Sen bir an önce tanışma yoluna aşkım, gir bu diye. Tanışma yoluna sokmaz beni. Ondan uzaklaştır. Başka hiçbir şey yapmaz. Yeşil göz, ela göz istiyorum. Ama su yeşili göz istemiyorum Batınki gibi. Onu yazdırtma bana başka. Ondan sonra kaslı hafif göbeği mı olsun istiyorum. Ben six pack'li beylerden hoşlanmıyorum. Kısacası bat yaz orayı işte. Aşkım o kısacası işte. Tablet. O nasıl gülüş ya? Ne dedi? Ne dedi, duydunuz mu? Ne? Kısacası bat yaz dedim işte, dedi ki. Hayatım kısacası işte. Ben dedim ki onlar dedim olmazsa kardeşim tanışma yoluna girmezse. Tamam mı kardeşim? Tanışma yolunun yoluna da olabilir. Kanka Yeliz çok net. Ben hiçbir şey bilmiyorum dedim. Bana herkes karışık olmaz. Yeliz cesaretli dedi kız. Çok netti ama yani... Ben söylüyorum. Ya şu an arkadaş olarak bana yaklaştı, bunu kabul etti. Bu benim için mükemmel bir şey. Onun için normal olabilir ki gayet normal. Çünkü benimle yan yana bile oturmak istemeyen kadın şu an nezaketen çiçeğimi arkadaş olarak kabul etti. Peki sana bir soru soracağım kanka. Velev ki sen oldun Yeliz'de, sevgili oldunuz mesela. Berke'yle de biliyorsun yakın arkadaşlar. Evet. Buna bir kota koyar mısın? Koymam. Ona karışıyor. Helal olsun. Batı demiş ki işte ben bir zaman duyguların gerçek olduğunu inanmıyorum. Kıskancılığına bence de gerçek değil. Dur dinle neyse. Sonrasında şey konuşmuşlar. İşte Batı Kırmızı Oda'yı da... Hasret ya. Batı Kırmızı Oda'yı çağırdığında olsalardı nasıl olurlardı acaba? Bat kimi? Hayır, Hasret Batı ilk Kırmızı Oda'yı çağırdığında olsalardı nasıl olurlardı acaba? Kim konuştu bunu? Hasret. Batla Hasret. Hasret niye konuşuyor? Şimdi bilmiyorum artık. Bir Hasret ben, gelsin. Ben Hasret onların çok yanına gitti gittim. Yani bak ben onların değil yanına mi gittim. Dedim ki ne konuşuyorsunuz? Hasret dur dedim. Batı almak istiyorum. Bana dediler ki ya biz şimdi özel konuşacağız da gider misin? Kanka sen niye yapışmadın yani? Hayırdır? Hayır, yeliz. Yüzsüz müyüm ben ya? Hasret Batla çok değişik şeyler konuşmuş da bir Hasret'le konuşalım. Her şey öyle atlamasın. Hasret şey konuşmuşlar. Hasret'in anlattığına göre Hasret dedim şey Bat demiş ki biz Kırmızı Oda'ya çıktığımızda olur muydu tarzı bir şey demiş. Hasret de ne olurdu belki tarzı bir şey demiş. Bunları konuşmuşlar. Ama olacak olsalar zaten ikisi de yalnız da sana olurdu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burası kısmet sudur ya diye. Bu eski Nihle sezonlarda neleri izledik, formana neleri gördük. Beyler ne oldu ya, bir de sizden dinleyelim ya. Yapmaması gereken şeyler yapıyor bazı arkadaşlarımız. Murat.
Evet, kim olabilir başka? Bir üçüncü kişi de dahil oluyor mevzuya. Üçüncü kişi de ben yorumumu katıyorum sadece. Çok yorumumu katıyor. Olay ne? Anlatacak yorumumu var mı ya? Katıyorum. Kanka, Murat'tan biraz dinledik. Murat'tan dinledik, sizden dinleyelim. Tamam, olayı ben şöyle anlatayım arkadaşlar. Oğuzhan Dilara'yla dans edecekti. Tamam. Müzik istedi. Tamam. Sonra Yeliz'le ben dans etmeye başladık. Tamam. Sonra Murat araya dahil olmaya çalıştı ve hani sonuç olarak ben de Yeliz'le arkadaşım. Ve sonuç olarak Yeliz'in Murat'a bir tepki ve bir cevap vermesi gerekir. Ve bunu bekledim. O sırada işte Yeliz hani durumu ifade ediyor. Belki de tatlı bir şekilde dedi ki hani gel kanka hani yani gel tatlı tatlı insan gibi konuşmaya çalıştı Murat'la. O sırada ne yapacak? O sırada işte yine klasik Murat'ın tepkileri. Oh, falan filan derken olay çıktı zaten. Hararetlendi işte. Ama. Bir şey söyleyeceğim peki. Evet. Sakin bak lütfen. Sakin bir şekilde herkes şey yapsın, girmeyin birbirinize. Şimdi Berke tatlı tatlı gel diyorsun ya. Evet. İnsan tatlı, gibi yaklaş sana. Tatlı gelmek şu mu? Ayağa kalkabilir misin? Ya sen ne karışıyorsun ya? Geç şöyle falan. Hiç öyle bir şey yapmadı oğlum adam. Şimdi benim kolumdan tutar. Adam sana gayet tatlı tatlı konuştu. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yapmadı. Kolumdan bu şekilde yaklaştı. Gel kanka bile dedim sana. İnsan gibi yaklaştı için sen böyle davrandın. Bir şey diyeceğim. Kolumdan tutmadım beni. Bir şey diyeceğim şu an ben... Ya sana insan gibi davrandı diyorum. Senin kolundan tutmuş olabilir. İnsan gibi kolundan tuttu. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar. Yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Us'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Us emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Us kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Us ailesine katılın. İntikamı istemiyorum ya. Çok çirkin. Hayır, geldi bu da yüzüne bakma da Flor'daydı. Murat neredeyse o da yanında yani. Kusura bakma. Aşkım burada o kadar oturduk, flörtleştik, evet, muhabbet ettik. Evet, orta yolu bulduk. Anladın mı? Sonra gidip hayırdır ya. Benden intikam mı alacaksın? Bu mudur intikam? Aset gitmiş konuşmuş Batla. Azıcık bazen patavatsız halleri var şimdi. Arkadaşım mı yani? Ne demiş? Anlat ne demiş. Aşkım duymadın mı? Bize anlattığını biliyorum ben. Hasret'in anlattığını biliyorum. Senin anlattığını i̇şte bilmiyorum. Şey, Beyza'nın sevgisine inanmıyorum. Kıskançlığına inanmıyorum. Hiçbir şeyine inanmıyorum. Ne kadar oturdun bak benden yemedim ki. Bunları anlatmadı Hasret. Sen bunlara bozulmuşsun diye anlatmadı. Sen şeye bozulmuşsun. Hani aşkım olur hem muyduk? Onlara bozuldum hem olur muyduk? Olur muyduk? Ya bunu konuşulmasın diye. Hayır Bat sanırım Bat diyor. Bat sormuş aşkım. Olur demiş muyduk ki istesen şey beni ilk kırmızı odaya çağırsaydın. Çağırdığında olsaydık olur muyduk muhabbeti geçmiş. Hasretle olurduk demiş. Anladın mı? Bu nedir ya? Olmaz. Sence Hasret nerede? Sence yani o bu konuşulacak bir şey mi ya? Bunu o kadar dile getirmen lazım ama bu söylemen. Eğer lazım. Böyleyse, eğer işte. Üstüne hayır böyleyse ve üstüne seni kötülediyse evet sen haklısın. O dahil oluyor ister istemez nabız daha fazla yükseliyor. Dostum horozsun sen herkese yükseliyorsun ne? Anladın hayır, mı? Yaptığın bak, tek şey herkese yükselmek zaten. Şu an bir şey söyleyeceğim. Şu an biz seninle karşılıklı böyle sohbet edebiliyoruz. Sıkıntı yok. Biz ama... seninle sohbet edemiyoruz ki. Senle bir iletişim kuramıyoruz. Konuşamıyoruz. Ben şu an yüksek değilim mesela. Oradan, sen gayet yükseksin şu anda. Bak ne güzel dinliyor adam. Bak şu an girmiyor. Ama tamam. Mesela atıyorum ama genel olarak illa girmek istediği yerde de giriyor ya. Tamam. Doğal olarak ne oluyor biliyor musun? Bizim seninle zaten yükseğiz. O giriyor dahil oluyor onu yükseliyorum. Adam, o giriyor dahil oluyor onu yükseliyorum. Biz ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz bugünkü muhabbette yüksek değildik. Bir. Evet. Tamam. İki bu adam sana insan gibi yaklaştı. Hayır. Yine sen yüksel. Evet adam sana insan gibi yaklaştı. Koluna daha girdim sana hatta ki. Böyle gel dedim boş bak, ver dedim. Gel kanka boş ver sen bak, dedim. Hayır bak orada sert girdin. Bak, belki bak, bak belki bana düşmezdi bu durum. Mert diyebilirdi git diye. Neden mesela sana düştü? Ben mutsuz bir ilişki yaşıyorum. Kardeşim mutlu neden bir ilişki yaşamasını istiyorum. O yüzden sen istiyorsun Yeliz istemiyor. Yeliz'in tepkisi zaten. Sen çık lan şuradan falan diyebilirdim bak, mesela. O zaman gerçekten şey söyleyeceğim. Zaten Yeliz isteseydi. Ben sonra kanka bu konuşuyor. Mesela böyle yapabilirdin. Ama sen bana bunu yaptın. Bir saat gelmedi zaten. Şey Murat yaptı. İnşallah öyle yaptı. Ben hani yalnız dedi çok dedi dans etmesen dedi sürekli. Yeliz ne dedi kanka? Önemli olan şey burada Yeliz'in dediği şey değil mi aslında? Yeliz zaten daha cevap vermedi. Zaten şey diyordu yani hayır hani sana ne oldu tarzı cevap verecekti. Verdim vermedim hatırlamıyorum bile zaten bak, sonra Berk'e geldi. En kilit nokta bence bu. Sadece şuna gerçekten
samimiyetime inanmanı istiyorum. Gerçekten benim için hiç art niyeti olmayan bir durumdu. Ama yaşandı ve çok utandım. Ve vermem gereken tepkiyi bana ders oldu. Ben bu evde gerçekten ben böyleysem de böyle olmamam gerektiğini öğrendim. Çünkü herkes bunu çok fazla çarptırıyor. Neden? Çünkü çok kısa sürede tanıyoruz ya birbirimizi. Dışarıdakiler beni yıllardır tanıyan insanlara farklı gelmiyor. Ama yeni tanıyan insana farklı gelebilir. Bu konuda o yüzden hak veriyorum vermiş olduğun tepkilere, galada işte yükselmelerimize. Yükselmelerimize bir konu konuşuyoruz, sonra döneceğim. Hani yükselmelerimize vesaire. O yüzden hani sadece benim açımdan kusura bakma demek istiyorum. Yine söylüyorum, asla art niyeti yoktu. Benim için aklımda küçücük bir şüphe dahi benimle alakalı kalmasın. Oğuzhan'a karşı hiçbir zaman bir şeyim olmadı. Olamaz da. Olsa bu zamana kadar, bak sana da söylüyorum, olurdu. Hani senleykenki kısmından demiyorum, önceki kısmından. Olsaydı olurdu. Ben tamamen Mert odaklıyım şu anda. Seninle de aram kötü olsun istemiyorum. Çünkü biz burada arkadaşlık kurmuştuk, gayet eğleniyorduk, gülüyorduk. Bunun bozulmasını da istemem yani, yanlış anlaşılmadan dolayı. Hani hakikaten Eli Avcı gelecek bir sebep olsa okey. Sen farklı bir şey söylüyorsun. Evet. Bu adam yaptığı şey farklı. Görenler diyor ki böyle yaptı. Sen hala diyorsun ki hayır o böyle yaptı. Ben öyle algıladım çünkü bana... Oğlum biz yalancıyız, sen doğrusun. Siz zaten hep doğrusunuz çünkü bana sert bir şekilde geldi. İçindeki egoyu anlıyorum. Ego hep yok, doğrusun. Ben Murat Kurubacağım. Sen var ya büyük bir egoist bir adamsın. Neysem, sen haklısın, sen doğrusun. Ben neysem oyum. Tamam biz sana inanıyoruz. Tamam biz sana inanıyoruz. İnanıp inanmaman umurumda bile değil. Kardeşim anlamam. Karakterindeki açıklıkları böyle adamın sesini yükselterek... Yok ben sesim yüksek değil mi baba? Kardeşim nasıl? Seni biraz açalım efendim. Sen ses tonunu yükseltirsen yükseliyor. Bak sen gayet sen böyle konuşursan yüksek, ben sana zaten sakin geliyorum. Bak sesini yükselterek insanları baskılamaya çalışan bir insansın, tamam mı? Şu an seni baskılamaya mı çalışıyorum? Öyle mi hissediyorsun? Seninle aynı savaş alanına girmeyeceğim kardeşim. Öyle hissediyorsun belli ki. Efendim? Öyle hissediyorsun. Seni baskılamaya çalıştığımı düşünüyorsun. Bu zaten psikolojik bir durumdur oğlum. Bunu benim bir hissetmeme gerek yok zaten. Bu bilinen kültürel bir şeydir. Karşı taraf tartışma esnasında sesini yükseltirse karşı tarafı baskılamaya çalışıyor. Olay bilinen bir gerçek. Olsan. Anladın mı? Yani bunu benim hissetmeme gerek yok. Bu zaten böyle olan bir şey. Bu senin yapmaya çalıştığın bir şey. Benim hissettiğim bir şey değil. Doğru da olsan senin arkandaki arkadaşların hep bir şekilde müdahale ediyor. O yüzden sana... Onlar güzel bir dostsun ki. Sizin dostluğunu beni sevmiyorsun değil mi? Beni sevmiyorsun değil mi? Hayır seni sevmiyorum. Tamam. Beni sevmiyorsun ya. Ben sana o zaman sevmediğim bir adam olarak zaten sana bir tavsiye sevme. Vereyim. Beni zaten sevme bu arada. Ben, hani şey diyorsun ya. Tamam, ya sen beni ne kadar sevmesen de ben seni seviyorum evet, diyorsun ben ya. Seni hala seviyorum mümkünse ama hakkını da verir beni gerekse. Beni sevme. Tamam, ben de sen ki, benim hakkını veremezsin. Sen hakkını verebilecek bir adam bile değilsin. Oğlum elini kullanmıyorum. Elini kullanma. Bak beni uyarıyorsun ya. O zaman onu da uyaracaksın. Ben elini kullanmıyorum. Elini kullanmıyor. Sen kullanıyorsun. En son temas edecek bak, insan böyle hareketlerini konuşabilir. O ne yapıyor? Sen bir şey söyleyeceksin. Olsan bir şey söyleyeceğim. Sen hakem misin kardeşim? Hakem değilim. Tarık ediyorsun. Oğlum ben mi tarık ediyorum? Bak sosyal böyle düşünüyorum. Bir karışma biz konuşuyoruz. Ya o adam dışında kimse yapmadı. Niye bu adam yapıyor? Hayır adam böyle konuşuyor. Böyle yapıyor. Tamam. Ben zaten bundan rahatsız olmuyorum. Sıkıntı yok. Olsan sen... Ya tarık edici bir şey. Bana gel. Tarık edici bir şey. Kardeşim sen bir karışma. Allah razı olsun. Benim için tarık edici bir şey. Tamam konumda gel. Sevmeyen bir adam olarak sana bir tavsiye vereyim. Sen gereken yerde tepkini koy. Neden bu kadar rahatsızsın? Neden rahatsızım? İçeride kulise gelip diyorsun ki işte Bat merdivenlerden inerken bir hoş geldi gözüme. Şarkı söylerken bir daha şey yapsın. Diyorum ki işte kalçan muhabbeti oluyor. En çok da Bat'ın izlemesi hoşuma gidiyor. Sonra gidiyorsunuz Bat'la işte Bat sana diyor ki Kırmızı Oda'ya da devam etseydik tekrar olur muyduk acaba? Sen de diyorsun ki olabilirdik. Sonra sana soruyor Beyza sence gerçekten beni seviyor mu, hoşlanıyor mu benden diye. Sen de asla hoşlanmadığımı düşündüğünü söylüyorsun falan. Keşke bunların daha detaylı bu anlattıklarınız benim yüzüme de ben yanınıza aşkım, geldiğimde şey de özel konuşacağız bana sordu, demeyip. Bana sordu, ben de söyledim. Bayağı şimdi... arkadaşmışsınız, sen hani arkadaşlığınız, evet, kanka arkadaşız, evet İnsan arkadaşız. İnsan kankasıyla böyle diyor, mi konuşursun? Kanka diyor farkındaysan. Ya Hasret sen kendini mi kandırıyorsun, çocuk mu kandırıyorsun? Çocuk kandırıyorum, malum. Kaç yaşındaydın? 22 değil mi? 22 yaşındaydım ama sen ya benim 22 yılda yaşadığımı 31 yılda kendini katamamışsın. 31 yılda kendini geliştirememişsin. Aşkım, asıl bir şey söyleyeyim mi? Bu evde gerçek bir enişteci varsa... O ne bu ne tam olarak sensin Hasret hayatım. Tamam mı? Tam olarak da sensin. İnsan birinin hoşlandığı beğendiğine bir de arkadaşının gidip bunları konuşmaz ya. Konuşmaz bunları. Ay sen şimdi Bat elinden gidecek ya korktun. Hayatım Bat senin olsun artık Bat umurumda değil. Ben arkadaş olarak bile tanımak istemiyorum Bat'ı. Aşkım ben isteseydim senin çoktan olsun. Benim olurdu. Tamam artık senin olabilir gizli gizli arkamdan beni
beni gönderip de bunları konuşmaya ihtiyacınız yok artık. Şey açık açık her şeyi konuşabilirsiniz, tamam mı? Ben bunun yüzüne de söyleyebilirim. Sakin olun. Amine ya yürü git ya, hala yüzüne de söyleyebilirim diyor. Söyleseydin o zaman, beni göndermek yerine bunları benim karşımda da konuşsaydın. E konuşabiliyorum, yine bağıran çağıran sensin. Ama bunu batla ya, konuş ya. Gidip batla konuşman lazım benimle değil. İğrenç Zanur. Bak bunu batla konuşman lazım. Ya benim batla konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben tamam işte batla buna müsaade etti. Aslında birazcık erkeğin suçuna bakman lazım biraz. Erkek de umurumda değil, kadın da umurumda değil, yaptıkları da umurumda değil. Sadece midem bulanıyor, başka hiçbir şey yok. Bu zamana kadar sarıldıklarında dik, sana bir şey söyleyeyim, bir şey gibi aptal gibi baktım ya, kıskanıyorum ama bir şey demiyorum ya, diyorum yanlış anlaşılmasın diyorum. Sadece onları izliyordum her seferinde. Diyorum ki işte bu haklı kadar sarılmanız hoş değil diyorum. Hasret ama arkadaşlar işte bunun hesabını ben... İnsan kanka dediğiyle böyle konuşmuyor ama. Erkekten ikisinden bak kanka dediğiyle insan böyle konuşmaz Leyla. Ay kanka dediğiyle böyle konuşmaz. Değil mi? Normal bir konuşma oldu yani. Kanka Beyza ilk Beyza bat istemiş kırmızı oda muhabbetini. Tamam hayır ama onu bana değil sordu. Zaten kırmızı oda muhabbetinde bir olay yok ya. Olsaydık zaten olurduk diye kapatmışlar cümleyi. Sen Beyza'yı mı kötüledin? Ben Beyza'yı kötülemedim. Bana dedi ki benim yaptıklarını... İnanmıyorum kıskançlığını, evet, sevgisini... Bana öyle dedi. Hasret arkamdan böyle demiş. Hayır öyle bir olay şey yok. Bana dedi ki buraya hani geldi dedi. Bence dedi sanki bir hissiyatları dedi. Sahte mi gibi sen bana öyle geliyor dedi. Ben de dedim ki ya dedim soğuk. Evet bat soruyor bana bunların hepsini. Ya görüntüye versen konuş. Ne istiyor bu benden, manyak mı ne? Bir şey söyleyeceğim. Biz bu evde 9 kişi yaşamıyor muyuz kardeşim? Objektif olun. Bat girdiği zaman özellikle sana soruyorum. Sıkıntı oluyor. Siz girdiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Ben yine konuşup taraf olacağım Mert, da. Mert, Oğuzhan, Oğuz. Tartışırlarken ben de yorumumu katıyorum. Bu diyorum bu şekilde. Normal konuşarak. Yapabilirsin. Konuşarak. Yani gelip de zaman... hayırdır birader falan diye girmiyorum. Oturuyorum şurada. Diyorum ki bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Bak, bu yanlış olay ne olur? Bak, girmiyorsun. Az önce o şekilde girmedin mi? Hayır, sen bak Oğuzhan, sen peki sen senin girişin bugünkü. Bekle. Bugün senin girişin. Bekle ben cevabını vereceğim, sonrası konu dağılmasın. Mert, sana söylüyorum. Biz seninle daha tartışmamız bile bitmeden Oğuzhan oradan gelip sen bana sert bir şekilde şey yaparsan sana yükseğim zaten. Buna yükseliyorum. Sonrası kadınların evinde kavgacı Murat oluyor. Oradan Berke geliyor. Berke'ye yüksek gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Oğuzhan, seninle biz yorumumu yapıyorum sana. Seninle biz çözeriz, çözmeyiz. Konu biter, herkes yorum yapsın. Zaten herkes yorum yapmak da özgürdür. Ama bizim seninle olan diyalogumuz bitmeden girerlerse sıkıntı yaşarız. Bak tamam bak, normal insan gibi iletişim tamam kurarım. Belki mesela derdim bat ile diyaloğa girdi. Ben batı yükseldi mi? Bak ben zaten burada yükseyim böyle böyle deyip sen de araya giriyorsun. Ben batı yükseldim mi? Yok hayır. Ay, Oğuzhan yorum bak, yaptığı için o Oğuzhan yorum yaptı. Yorum kardeşim bak adam hayır. Biz burada 9 kişi yaşıyoruz. Evet. Biz bütün olay döngüsünü beraber geçiriyoruz. Yapamazsın diyorsun. Ben yapamaz adama demiyorum. Ben şöyle diyorum. Konuğumuz biter. Adamları piyan hayır, diyorsun. Beyler bir şey diyorsun. Başım şişti bak. Konumuz yemin ediyorum başım şişti ya. Herkes yorum yapar. Neyse şey yok, benlik tamam, bir durum o yok. O şimdi şöyle oldu. O kıskandı normal olarak. Normal tabii ki. Tabii. Ya ben ne dedim? Bak ben bunu Bat'a da söyledim. Ben bunu Tatyana da varken söyledim. Şimdi de söylüyorum. Dedim ki gerçekten de bir karizmatik geldi. Buradan şarkı söyleyerek gelip. Tam beğenmiş olabilirsin. Olabilir ama arkadaşım ve aşkım ben diyorum ki zaten Beyza yokken bizden olsa da bunu bat da diyor. O zamana kadar olurduk ama ben kırmızı odaya çağırdığımda da arkadaşla çağırmışım. O da bana dedi ki hasret dedi olsaydı bizden olur muydu? Ben de böyle döndüm dedim ki ben dedim hani sonradan alışan bir insanım. Belki kim bilir hani ola da bilirdi dedim. Beyza. Ama bu olur anlamına gelmiyor. Olsaydı zaten Beyza yokken olurdu. Hasret konuşsanıza normal bu şekilde anlatsana. Evet, aşkım Beyza bunu anlamıyor. Beni küçükledi diye bence de bir konuş yani bence. Bir şekilde konuşan kusura istediği gibi anlayabilir. Umurunda değil. O zaman bana gelip insan gibi diyebilirdi ki bak böyle böyle durum var. Sen ne diyorsun bu duruma? Yükseldi hemen. En sevdiğim tabii şey. Ama sever o. Yükseldi. O zaman gelsin insan gibi desin ki sen biraz önce batla konuştun ne konuşuyordun desin. Az önce Leyla geldi teşekkür etti bana. Bir gün çok pişman olacaksın gerçekleri evet göreceksin demiştim ona. Geldi kankacığım özür dilerim dedi. Gerçekten daha fazlasını gördüm özür ben dilerim. Ben geçmişe bakmıyorum dedi. Ben şu an geleceğe bakıyorum. Ya geçmiş anladın senin yapmış olduğun şeyler. Ya. Geçmiş senin yazdığın şeyler. Ben şu an Leyla dansı etmiyorum anladın mı? Ben şu an Leyla'yı dansa kaldırmıyorum. Anladın bak, mı? Kardeşim, anladın sen, mı? Senin ilişkin daha kötü bitti. Aynen öyle. Bitti. İyisiyle bitebilir. Şekilde bitirdi. İyisiyle bitebilir, kötüsüyle bitebilir. Bu kimse iyi ilgilendirmez. Ama o adamı öyle vuramazsın işte oradan. Neyden vuramazsın? İlişkin seni hiç izliyor ya. Çok saygılı bir şekilde hala görüşebiliyorlar. Sen Leyla'yla yüzle bile gelemiyorsun mesela. Çünkü biz kötü ayrıldık. İşte bak bitti. Ne kadar kötü ayrılma sebebi de sensin. Ne kadar kötü olabilir. Ne olmuş yani? Sen yaptın. Koza saygısız evet, saygısız davrandın. Ne olmuş? Sen oğlum bir kadına nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyorsun. Sonuç olarak ben seni tanımıyorum. Senden sen bana diyorsun ki işte ha, benim iş kadınla büyüdüm. Ha. İşte benim kızlarımda evet kadınlar çok tecrübem oldu. Dediklerim çıkmıyor mu? Dediklerim asla zeysine çıkıyor. Ve hala da söylüyorum. Benim gördüğümle Leyla'yla ilişkini gördüm. Şimdi
Ben senin tecrübelerine kadar inanabilirim ki. Zaten nasıl bir ilişki yaşadığını, tecrübelerimi nasıl yaklaştığını zaten görüyorum. Yapmış olduğum yorumlarla herkes bak, gördü. İki kere denediniz, üç kere denediniz, olmadınız, olmayacaksınız. Bak ben senin gibi egoist bir insan değilim. Bak ben senin gibi egoist bir insan değilim. Sen egoist bir insansın. Evet, egoist bir insansın. Ben sadece şunu söylüyorum. Yeni seni tercih eder etmez bir şey demem. Ama ne oldu daha dün kadar etmez diyordun. Ya zaten yani etmez. Senin karakterinde birisini etmez bak, diyordun. Bak zaten etmez. Bu benim düşüncem. Fikrin değişti. Bak, düşüncen hayır. Değişiyor değil mi? Hayır hayır. Yelizin de değişti. Bir şey bunu hiç laf oraya çekmeye çalışma. Hiç laf oraya çekmeye çalışma. Yorum yapmayacağım. İddia girelim mi? Alakası bile yok. Çocuk muyuz ya? Girelim. Bu çocuk muyuz? Bir şey diyeceğim. Yeliz seninle olmaz bence. Giriyor musun? Ya ne yapacağız böyle? Evet gireceğim ya. Sen iddiayı sevmiyor musun kardeşim? İddianı isteyeyim mi lan? Sen iddiayı girmeyi zaten sevmiyor şimdi, musun? İddia sen iddiacı bir adam değil misin zaten? Şimdi iddia kalmışsın. Hayır iddia bak, bak zaten kavga etme peşindeyim. Ne oldu daha düne bak, kadar hayır, bak, olmaz şey diyordun baş başa konuşurken. Beyza! Ne? Sen hasreti omuz mu attın? Omuzum çarpmış. Yani çarpmış, temas ne kadar yani yakın. Bu dikkat ne kadar edin yakın. Birbirimize. Ama çok sever o temasta bulunmasını. Bayılırım çok hoşuma gidiyor. Evet. Bayılıyorum. Temas adamına göre yani. Neler oluyor? Hayır bir de onun takıntısı ne biliyor musun Leyloş? Neler ben oluyor? Ben buradan söylerken bir de bak böyle yaptı ya. Şimdi o onu kuruyor. He, anladın evet. O onu kuruyor. Ben sana değilim. Hasret burada abi böyle. Abi ben 31 yaşındayım anladın mı? Şöyle şöyle. Erkeklerine de öyle izliyor ama makarasına da şey yapıyorlar. O değil. Ondan sonra bir tane, bir tane daha var. Bir tane daha var. Şimdi gelecek. Bak böyle ama ekranda. Gözlükleri giymiş bunu bakarsana böyle. Sonra kendini gördü ekranda. Ağzını kapattı, dudağını bir şey söyleyeceğim, bana bunu kim anlattı biliyor musunuz? Beyza. Ne anlattı? Dedi ki şey işte hani dans ederken Allah böyle güzel güzel battı dedi evet. Yani beğendi dedi. Kendisi anlattı bunu, dün tamam. Anlattı daha. Çocuklar da hatta dedi ki dişi enerjisi çok olduğu için hasretini de tabii bakarlar dedi. Ne evet. Kadar dans etsen de, tabii, tabii. İstediğini tabii, yapsan da tabii, 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 olmayacaksın. Tabii tabii tabii, evet. Tabii tabii tabii. Bol şans Murat. Hayatında başarılar diliyorum sana. Senden şans alacak bir adam değil. Yani. Beni dost olarak gör veya görme, bir dost tavsiyesi olarak gör görme. Okay. Ama çok müdahale etmesen daha tatlı. Ben müdahale bunu Berke'ye de söyleyeceksin bak. Berke'ye falan kendi kişiler gelince çelişme. Mi abi? Ne? Kendi dediklerine çelişiyorsun. Oğlum adam bunu, bu zamanla kendini tamam, sevdirdi. Ben dışarıda sevmiyordum. Tamam, bunu, ben git, bu adamla dışarıda git, muhatap oluyorum. Sen dışarıda bir kere muhatap oldun mu ben? Onla, ben seninle dışarıda bir kere muhatap oldun mu? Ne? Ben sen dışarı bir kere muhatap oldun mu? Oldun mu? Bak hayır üstüne bak, gelmiyorum. Bak seninle konuşmak için geliyorum. Ya, abi dokunmayın bir şey yapmayız konuşun. Zaten yine konuşuyoruz. Biz sevdiklerinizi ölçemeyiz ki bir anda girmeyin birbirinize. Zaten konuşuyoruz. Ben adama direkt temas edecek bir insan değilim antrenman. Tamam ben de öyle bir adam değilim. Burun buruna konuşmayın abi. Ben de öyle bir adam değilim merak etme. İlk kahve senden misin? Oğlum çıksa şuradan ya. Ben zaten o konuda dersimi aldım merak etme. Şu an ben de temas etmem. Ama Batı ne güzel söylüyorsun. Aynısını arkadaşına rica et. De ki erkek gibi. Bak ben Batı söyledim. Ara hiç şekilde girmeyecek. Lütfen Berke sen de benle olan diyaloglara girme dostum de. Tamam Murat. Heh. Ha benim de son söylemek istediğim oydu. İşte nasıl alırsan tavsiyeyi bilmiyorum ama ne olur rap gibi oldu biraz galiba. Yani ilişkilerinde sen tepkili ol. Bak ciddi anlamda her ilişkinde mutsuz olursun. Kardeşim, başkaları müdahale anlattım, etmesin bak, sana. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Haklı kanka, olduğum bir nokta olabilir bak. Yani zaman öyle değil de yani ya, ne anlatmış şeysiz lan ne oldu? Yo ye. Ha? Bu arada dediğin şey doğru. Kanka. Ben haklı haklı ben haklı olduğunu. Bu arada yapmış oluyorum doğru görüyorum. Ama ne kadar yakıştı. Ama çok kötü kızlar yani. Neden yapsın? Neden öyle, değil az ortasında yapsın öyle bir çiz diye baktı bana ben de dedim çizdiğim. Değiştirme bak benim buradan fotoğrafım yok. arkadaşımınkini yapacağım. Kime yapacağım? Çok kibar konuşuyor. Nasıl yükseleyim bu kızı? Nasıl kızayım? Ben olsam bir şey söyleyeceğim. Biraz insaflı davransaydı. Ama Helis çok kötü. Çok bari kötü benle kaşını yapsaydı. Bak benim top sakalım aldı. Ne yaptın ya? Ben bununla kalmam. Yeni aday falan gelir aman. Uzağı da görmüyorum. Ya saçmalama. Neden öyle bir şey? Al sen de benimkini çiz. Ne var bunda? Kaş ya yapacağım ama abi. Yapmış ya. Sevdiğin, ilişkinin olduğu bir kadının erkek arkadaşı olabilir mi? Senden başlayalım kanka. Boyutu çok önemli. Evet. Yani az önce biz de konuştuk aynı konuyu. Ben olmaz taraftarıyım ama boyut farklıysa hani dediğim gibi bir boyut olayı söz konusu. Sosyal medyadan tanışmışlar. 3-4 senedir falan tanışıyorlar. Kanka 3-4 senelik bir arkadaşlık, geçmişten gelen çok yakın kardeş gibi olduğunu bildiğin, tanışıp güvendiğin biri ise geçmişten gelen olur. Ama benleyken mesela yeni birisiyle tanışsa
arkadaş. Sendeyken nasıl tanışacak ki? Ya şöyle ya, kız kıza bir yere gidiyorlar. Bence doğruyu konuşalım. Bence doğruyu konuşalım. Geçmişten geleni de istemiyoruz hepimiz. İstemiyoruz ama bazen mecbur kalıyorsun. Bazen mecbur kalıyorsun. Ona saygı duyuyorum. Saygı duymaya çalışıyorsun. Bir yerden sonra önünü kesiyorsun ama. Hani çocuğun yanlışını arıyorsun ya. Bir kelimesini arıyorsun. Gözüne batıyor. Gözüne batmak için. Sizce bir yani ilişkide olan bir kadının erkek arkadaşı o kadından bir adım beklemiyor mudur? Fırsatçı çakallar. Beklemiyor mu? Ama şöyle der o zaman sana da. Yani kadın bir adım atsa erkek o erkek kankası 15 adım atmaz. Kanka şöyle atar. Şöyle kızlar da o zaman şey desin o zaman. Sen bütün kız kankalarına bir adım atmayı mı bekliyorsun? Kız kankaların sana adım atmayı mı bekliyor da sen kendinden adım atacaksın? Kendinden bilir işimi demek. Ha, kızlar da öyle der o zaman. Benim kız arkadaşım yok. Ya mesela. İşte mesela kanka, o da, onlar da öyle söyler o zaman. Sen kız arkadaşın olursa onun adım atmasını mı bekliyorsun? Tamam, kız arkadaşın varsa senin de zaten bunu söylemeye hakkın yok. Evet evet işte. Yok. Burada herkes onu haklı görüyor çünkü bana attığı mesajları kimse bilmiyor. Konuları konuşalım Öykü Hanım, burası kısmetse olur evi ise. Ya o yüzden bu kadar kızarıyorsun. Kırmızı çok yakışıyor belki. Sen mısın? Ben konuşuyorum. Ay konuş. Sen buraya sahte bir ilişki yaşamaya geldiysen ya sussana sen ya. Öykü'nüm biz aşk yaşamadık. Biz aşk yaşamadık. Bu neyin yükselmesi ya? Bir kadının bir erkek arkadaşı varsa o erkek bir fırsatını kollar her zaman. Ya ne aynen ne fırsatı var ya? Sen niye karışıyorsun onların dansına? Bu arkadaş olarak nasıl bir karışma? Öykü Hanım. Yeliz'i çok beğendiğim için kıskandım. Kızlara dedim ki popülerimi yollayayım dedim. Merhaba. Ooo manifestler. Kızlar. Ay evet. Orası ne biliyor musunuz? Kızlar. Bekarlar. Öykü Hanım geldi. Evimizin bekarları. Evde kalsın. Yarısı da bekar abi. Öykü Hanım. Evet. 3, 4, 5. Aynı hayırdır? Aynı. 6. Ben yazmıyorum ama 6. Aynen hayırdır? Yazmamış. Hayırdır. Kriterin yazmamış. Evet. Biz bu arada sandalyelerimizi alalım. Erkeklere bile bağlantımızı yapalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim sizlere sormalı. Öykü teşekkürler. Hadi gelin buraya. Peki. Hasret. Sonuçta bir gün Aynur'laydın. Evet. Değil mi? Evet. Ne yaptınız? Güzel miydi? Güzeldi. Eğlendiniz. Tabii. Harika. Peki ya yani en azından Aynur'un yanında olarak Berke ile olan iletişimi izleme şansına sahip oldun. Ya da olmayan iletişimin farkına olmayan vardın. Olmayan iletişim değil. Değil mi? Böyle bir şeyin farkına vardın. Bir anlatsana ne oluyor orada bize? Bir dış göz olarak. Şimdi biz zaten akşam yemeğe gittik. Bayağı da sesliydi. Konuşulacak bir ortam değildi. Biz çocuklar işte Berke, Oğuz, Mert dışarıdaydı. Onlarla bir görüntülü konuşma yaptık. Kısa. İşte ben bir konuştum. Biraz Dilara, biraz Yeliz, biraz Aynur. Sonra telefon kapandı. Kapanış o kapanış. Sonra ne oldu? Hiçbir fikrim yok. İşte Aynur evet ara sıra bir mesajlaşma muhabbeti oldu. Ondan sonrası yok. Yok ya. Peki. Telefonla da fazla uğraşmadı zaten. İlgilenmedi de. Tayfayı sayınca yani, onların da görülme görülüyor ya, fotoğraflandığını hatırlıyorum. Düşmüşsünüz. Evet. O hakaretler galiba değil mi? Evet. İşte o esnada görüntülü konuşuyordu aslında. Evet. Konuşuyordunuz. Biz orada zaten görüntülü tartışma konuşuyorduk. Tartışma oldu mu konuyla alakalı? Yok olmadı. Zaten çok sesliydi. Ne yapıyorsunuz orada? Yok sesliydi. Bir selamlaşma. Neredesiniz? Aa çıktınız çünkü mı falan. Çünkü paylaşım kızlarla sohbet ediyorlar tadında olduğu için. Öykü Hanım o sırada acaba biz zaten bizim görüntülü kızlar evindekilerle görüntülü konuşuyorduk. O ev ben aradım Berke'yi. Efendim? Bu konuda da hiçbir şeyi yoktur eminim.
Olsaydı fotoğrafını çekerlerdi, bizi çekmişler yani, onları da çekerlerdi bence diye düşünüyorum. Ama böyle bir not düşünce acaba etrafınıza şimdi çok... Şimdi yan masadaki kızlarla flörtleşiyorlar da fotoğrafta kız yok. Fotoğraf neli? Fotoğrafta kız yok. Yok da bizi, yani... Öykü Hanım, bizi çekenler hepinizin mesela onlarla beraber çekemez miydi gerçekten bizim bir olayımız olsaydı? Yan masadaki kızlar... Ve yani gerçekten de... akaretlerin en orta yerinde mi biz bunu yapacaktık? Yapacak o kadar kötü insanları... Evet. Akaretin ortasında mı yapacaktık niye, bunu yani? Bu kötü insan olmuyorsun, çapkın insan, çapkın adam oluyorsun işte, yani. O kadar salak değiliz. Ha, yaparız da diyorsa o yani ortada yapmayız diyorsun. Genelde yaparlar anladım. Da ben yapmam. Bizimle konuşuyorlar. Böyle de ağzıyla yakalanı da hiç görmedim evet, yani. Evet yaparız ama diyor. Yaparız erkekler genel olarak yapmayız. Yapar Öykü Hanım ama ben yapmam. Seni nasıl ayıracağız mesela, biz neye göre ayıracağız? Hiç böyle bilgimiz yok elimizde. Ya Öykü Hanım, keşke kamera görüntülerini alsak. Keşke Öykü Hanım ya, biz de çok... Dediler ki lütfen akşam bir şeyler Niye yapalım, biz kesinlikle yok. Niye değerlendiriyorsun bu konuyu? Ben bundan yeni haberim oluyor bu arada. Şaka yaptım şaka. Şaka şaka. Hayır hayır, şeyden değil, olaydan değil. Burada denden biri şey diyor, yandakiler bizimle flörtleşti, biz cevap vermedik diyor da. O şaka yani şaka, değil mi? Şaka. Yani, tamam. Yok Öykü Hanım, görüp şey yapıyorlar mesela da. Ya şaka deyince peki mi diyorsun hemen? Hani ikinci üstelemek yok mu? Yalan söylemez ki. Yani yalan söyleyeceğimi düşünmüyorum. Asla söylemem. Aşkım erkek bunu yalan söyler. Peki. Yalan onların evet. Göbek kızı. Başka kim? Tamam. Berke, Oğuz. Mert. İndere. Mert, İndere. İndere. Karşıda. Onun dışında şey iki erkek yani. Arkadaşımız daha vardı ya. Beş erkek, beş, beş saptık yani. Beş erkeklik biz zaten. Zor aldılar içeri Öykü. Peki sizin iletişiminiz yokmuş. Bak bir şahidimiz de var. Evet, evet Öykü Hanım. Konuştuk. Konuştunuz, yetti dedin. Konuştuk. Daha ne konuştuk? Görüntülü konuşmadık. Dilara aradı bizi. Oradan konuşuyorum. Selam. Nasıl? Ben konuşuyorum. Ne konuşuyorsun ki? Ama o anlatsın. Tabii ki öyle bir şey varsa zaten konuş. Et. Tabii evet. Ki. Biz görüntülü konuştuk. Kendisi sonra şu an söylemeyeceğim bir şey hakkında bana yazdı. Ben ona cevabını verdim zaten. Hiç konuşmuyor da değildik. Ama o bana her yazdığında bana kavgayla geldiği için ben artık konuşmak istemiyor oldum. Çünkü çok daraldım. Kavga ediyor. Sonra duruyor. 20 dakika, yarım saat geçiyor. Bana fanlarının çektiği videoyu atıyor. Beraber kavganın tatlı güzel. Kavganın arkasında dur o zaman. Madem kavga ediyorsun, o bana belki sürekli sıcak istiyorum. Soğuk yapacak, ben onu çekeceğim. Çekemem. Evet, şimdi ben konuşmam. Benim psikolojimin bozulmasını istiyor bence. Daha önce tanıştığı kızlara bu şekilde yaklaşıyor olabilir. Ben buna izin verecek bir tip değilim. Burada herkes onu haklı görüyor. Çünkü bana attığı mesajları kimse bilmiyor. Yo, söyle, açık açık söyle her şeyi. Benim kimse korkacağım bir şey yok. Kimse bilmediği için bu şekilde tamam, oluyor. Tamam, açık açık söyle, benim korkacağım benim hiçbir şey yok. Benim korkacağım hiçbir şeyim yok. İş suç o kadar da. Suçlu ki. Konuşuyor. Tamam. Çekemem. Konuları konuşalım Öykü Hanım. Burası kısmet evet. Olur en iyisi. Sen zaten her sen şeyi her konuşuyorsun şeyi, burada. Tamam sen burada bazı şeyleri konuşmaya çekiniyorsun. Ben hiçbir şey sana ne dediysem her şeyi anlatabilirsin. Tamam. Her, sen zaten sana her şeyin başından beri yazdığım her kelimeyi açıklayabilirsin. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Anlamak başımda sıkıntı yok. Biraz önce konuşmaya geliyor yanıma. Bir anda yükseliyor. Yok kendi kalktı gitti. Kim sesini yükseltti orada? Hasret kim kalktı gitti? Kim sesini yükseltti? Ya kalkıp giden zaten Aynur, orayı benim biliyoruz da. Ben Öykü Hanım. Çünkü rezalet. Ben dün akşam tamam Öykü konuşsun Hanım. Ben konuşayım biraz da. Konuşayım mı ben? Sen konuş o ben konuşayım. O bir yalanların sakin söylesin. Öykü Hanım ben çok patlamak. Evet ama sordunuz ya bana ne zaman patlayacağım oynuyor. Diye. O nokta bu nokta işte tamam, dün sakin, gece. Tamam sakin. Evet Hasret. Ben dün akşam bayağı 5 saat boyunca geldi yani. Ya sus artık ben bayağı ya. Bir 5 saat boyunca hem Aynur'la konuştum, Berke'yle konuştum. Evet, aynı arada bir onunla bir aynı arada kaldım. İkisini de çok seviyorum. İkisinin de bu ilişkisinin bozulmasını istemiyorum. Ortada aslında evet olan bir durum var ama çözülmeyecek bir durumumuz yok. Şimdi Berke'ye diyorum ki Berke biraz daha ses tonunla hani farklı bir konuşma sağlasan. Çünkü Aynur belli. Hani Aynur'u biliyoruz artık. Portföy bu. Şuna biraz sesini yükselttiğinde biraz önce yine öyle oldu. Berke dedim ki sakin ol. Şimdi sorma tarzı var, sorma tarzı var. Berke de söyledim. Konuştuk, tamam dedik. Bugün oturup konuşalım en azından evde. Tamam, okey. Oturduk yine, yine bir muhabbet başlıyor. Bu sefer Berke dedi ki sen 4 saat benim mesajıma cevap vermiyorsun. Berke orada kendince haklı. Çünkü öyle çevrim içi oluyorsan en azından yaz. De ki müsaitliğim yok ya da şu an konuşmak istemiyorum. Bu algılanacak şekilde. Şimdi Berke yazıyor, evet Aynur... Kavga ediyorlar. Aynur kızıyor. Yazmamazlık yapıyor ama bu da bir insanı gıcık ediyor. Bunu Berke'yi de anlayabiliyorum. Aynur'u da anlayabiliyorum. Berke'ye de biraz önce dedim ki en azından niye bağırıyorsun? Bu sefer hareket şu. Kiminle ne konuşuyor ben nereden bileyim? Şimdi bir bunu söylemek var. Bir de Aynur ben nereden bileyim sen kiminle konuşuyorsun? Çevrim içi oluyorsun ama bunu bana açıklamasını yok, bu yap. Sakin olanları daha önce 100 kere söylediğim için kimle konuştuğunu bilmiyorum. Artık sürekli aynı şey. Ben konuşabilir miyim artık Öykü Hanım? Konuş, konuş. Bu sürekli tartışıyoruz dediği konuları 3 haftadır insan gibi rica ediyorum. Bak çevrim içi sürekli oluyorsun, yazmıyorsun. Kimle konuştuğunu bilmiyorum. Kimle konuştuğun önemli değil ama girdiğinde en azından bana da yaz. Sakin
Sen bunu susar mısın ben konuşuyorum. Susar mısın ben konuşuyorum. Susar mısın ben konuşuyorum. Ay konuş. Sen buraya konuş, sahte bir ilişki yaşamaya geldiysen dışarı. Ya sussana sen ya. Çok konuşuyorsun artık bak başım şişti. Yoruldum senden. Yoruldum senden başım şişti. Ben seni istemedim ya. O yüzden bu kadar kızarıyorsun. Kim? Dün akşam ben kırmızı çok yakışıyor Berke. Aynen sana da kırmızı yakışıyor. Sana siyah yakışıyor. Senin bana sürekli girip çevrim içi olup saatlerce yazmandan sıkıldım. Böyle bir kadın benim hayatımda olamaz diyorsun. İstemiyorum dedim. Ondan sonra ben de istemiyorum oldu. Tamam sen terk yo, etmiş ol sıkıntı yok. Sıkıldığımı söyledim. Tamam ben tamam. Tamam sen aynı ama aynı. Ama sen kızarmamak için bunu söylüyor olabilirsin. Yo sonra ben senin için 3 haftadır kızarıyorum burada. Beni göndermekle seni... tehdit etti. Hiçbir gönderme tehdidi yok. Sonra U çizdi. Ben seni bütün erkeklere yazacağım ya sen ya ben. Ben dedim ki ben bana çok acı çektirdin. Bana çok acı çektirdin. Ben dedim seni görmek istemiyorum. Biz aşk yaşamadık. Biz aşk yaşamadık. Bu neyin yükselmesi ya? Bu kadar ön planda olmak için nasıl sen gelmişsin? Bir gün önce konuşuyorum diyorum ki birbirimize hani güvenelim bir şey yapacaksak bir şey olur da bir şey yaparız ama yine de anla ki ben orada yine seni düşünüyorum. Ben bunları söyledim bir gün önce. Ertesi gün başlıyor kavga. Adam kavga etmeden duramıyor. 3'ten 5'e kadar bir, gün önce... bir insana 30 tane mesaj atılmaz. O arada 5'ten 5.5'a kadar 15 tane mesaj atılıp geri silinmez. Beyza'ya mı sordun? Artık rahatsızlık Beyza edici bir boyut. Beyza'ya mı sordun? Mesajlaşıyor musunuz? Her mesajda kavga ediyor evet, Öykü Hanım. Aynacığım dinlemeden konuşuyorsun bak sakin. Öykü Hanım sürekli tartışma diyor. Gerçekten benim sadece manipüle etmek için tek yaptığım tartışma konusu. Niye geç yazıyorsun? Niye çevrim uçu olup yazmıyorsun? Bunu tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Bizim tek kavga etme sebebimiz bu. Başka hiçbir şey yok. Yazmıyor diyorum ki bak. Evde kalmak için bana gelip birinci olmak istiyorum ben, güzel ilişki yaşayalım diyen insan ertesi gün bana yazmıyor. Dışarıda gelip bana birinci olmak için seninle ilişki yaşayalım diyen insan bana gelip yazacak. Ben birinci hatta olmak aşk yaşamaya gelmedim seninle, buraya. Senin gibi sahte değilim. Okey. Ben gerçek duygular hissettim bu kadına ama beni illallah ettirdin. Mesajları çok net bir şekilde veririm. Hiç sıkıntı değil. Ben de veririm. Ki, düzgün bir şekilde birbirimize güvenelim, birinci olalım. Hani bu güven duygusunu hissettirin. Bir gün önce ben bunları öyle söylüyorum. Öyle konuşmakla olmuyor. İkinci gün hasta çünkü. U çizip gene kavgalar. Bana şimdi suç atmalar, reklam ilişkisi. Kendine o kadar güvenmiyorsun ki kendini reklamdan sanıyorsun. Evet güvenmiyorum ben özür dilerim. Peki. Kendime güvenmeseydim hiçbir şey için uğraşmazdım. Sonra bana diyor evdeki hiçbir erkek seni zaten istemiyor. Seni evet soralım. Seni 6 kişiye söyledi. Öykü Hanım herkes ya böyle bir şey öyle istemiyor diye. Nasıl, Öykü Hanım herkese ki nasıl sabrediyorsun? Nasıl sabrediyorsun diyor herkes. Düşemeyeceğim de. Öykü Hanım nasıl sabrediyorsun herkes? Demiyorsunuz mu beyler? Bir saniye. Burada evet sormadan önce bir Aynur konuştu. Öyle acayip başlıklar geliyor ki önüme. Bir saniye bir kadın konuşsun. Ondan sonra beyleri sen gaza getirirsin. Evet. 6 kişiye söyledim. Kararını ver. Kızlar seni yazsın. Kızlar beni yazsın. Erkekler seni yazacak. İkimiz orada kalacağız. Senin gitmeni istiyorum. Senin hayır senin gitmeni değil. Seni o gönderecek. Hayır gönderme değil Öykü Hanım. Birimizden biri gitsin. İllallah ettim artık. Görmek dahi istemiyorum. Beni çok kötü hissettiriyor. Peki başka bir şey. Aynen başka bir şey. Arabam var sadece canım. Evin yok yalnız. Görkem'in videosunu gönderdin mi belki? Evet gönderdim. Neden? Çünkü o ara konuşuyorduk. Orada ben tekim bu arada. Onun hareketinin aynısını yapmışım. Ben onu ona gönderdim. İkisi de var videoda. Dur. İkimiz de varız ama yan yana değiliz biz orada. Aradaki fark bu. Hani kendisi de benimle şaka yapıyor ya ben dinliyorum onun o şakalarını yapma diyorum hani gülüyorum ama yapma bunu bir daha falan filan. Onun gibi bir şey. Ayrıca ben Görkem'le bir ilişki yaşamadım ki Öykü Hanım. Niye gönderdin? Yani maksat ne? Niyet o halimi gönderdim. Dedim ki o an ayağımı attığımda hani altına pantolon vardı düşündüm dedim ki bunu kesin yapacaklar. Çok dalga geçtim ayağımı attım. Onu da bunu açıkladım şu eline ama bir baksanıza. Durmadı. Eline bir baksanıza. Hayır adı soyadı ama biz de öyle anladık. Dedi ki ne falan. Ne var? Yani çok müsait de yanlış aynı anlaşılmaya gemici. Yapılan hareketler. AG yazıyor da. Çok aynı müsait. Gemi yolcu Öykü Hanım. Anlamadık. Emin misin falan dedik. Dedi ki evet aşkım Aynur gemici. Öykü Hanım ben nereye yolcu ben anlamadım. Benden. Öyküm tehdit öyle bir şey yok. Benim hiç kimseye tehdit edecek bir şeyim yok. Ben herkes gibi sıradan bir yarışmacıyım. Sadece beni bana hayır, gerçekten acı çektiriyor. Geçiyormuş ya. Bana acı çektiriyorsun. Sus bak konuşmadım. Sus konuşmadın. Ay... Evet. Sen bana susuyorsun. Benim evet. Ben sıradan bir herkes gibi yarışmacıyım. Ben insanlardan rica ederim. Sana da dedim. Tek taraflı yazacağım demedim. Yazdırmak istiyorum demedim. Sen de beni yazdır o zaman. Evini koruyamayan gitsin. Birimizden biri burada olmasın. Acı çekiyorum çünkü. Gerçekten herkes de şahit. Dışarıda benimle beraber olan insanlar burada da şahit. Acı çeken bir sürü yarışmacı var. Leyla bu farklı bir konu Öykü Hanım işte. Farklı falan. Benim için ilave olarak. Hayır Leyla da bunu kendi kendine. Burada bak şimdi yüzü gülüyor. Burada evet, bunu hazmetmeyi... Olarak... Dışarıdan gelen baskıyla başardığın burada an var olabilmeyi geçiyor. Başarmak zorundasınız. Ya ben evet, başarıyorum. Senin burada bak bu telaşın var ya için kaynıyor.
Dışarıdaki yorumlar. Linçleniyorsun. Ben de takmıyorum aslında onları. Ay ya. Öykü Hanım ben de onu atayım o zaman benim başkalarıyla olan editlerimi ama mesela. Ama bak burada Aynur'un herhangi bir müdahalesi yok. Siz Aynur'la daha yeni burada dışarıda görülüyorsunuz. Ve sen görülür görülmez başladın Aynur'a baskı yapmaya. Başlamadın mı? Ama paylaş, hangi konuda paylaş, baskı paylaş diye. E ama tamam da bizden zaten bu isteniyor ya bu evde de. Tamam paylaşır ama hazır değilseniz onu paylaşmak zorunda da değil. Evet ama o zaman burada da öyle görüntüler vermeyelim. Yani tamam, burada verilen görüntülerde ne verdiniz? Kendi sosyal medyada. İşte ben de onu anlayamıyorum. Buradaki görüntülerde Aynur'la çok böyle öpüşme, mükemmel. Yanağından öpme gibi. Şurada bir kere izin alıyor öpüyor. Olmadı. Bana düzgün de söyledi. Öpebilir miyim diyor öpüyor. O çiçek günü sadece. Öykü Hanım düzgünce söyledi bana. Böyle hani çok kötü gözükmeyelim dedi. Ben de tamam dedim. Bir daha öyle saygısızca bir hareket yapmadım. Bu konuda da konuştuk zaten. Berkeciğim çok mücadele etti. İşte erkekler evine söyle bakalım. Aynur'la olmak isteyen var mı diye sordun. Kimse istemiyor Aynur'u diye. Onlar istemiyor değil Öykü Hanım. Bana diyorlar ki nasıl dayanıyorsun? Tamam nasıl sor. Nasıl sabrediyorsun? Kimle konuştun? Böyle bir soru sormak istemiyorum şu an erkekler evine yani. Ama konuyu açıyorsun. Hayır ben bana söylenileni söylüyorum sadece. Var mı yorum yapmak isteyen erkeklerden? Aynur'la ilgili. Ben zaten söylemiştim olsan, geçen kritikte. Ya son yaptığı Aynur'un son yaptığı hareketi ben anlam veremedim. Aynen. Çünkü Berke ağlamıştı ya hani Mert için, Mert gidince. Teselli etmedi. Teselli etmek için. Yani Aynur geldi, kavga etti yani bu neden kavga edersin ki? Zaten çocuk hani kötü durumda. Kavga etmenin amacı ne? O an sarılırsın ya da bir şey demezsin, sakinleştirirsin ondan sonra edersin. Yani o an onu düşünmediğini fark ettim ben. Orada gerçekten değer vermediğini fark ettim. O andan sonra benim için Aynur'la Berke ilişkisi gerçekten benim açımdan olmaz gibi. Anlamını ve samimiyetini yitirdi. Samimiyetini yitirdi ama tabii evet, eğer mutlu olacaklarsa. Öykü Hanım şimdi aralarında zaten bir şey var ama iki tarafında haklı olduğu konu var. Berke'yi biz dinlediğimiz zaman Berke'yi haklı görüyoruz. Aynur da diyor ki dışarıdaki konuşmamızı bilmiyorsunuz. Şimdi dışarıdaki konuşmayı biz gerçekten bilmiyoruz. Her şey ben açık. Kızları okutuyorum. Sadece ben yanındaykenki konuşmalarınızdan örnek vereyim. Hani benim gördüğüm kadarıyla çünkü üstü beni ilgilendirmez. Bizim de yanımız değil. Beraberken konuşmaları çok samimi ve çok iyi. Ama ne zaman ki herhalde baş başa kaldıkları dönemde bir gerilim veya bir şey oluyor. Ya Aynur'un buradaki tutumuyla dışarıdaki tutumu tamamıyla Berke'den kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Berke'nin beklediğini Aynur vermiyor. Berke de bunun altında kalıyor gibi gözüküyor evde. Ve burası da bir kısmetse olur evi. Yani dışarıya verdiğimiz izlenimle biz burada duruyoruz. Berke de dışarıya bu izlenimi vermekten mutlu değil. Kızası aralarında oluşan bu çarpıklık bir şekilde sonuçlanmayacak. Benim tavsiyem sen yoluna bakman. Aynur'un da kendi hayatına nasıl idare edecekse veya nasıl birini istiyorsa ona göre birini bulması. Yoksa bu durumun çözülecek bir durumu yok. Şimdi Berke'nin haklı olduğu tamam taraflar var ne gibi? Bir şeyleri daha net yaşamak istiyor artık. Bir şeylerin daha işte isimlenmesini istiyor. Kalıplaşmasını istiyor. Herkesin bunu görmesini kabul istiyor. Kabul onaylanmak istiyor. Evet. Doğru. O noktada haklı. İyi de sabretti. O noktada da haklı. Tamam. Ama Aynur yavaştan almayı seven bir kadın. Bak bunu artık bütün ev olarak anladık. Ve Aynur baskıya gelebilen bir kadın değil. Ve belki bu baskıyı yaptıkça Aynur'u itiyor. Kaçı. Yaptıkça itiyor. Aslında olacağı varsa da Berke'nin ısrarları yüzünden olmadı. Üstüne bir de bu ısrarlar tehdide dönüşmeye başladı. Bunu Aynur'u iyice itti. Yani ikisinde de hatalar var. Uzlaşamadılar. Evet, çok bir şey söylemek istiyorum. Benim çileden çıkma durumum. Hani bu Görkem videosu attı deniyor ya, ben ondan önce çok güzel bir iki tane şey sundum ona. Dedim ki bak böyle olmasını istiyorsan böyle olsun, lütfen saygım sonsuz. Böyle olmasını istiyorsan da böyle olsun dedim. İki saat ya cevap gelmedi, üstüne ben çok güzel bir editimizi attım ona. Dedim ki bu görüntüyü dedim nasıl bozmaya kıyabiliyorsun dedim. 5 dakika geçmeden bana link geldi, Görkem'le ayak ayak üstüne atmalar. Öf ya dalga geçecekler insanlar yine benimle bilmem ne. Bunu bana niye yapıyorsun yani? Öykü Hanım herkesin onuru kırılmaz mı burada? Rencide olmaz mı yani? Soruyorum herkese. Ben ki, çok kötü olurdum yani. Bu olmaz mı yani? Aynur diyor ki tamam diyor yanlıştı diyor videoyu atmamam lazım diyor bunu kabul etti. Bir de ondan önceki bunlar da kavga etmeden önce ilk defa Aynur'un ağzından ben işte programa gittiğimizde Berke sürpriz yapacağım dedi. Böyle şaşırtıcı evet dedim ki aa dedim. Dedi evet hatta Berke'ye de dün söyledim. Doğru mu? O sürprize? O kadar sinirliydi ki. Yaptı ya, işte sürprizi Öykü Hanım'ın. Ufak bir şey yapacaktı diyeceğim. Yani böyle aman aman bir şey yani bir adım atma şeyinde. Bu kavgalar olmadan geçti. Önce. Gerek yok. Sonra Berke dedi ki ben istemiyorum ama bunu tabii Aynur'a söylemedim.
Aynur dedi ki ben dedi yapmıyorum artık dedi. Dedim ki tamam siz bir sakin olun. Yani falan. Uzlaştırmacı da olmuyor aranızda. Hasret girmeye çalıştı ikinizde de. Kendi yüzünü direkt belli ediyor çünkü. Herkesini bence belli ediyor. Yani çok sert girdin orada da. Nerede Öykü Hanım? Hep bunu yapıyor. Salıncakta. Ben orada kalsaydım daha farklı olacak. Evet, bunu ben... bildiğim için iyi ki hayatıma almadım. Yok Öykü Hanım bana rencide edici konuşamaz. 3 haftadır konuşuyor. Benim annem arıyor beni diyor ki bu kız nasıl sana davranıyor? Niye alttan alıyorsun her şeyi diyor. Böyle bir muamele yok yani. Her şeyi alttan aldım burada kullandığım cümleleri çünkü herkes gerçek biliyor. Gerçek yüzün o kadar kötü ya sus artık ki. Ya. Gerçek yüzü senin gerçek yüzün. Makyajını sil bir görelim gerçek yüzünü o zaman yani. Şimdi ben böyle konuşturma beni. Öyle yakışmıyor. Yani işte bu. Yakışmıyor. Öykü Hanım. Bana gerçek yüzün dersen sahtesin demiş olursun. Belki, ben de sana sahtesin ama derim. Ama bak öfkeyle Öykü Hanım ben çok yoruldum. Karşında bir kadın olduğunu unutarak konuşuyorsun. Önceliğin, o da erkek olduğunu unutuyor. Önceliğin öfken ama her ne olursa olsun. Yeliz. Bence şu an çok öfkeliler birbirlerine. Berke'nin öfkesini bir tık anlıyorum çünkü sosyal medyada şu an Görkem'le Aynur'un o eski editleriyle Berke'yle Aynur'un yeni editleri kıyaslanıyor. Ve Görkem bir tık daha sosyal medyada istenilen, talep gören bir çift oluyorlar. Bunun üstüne Berke Aynur'dan aslında o tüm fanlara bir cevap vermesini istiyor. Aynur Berke'yle bir edit paylaşırsa fanları susturmuş olacak. Berke aslında bunu istiyor. Bunu hem orada göremiyor. Hem de evin içinde de Aynur'dan beklediği cevabı alamadığı için artık bıksa gibi geliyor. Ama bence bir tık daha sakin olup biraz zamana yaysalar, şu öfke dindikten sonra diyaloğa geçseler bence çözülür. Çünkü evet, istiyor. Biz en son bitti diye konuşmuştuk. Benim için bu iş tamamen bitmiş. Ama bittiden sonra dönmüştün. Hayır, o ikiydi, sondu diye konuştuk. Bu son. Bu son. Bugün son mu? Son. Ben çünkü ilişkiye girdikten sonra daha da kötüleşeceğine eminim. Bu daha ilişki yaşamadan gösterdiği ben hali. Ben zaten söyledim. Yani evet, böyle ben de hasreti söyledim. Ben böyle devam ederse ben zaten istemiyorum. Ona da söyledim. Ben istemiyorum. Ben ama sonra tamam, nasıl? Kabul, nasıl? Şeyi, tamam, sen bitirmiş ya bak ben konuşuyorum tamam. Ama sussana sen artık ya. Evet. Demek ki bir tanıma yolunun daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Aynur ve Berke artık bekar adaylar arasındaki yerlerini aldılar. Bundan sonra onlara kısmet olur evinde. Hayırlı kısmetler diliyorum. Ne diyebilirim? Çok şükür alnım dik, başım alnımak başım dik Öykü Hanım. Yapmam gereken ne varsa yaptım. Hı hı. Ama iletişim sorunu olan bir insanla iletişime geçemiyorsunuz maalesef. İletişim sıkıntısı olan bir insanla da bu kadar devam edebildi. Bu kadar basit. Aynur var mı seni söylemesi? Çok şükür. Bir sürprizimiz var arkadaşlar. Bir telefon bağlantısı yapacağız. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Evet. Kiminle Merhaba. Görüşüyoruz evet. Acaba? Görkem Işık. Görkem hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, biraz yüksek sesle konuşursan daha mutlu olacağız. Sesinizi yüksek alamıyorum o yüzden. Tamam, ben de yüksek sesle konuşayım, sen de. Tamamdır. Peki, nasıl dışarıda hayat, iyi misin? Oldukça iyiyim, evet mutluyum. Dışarıda çok seviliyorsun galiba. Seviliyorum, ben de seviyorum. karşılıklı fanlarımla aşk yaşıyoruz diyorsun. Tabii ki. Evde bulamadığım aşkı dışarıda buldum. Biz de şöyle bir baktık da biz seni özlemişiz evde ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Sen evi özledin mi? Tabii ki evi özledim. Arkadaşlarımı özledim, sizi özledim. Peki evde özlediğin biri var mı? Şu anlık yok diyeyim. Hiç aklında kalan yok mu? Aklında kalan var, özlediğim yok. Aklında kalan var, özlediğin yok değil. Peki başka bir şey soracağım. daha doğrusu bir haber vereyim sana. Aynur ve Berke ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsun? Hayırlısı olsun ikisinin de adı. Bekliyor muydun böyle bir şey? Onları bekliyordum. Çünkü onların ilişkilerinin hep böyle çalkantılar olduğunu duydum. Ben olduğumda da öyleydi gerçi. İkisi için de hayırlısı olsun. Bu konu tabii seni ilgilendiriyor mu peki? Bu konu seni ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor mu? İlgilendiriyor tabii ki de. Tamam peki. Bize de bu cevap yeterli gibi sanki şu anda. Peki en son neden tartıştıklarını öğrenmek ister misin? Özel değilse tabii ki öğrenmek bak. Peki Aynur Berke'ye senin editini göndermiş. Harika görüntüler verirsiniz artık bana. Sebebi neymiş?
Aynur'a sor istersen. Aynur selamlar. Merhaba. Yani özel bir şey yok. Bacağımı merhaba atmıştım. O an çekilirken aklıma geldi. Çok konuştum çünkü. Biraz yüksek. O yüzden hani dedim bunu kesin yapacaklar, hemen indireyim dedim. Onu yaptıkları için gönderdim. Özel bir nedeni yoktu. Öyle yani. Tamam, özel bir nedeni yoksa benim için bir sıkıntı ya da bir şey yok o zaman. Peki Aynur, Görkem'e söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Görkem senin var mı? Dön geri gel desene Aynur. Geri dön. Söyledim gitmeden önce de. Duyamadım, tekrar lütfen. Ben söyleyeceklerimi söyledim zaten evde olduğum sürede de. Peki. Bu konuda başka bir şey söylemek tabii ki de istemem. Ayrıldılarsa da ikisi için de mutluluklar dilerim. Peki. Bir iz bırakman gerekebilir diye düşünüyorum. Yani ben birden fazla adımı çok attım zaten. Anladım. Kendisi hala anlamadıysa o onun bileceği iş. Bundan sonra daha fazla adım atıp da kendimi rencide edecek bir duruma sokmak istemiyorum. Peki sizin dışarıda iletişiminiz var mıydı Aynur'la? Hayır, yoktu. Ben evden çoğu kızla iletişim kurmamaya çalıştım. Peki, valla ben sana bu havadisi koştura koştura yetiştiresim geldi demek ki. Valla sana böyle bir çok haber verelim. Ederim, böyle bir haber verelim için dedik. Daha taze bak, dumanın üstünde ayrılık yani. Belki zaten sinir harbi içerisinde. Ama baktım. Yo, yüzlerden belli, evet. Neden belli? Yüzlerden belli oluyor, evet. Taze yüzlerden oluyor. Belli oluyor, peki. Yani şöyle, dışarıda çok birbirine yakıştırılan bir çiftsiniz Aynur'la. Bunun sence etkisi var mı? İşte bazen sadece dışarısı değil, önemli olan içerisi önemli. Çünkü bazıları dışarıda farklı, içeride farklı oluyor. Hmm. Ben de bunu sevmiyorum. Evet, ben doğru yakalamışım. Dışarıda doyum. O netliği arkadaşlardan da bekliyorum sadece. Berke'nin sana söylemek istediği bir şey var galiba. Evet, çok doğru yakalamış Öykü Hanım. Bazıları dışarıda farklı, içeride farklı oluyor dedi ya. Çok doğru yakalamış. Peki, Görkem'e bir şey söylemek isteyen var mı? Seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Seni özledik. Bir daha bordo gömlek giyme. Bekliyoruz seni. Bıyıklarını da kes. Bizim yerimize de spor ya. Ben de selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz Görkem. Görüşürüz kuzen. Bye bye. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Peki, Aynur'cum nasıl değerlendiriyorsun Görkem'in bağlantısı? Seni heyecanlandırdı mı? Yani bekliyordum zaten böyle bir... Ben kendimi onunla da bitişe çoktan hazırdım yani. Çünkü tahmin ettiğim gibi davrandı. O da ya gelecekti ya da arayacaktı. Yani ikisinden biri. Bunu da bekliyordum Öykü Hanım. Her dediğim çıkıyor. Olabilir diyorsun. Belki? Ben mi Öykü Hanım? Var mı söyleyeceğim? Hak ettiği ilişkiyi yaşar işte. Ama eve gelirse olay olur bence. Yok, hiçbir olay olmaz eve ki. Eve gelirse olaylar olur diye düşünüyorum. Dilara'ya olsan nasılsınız? Çok iyiyiz Öykü Hanım. Ya, çok iyiyiz de çok ama daha evin ilişkileri arasında sayamıyoruz sizi. Niye? Efendim anlamadım. Evin ilişkileri arasında sayamıyoruz. Onu ben de anlamadım Öykü Hanım. Çok mu kavga ediyorsunuz acaba? Çok kıskanç ya. Bugün yani kıskanç, kıskanç aslında şöyle, benim bazı çizgilerim var. Bu çizgilerle uyulmayınca biraz kavga çıkıyor, evet. Ben Dilara'ya bir şey sormak istiyorum. Dilara'ya sor, evet. Ne? Pardon, Dilara. Söz vereceğim. Han'ın evet kıyafetine karışıyor mu? Hayır, hiçbir şekilde karışmıyor. Ayrı şaşırtıcı. Daha oralara gelmediler daha bence. Daha evet, gelmedik. Bugün daha etrafını temizlemeye çalışıyor yani olsan. Yani çok açık giyindiğini düşünmüyorum, normal. Yani normal açık giyinseydi karışacaktın ama. Öykü Hanım etrafı temizliyor derse, günlerden öldürmeye çalışıyor acaba? Bak, olsan bir sorun bir düşmanım. Yeliz. Aa, bir dakika. Sonra olma, niye oluyorsun ya? Şimdi ben bu olayı söyledim. Öykü Hanım diyor ki etrafı hani temizlemeye çalışıyor. Sen bu kızı kimlerden arındırmaya çalışıyorsun acaba? Kimseden. Öyle bilmemiz gereken bir şey var. Sizlerden mi arındırmaya çalışıyormuş? Evet, bilmiyorum. Hayır. Hayır canım. Hayır tabii ki. Benim var ya cürmüyorum. Ya dışarıdaki erkek arkadaşlarından ama ha, şöyle tamam bir durum var. Şimdi çocukluk arkadaşı olsa... Susma Hasret, sustukça sıra hayır, sana da gelecek. Hayır, asla susma. Benim var ya parçalarım. Çocukluk arkadaşı olsa...
sıkıntı yok çünkü çocukluktan gelen bir bağ var aralarında. Ama dediği arkadaşlar sosyal medyadan tanıştığı evet. iki arkadaşı var ve 3-4 sene önce tanışmış. İki arkadaşım yok, 4 tane arkadaşım. 4 tane bir de. 4 yıllık arkadaşlarım. Evet. 5 de olur, 6 da olur. Hayır, sürekli görüşmüyorum ki. Bu benim özel alanım yani. Sen İşte ayrı, bunu sen diyor mesela. Ayrı. Özel alanın mı senin bu arkadaşların? Sen de benim özel alanımsın ama tamam, ilişkide özel kadının alanın... da özel alanın olması gerekiyor. Ben sürekli seninle mi görüşeceğim? Bir insanın bir tane özel alanı olur. Yürü Dilara, arkandayım. Ne alaka ya? İstediğin kadar özel alan yaratır arkadaşım. Benim açımdan bu şekilde bir tane olur. O da ilişkisi olan adamla olur. Olmaz, sen de onlarla tanışırsın. Birlikte ben tanışacağım zaten onlarla. O ayrı mesele. İlayda. Senin arkadaşın yok mu? Hayır yok. Bir saniye İlayda'ya bağlanıyorum. Efendim. Arkadaşlar bir saniye. Evet İlayda'yı niye gülüyorsun İlayda? Ya gerçekten mağaradan çıkmış gibi davranıyor ama. Eyvah. Ya. Onu ben söyleyeyim. Ya ama bakın gerçekten bunu yapıyor. Evet, şimdi mağaradan çıktık değil mi Oğuzhan? Bu bir şey değil yani. Evet mağaradan çıktım, hatta gelirken solda kalıyor ya ama. Ya biraz kendini geliştirsen mi acaba? Geliştirmekle alakası yok. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Vizyon hayır istiyorsa... tek sıkıntısı birazcık kıskanç olması. Şimdi 21-22 yaşında bir kadın. Kaç yaşındasın Dilara? Yok tabii ki de benim için 22 yaşında bir kadın. 24 yaşında bir kadın. Hayatında kimin olup olamayacağını hür şekilde yani karar veremeyip sevgisinden izin mi alacak? Ne bu son halifem ya? Bir kadının bir erkek arkadaşı varsa o erkek bir fırsatını kollar her zaman. Ya ne alakası evet. var ya? Senden bir adım geldiği zaman, senden benden bir adım geldiği zaman. Gitsin ya? Oğuzhan alakası yok bak bu şekilde karşı taraftaki erkekleri de karaktersiz gibi gösteriyorsun. O zaman kardeşim arkadaşım dediği insana da her erkek adım atmıyor yani. O zaman sen de mi bütün arkadaşlarına fırsat? Herkesin bir karakteri var. Benim hiç kız arkadaşım yok. Çünkü nasıl yok işte eksi. Benim için başta bir eksi. Bir erkeğin bir kız arkadaşı olmadığı için bilmiyorsun. Tamam benim vardı ama hepsi bütün kız arkadaşlarım bir ilişki yoluna girmeye çalıştığı benim için olmadı. Seninle mi? Evet benim. Öyle kızlar senin gibi değilken öyle bir geldi. Öyle kızlar derken öyle kızlar denk geldi. Benim normal bir kız arkadaşım. Tamam bizim kurduğumuz arkadaşlar ona genel öyle arkadaşım Oğuzhan'a yürüyormuş bir fırsat bulup yani. Ama sen hiç yürümüyordun. Gönlün hiç kaymadı. Kadınla erkek arkadaş olamaz mı Öykan'ın? Ya olur tabii ki gayet. Ben o kız arkadaşım yok ki. Ayrıca bir kadın Dilara 23-24 yaşında karşısındaki arkadaşın olan arkadaşça mı geliyor? Gelinciğim zaten yoksa yürümek mi istiyor onu ayırt eder. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Konunun başını bilmiyorsunuz. Konunun başında biz otururken arkadaş mevzusu açıldı, erkek arkadaş mevzusu. Bana diyor ki özel alanım, sen ona karışamazsın. Evet, tabii ki de. Özel evet. alanım derse doğru diyor. Ben karışırım olamaz derim. Ama bana dersin ki benim arkadaşlarım gerçekten arkadaşım, bunlarla tanışırsın. Eğer istemiyorsan da görüşmem senden, dese... Senden başka özel alan olamaz yani. Evet öyle istiyor. Oy doğru. Senden şey başka erkeksin ekiyor. Hayatın ortasına oturacağım, tamam. Her şey Öykan, ben olacağım. Evet öyle. Özel alan vardır. Özel alan bir tane olmaz mı? Ya bu kadın belki battaniye ya, alacak, çayını var, alacak, ayağını uzatacak, var. Oh kafamı dinleyeyim diyecek. O da özel alan. Ama ya arkadaşlarım... O da özel alan, özel alan şey mesela. Arkadaşlarıyla oturması özel alan mı peki? Evet, benim özel alanım. Evet, yani istediğin kendine ait bir zaman var. O zamanı nasıl değerlendireceği? Özel alan. Kardeşim mağarada. Yani çok hep... mu özel? Ya senin olmadığın bir alan. Sordu. Senin olmadığın bir alan. Çok özel değil tabii ki. Nasıl istiyorsun? İster yatırım, ister arkadaşıyla görüşür, ister kuaföre evet. gider, ister ailesini ziyaret eder, isterse kız arkadaşlarıyla tatile çıkar. Sen de buna karışamazsın yani. Oğuzhan, kız arkadaş... Oğuzhan seni ekip halinde tatil ediyoruz. Oğuzhan, kız kıza tatile gidebilirler mi Oğuzhan? Bu arada net gidiyoruz Oğuzhan. Gidiyoruz. Ama yani. Ben zaten yeni bir konu. Bu yaz biz alaçatıya gidiyoruz. Ben kızları yurt dışına götürüyorum yalnız. Tamam, evet, kız haberin olsun. Bir şey diyeceğim. Kız kıza gidebilirsin. Yani tarih... İzin veriyor ona ya. Tarih verir, Oğuzhan mağarası bilir. Şöyle bir şey. Ben Hasit'e tanıyorum. Hasit'e güveniyorum. Yerize de güveniyorum. Allah razı olsun ama bence de tepki vermem. O yüzden gidebilirler. Sıkıntı yok benim için. Hasit Yerize gidecekse. Onları tanıyorum. Niye tamam, biz gitsek yeni saptıracak mıyız? Arkadaşlar bakın yani yüklenmeyin. Mağaradan çıkmış bak. Tamam. Daha yeni açılıyor. Durum onu yapacağız. Düzelteceğiz yavaş yavaş. Murat iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Öykan özür dilerim kusura bakma. Peki. Şöyle bir durum var. Şu Bodrum sokağındaki görüntü enteresandı. Kalktık o yüzden. Yani Mert, Yeliz ve Murat üçü birden baş başa oturmuşlar Bodrum sokağında. Ozan'ın suratı var. Yani ne diyorsun mesela o görüntüye? Ya şimdi bir şey de diyemem ki ortalıkta bir ilişki yok. İki tarafta Mert ve Murat yani ikisi de şu an Yeliz için... Mücadele ediyor. Mücadele ediyor gibi gözüküyor ama Yeliz burada nasıl davranıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Görüntüleri görmediğim için açıkçası yani. Yeliz'in ne yaptığı önemli öyle mi? Biraz da aslında Yeliz'in evet yani
ya iki tarafa da net tavır koyacak ya da eğilimi olan sıcak hissettiği tarafa doğru artık böyle bir gidişini bize gösterecek. Ben Yeliz'i de tam anlamadım. Başka yorum var mı? Oğuz? Bence Yeliz'in kafası inanılmaz karışık değil. Karışık değil. Değil. Şaşırtıcı. Bence yani Murat'la olmayacağını düşünüyor. Ben öyle düşünüyorum çünkü yani... Murat konusunda kararı kesin diyorsun. Ben inşallah yani ben karışmak gibi de etkilemek gibi de olmasın. Yanlış anlama beni. Yeliz zaten etkilenmez öyle yorumlardan bence. Yok yani oğlum ne kötü bir şey demedim. Yok yok bir şey demedim. Savunuyorum ona ya. Güveniyorum falan tarzında. Yani Yeliz böyle kararında dik duran bir kız yani en başından beri görüyoruz yani her zaman. Bildiğim yok kesinlikle. Öykü Hanım. Ya bir karışma ya. Efendim? Yok bir şey. Sen neyi manipüle ediyor? Neyi manipüle yani, ediyorum? Ben yorumu katamayacak mıyım Beyza? Müsaade et. Yorumu böyle manipülatif bir yorummuş gibi geldi. İşte en ya başından işte. Beri o zaten Murat'ı istemiyor ama kararlarında da hep çok dik duruyor. Hep ileri de hep kararlarını bozmaz öyle devam eder falan. Halbuki? Yani sence? Bence benim düşünceme göre arkadaşım bitirsin sonra kendi yorumumu yapayım daha doğru olur. Teşekkür ederim. Ben kendi yorumlarımı katıyorum. Ben Yeliz'le de aram iyi. Murat'la da hiç büyük bir sıkıntımız hiçbir zaman olmadı Öykü Hanım. Ben objektif yorumlarımı yapmakla kendimi şeyim. Ama sen de kendi kararlarını ona göre tahtaya 1.85-90 yazmışsın. Bat ne? Yani neden bat o zaman? Bugün zaten yine batır ben şeyi. Yeliz bence kararını değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü en başından beri... Ne konuda değiştirmeyecek? Murat mı Mert mi? Murat. En başından beri diyor ya ben Murat'la olmayacağım. İstemiyorum diyor ya, istemiyorum diyor. Evet, istemiyorum. Ama ben de tam tersi düşünüyorum. Mert konusunda kararlı, net istemiyor. İstemiyor. Arkadaşlar. Ama Murat, belki. Ben öyle düşünüyorum. Hiçbir şekilde konuşmadık bu arada ama benim hissiyatım sadece bu. Benim de kendi hissiyatım bu Öykü Hanım. Leyla. Sen Öykü Hanım. Doğruluyum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim Öykü Hanım. Ben tekrar yerime dönüyorum. Vallahi çok huzurluyum. Kısa bir öz oldu. Öykü Hanım benim anlamadığım yani bir nokta var. Efendim olsa. Yeliz hatta kritikteyken ben Murat'la asla yan yana gelmem. Kesinlikle olmaz falan diyen bir kadın. Bugün Murat çağırıyor, Murat'la beraber gidiyorlar, oturuyorlar. Ben bunu anlamadım mesela. Açıklayabilir miyim? Ben de katılıyorum Öykü Hanım. Neden? Rümeysa. Kesin şeyler söylemişti Yeliz, asla işte bir araya gelmeyeceğim falan. Bugün Murat geldiğinde, işte yanına çağırdığında ben de soru sordum, nasıl geçti falan. İşte Murat değişiyor, hani değiştiğini görüyorum, daha sakin. Murat da aynı cümleleri söyledi. Hayır. Murat da bana aynı cümleleri söyledi. Evet, aynı bir değişimi gözlemliyorum dedi. Gerçekten bana da öyle bir sakin geldi buradaki olay olmadan önce. Murat'la konuştuğumda o da bana aynı cümleleri söyledi. İşte Yeliz sayesinde böyle değişiyorum falan. Hatta ben de dedim ki hani bu kadar süre Leyla ile iken değişmedin de şimdi ne oldu da yani Yeliz'deyken değiştin? Bu da garip. Demek ki Leyla'yı o kadar önemsememişim falan Beyza. Dedi. Ya Öykü Hanım ben aslında dürüst olayım. Olacaklarının sonunda bir araya geleceklerine inanıyorum. Bu arada dün ben onların köprüsü oldum. Dolaylı yoldan iletişim kuruyor. Tabii canım Murat öyle bir düzenek kurdu ki bana mesaj atıyor bunu ilet diyor onu iletiyorum. Sonra o Yeliz mesaj atıyor Beyza bunu ilet diyor onu iletiyorum falan. Dışarıda da devam iletişim öyle. İletişimi benim üzerimden kuruyorlar ama. Murat iletişim kurmaya çalışıyor. Böyle değişik peki şey son olarak Onur'a sormak istiyorum. Onur'cum çok net bir fikrim var. En başından beri Öykü Hanım. İddiaya falan girmek istiyorsun. En başından beri Berke'yle iddiaya girdik zaten. Yediniz mi? Aynen yemeğine nesine? Girdik Berke'yle. Murat'ı da söyledim de şey yapmadı, atlamadı. Yeliz hakkında bir iddiaya girseydi onu patlatacaktım ama olmadı. Şimdi şöyle Öykü Hanım, aşk gerçekten çok karmaşık bir şey. Aşk o kadar zıt bir şey ki yani hiç anlamadığın, hiç beklemediğin bir insandan aniden öyle bir hareket yapıyor ki etkilenmeye başlıyorsun. Bunu normal hayatımda da yaşadığım için biliyorum. Hiç hoşlanmadığım bir kadın vardı çalıştığım mekanda. Gerçekten hiç hoşlanmıyorduk. O kadar zıt kutuplardık ki sonra bu zıt kutupların bizi çektiğini hissetmeye başladım. Yani öyle çok şey yaşadım ki o yüzden ben Murat'la Yeliz'in kesinlikle... Şimdi duygularla kimya başka bir şey yalnız. Aynen. Onu yani o konuda işte yani. Aynen ama ben olacaklarını düşünüyorum şahsen. Yani çünkü bir adım gitmiyor, bir ilerleme var çünkü arkadaşlık olmuş. Kesinlikle katli suretle beni yan yana göremezsiniz diye bir yorumu var Yeliz'in. Ve dans sevgili ettiler. Sevgili olarak. Efendim? Evet ben sevgili onu demeye çalışıyorum. Teşekkür ederim Ozan ya. Basit bir ayrım var orada. Ben olacaklarını düşünüyorum. Bu benim şahsım. Ben olacaklarını düşünmeyenler. Çünkü çok zıt kutuplar bazen birbirini o kadar Bekle, çekiyor ki. Bekle oylama yapalım. Murat
ve Leyla. Olur diyenler. Leyla mı? Leyla. Şimdi Murat da Leyla. Ölge Hanım, bu kadar iyi. Allah seversin. Leyla'nın gözü kalan. Leyla odadan ayrıldı. Ölge Hanım. Kulağımı kaparacağım kurban olayım ya. Ancak Ölge Hanım Allah söyletti. Anca temizlenmişken, arınmışken bir daha kirlenemem. No. İyi, o da çok iyi. Ben senden bir yorum beklerken tam yani... İçinden içini döktüm bir anda şu 3 saniye içerisinde. Çok küçük Yeliz için bir şey söyleyeceğim. Biz bunu arkada da konuştuk. Yayında da hani bilmiyorum geçti muhabbet. Lütfen ona da söyledim. Herkesin içinde de söylüyorum. Bir karar vereceğiz zaman. Bu arada polyanacılık yapmıyorum. Bunu arkada da konuştuk defalarca Yeliz'le. Bir karar vereceği zaman tamamen kendi hisleriyle hareket etsin. Ben onu çok seviyorum. Şu an çok yakınız. Ama bir sevgililik durumları olursa X kişiyle bu samimiyetimiz olmaz. Onun için de benim için de etik olmaz. Evet, mesafe. Onun dışında saygı duyuyorum yani. Gönlü nasıl istiyorsa o şekilde yapıp deneyebilir. Yani bir şeylerin etkisinde kalmasını istemiyorum. Peki. Benim. O zaman bir daha soruyorum. Nasip olmuş. Murat ve Yeliz olur diyenler. Olur diyenler. 1-2-3. Ben nötr olduğum için kaldırmıyorum. Bir yorum yapmak istemiyorum çünkü o yüzden. İki kişi, dört. Buçukları bir yaptık, dört. Fazla bir fazla seyircimiz yok. Arkadaşım nasıl arada kalabiliyorsun ya? Kusura bakma yani hissiyatlarımı şu an başka bir şey yoğunlaştırmış için göremiyorum. Doğru söylüyorsun, iki saymam lazım onu. Öykü Hanım zaten şu an için hemen birden böyle tanışma yolu gibi, bana inanması gibi, güvenmesi gibi bir şey beklemem benim saçma olur. Ben zaten evet dedim hani nezaketen sana... Aldım, kabul eder misin? Arkadaşla konuşabilir miyiz dedim. Şu an ben zaten istediğimi almış oldum. Bu Yeliz için basit bir şey olabilir ama benim için çok büyük bir şey. Çünkü benimle daha yan yana gelmek istemeyen bir kadın şu an benimle yan yana oturup arkadaş olarak oturabiliyorsa benim için mucizevi bir şey. Ben şu an istediğime ulaştım. Zaten bundan sonraki adımlarım daha da ileriye olacak. Zaten yani. İleri adım atmaya başladığın için Mert'le karşı karşıya geldiniz. Evet. Sen niye karışıyorsun evet, onların dansına? Evet, o çok saygısızca bir hareketti. Konuşmaya bu arkadaş olarak nasıl bir karışma? Öykü Hanım. Yeliz'i çok beğendiğim için kıskandım. Yanına gittim ve şunu söyledim. Yalan bu ya. Ne yalanı? Pardon. Dedim ki şu an dans ediyorsun ama çok uzatmazsan olur mu arkadaş olarak sana rica ediyorum dedim. Ne diyeceğim? Evet seni kıskandım. Sizi o pozisyonda görmekten çok rahatsız oluyorum diye diyemem. Tabii üstü kapalı bu şekilde söyledim. Öyle ifade ettim. Sonrası ortalık orada bir karıştı doğal olarak. Karıştı değil. Sen yaptın. Ben yaptığımı düşünmüyorum. Ben nezaketen geldim. Sen yaptın. Ben bırak da ben karar vereyim nezaket. Ne kadar dans edip etmeyeceğimi. Kadına göre nezaketsizlik yaptın orada bence. Kıskandığım için böyle bir şey yaptım. Pişman mıyım? Asla değilim. Bir daha olsa bir daha yapardım. Belki bu Yeliz'in gözünde küçük duruma düşebilirim ama sonuç olarak tamam, kendi duygularımla hareket eden birisiyim. Çok maalesef. Beğendiğim için kıskandım. O pozisyonu görmek istemedim. Çok uzatmamanı rica ediyorum. Lütfen dedim arkadaş olarak. Rahatsız oldum. Ya niye arkadaş olarak diyorsun o zaman? Ya hangi ara bu kadar yükseldin ya? Arkadaşlar siz benim hissiyatlarımı nereden bileceksiniz? Tabii gece onu mu daha doğrusu hangi ara bu kadar samimi oldun? Evet. Ben Yeliz'i zaten ilk günden beri beğendim. Arkadaşlar zaten böyle bir samimiyet yok. Ben orada ona şöyle bir cevap verdim. Bırak da ona ben karar vereyim. Doğru. Ne kadar devam edeceğim, dansa etmeyeceğim. Bırak da ben karar vereyim. Ayrıca böyle öyle değil de olay Murat. Sana bu konuda sinirliyim. Neyim? Ben varken bari yapmayın. Birbirinizle didişmeyin. Biz dans ediyoruz Mert'le ki Mert'e de ben ilk başta bir yok tarzı bir şey dedim. Sonra baktım gülümseyerek geliyor bana. Kıyamadım, kıramadım. Dans ediyoruz tatlı tatlı sırıtarak. Geldi dedi ki rica ediyorum kısa tut. Sonra bir Mert'le birbirlerini dikerdiler. Ben de aralarını açmak istedim. Dedim ki bir uzaklaşın. İşte kısa kesersen uzak dururum dedi bana. Ben de dedim ki bırak topuyu ben ona karar vereyim dedim. Sonra zaten Berke dahil oldu. Ortalık karıştı birbirlerine girdiler. Bahçeyi gezdim, seni bulsaydım sana konuşacaktım ama bulamadım. Yaptığın çok yanlış. Eğer arkadaş olarak hayatımda durmak, seninle diyaloğuma devam etmemi istiyorsan, benim hayatıma bu tarz müdahaleler yapmaman gerektiğini, bunu zaten bilmen gerekiyor. Ben bu müdahalelerden hoşlanmam. Evet, belki baskın bir karakter arıyorum kendime ama o baskın karakter sen değilsin Murat. Peki, Beyza'cığım. Batla konunuza geleceğim ama çok hızlı geçeceğim çünkü oyun oynamak istiyorum arkadaşlar bugün sizinle. O zaman bizim bir konumuz yok zaten Öykü Hanım. Direkt geçip senin oyunumuza geçelim. Senin Batla değil derdin hasretle. Ne oldu yani? Ne alaka? Yani ben de anlamadım. Ne alaka Öykü Hanım? Beni bir kere bile görüntülü aramayan adam neden hasretle görüntülü konuşuyor? Neden hasretle yan tarafta Bodrum Sokağı'nda özel bir şey konuşacaklarını konuşup sonra orada acaba Kırmızı Oda'da devam etseydik nasıl bir ilişkimiz olurdu? Olur muydu muhabbetleri dönüyor. Arkadaşsanız bu nasıl bir arkadaşlık? Ya da kuliste
Hasret niye Batı beğendiğini belirten şakayla da olsa böyle cümleler kuruyor? Bu arkadaşlık değil, bunlar şaka değil. Her şakanın altında da bir gerçek yatar. Ben o yüzden Batı artık arkadaşla da tanımak istemiyorum. Duyduklarım, gördüklerim bana yetti. Ben gerçekten çok kırıldım. Evet, ben de onu kırmış ya da üzmüş olabilirim. Bunlardan pişman olup ona da söylemiştim gönlünü almak için çaba göstereceğimi. Ama bizim mevzumuz artık sen, ben yaptım, hadi sen intikamını al, sen yaptın. Ben artık bu çirkin bir boyuta taşınmaya başladı. Hani biz güzel bir ilişki yaşayamayacağız demek ki sürekli birbirimizden intikam almaktan. Peki hemen hızlıca bir yorum alayım Bart'tan. Bunu istemiyorum. Ben bu cevabı beklemek için, yani bu cevabı görmek için zaten hepsini kurguladım kafamda. Teşekkür ederim Hasret bu arada. Rica ederim. Ne, bu kurgu muydu? Evet, sen de bu kadar mücadeleci... Bir yapıda olduğunu, seni var ya, helal olsun. Ne kadar mücadeleci bir yapıda olduğunu, bana karşı ne kadar net olduğunu da gösterdiğin için teşekkür ederim. Arkadaşlar ben olmak için... Bir kurgu beni ağlatacak kadar, benim bu kadar zoruma gidecek kadar böyle bir kurgu varsa ben istemiyorum. İsteme. Ben beni ağlatacak bir olayın içinde de bulunmak istemiyorum. Ben burada o kadar zoruma gitti, o kadar kendimi kötü hissederken, yani bu kurguysa tebrik ederim, çok güzel başardınız. Bir şey söyleyeceğim. İkinize de ne seninle dost kalmak ne de seninle bir yola girmek istemiyorum. Öykü Hanım kendisi de zaten bu kurguları sürekli yapan biri. Yani ben yaptığım için şu an niye bu kadar tepki veriyorsun? Kendi yaptığın da ağır bir durumdu bana geçen gün kritikten sonra. İyi ki de yapmışım. Hiç de pişman değilim. Ya başkası yapınca, herkes yapınca çok iyiler, gözümüz görmüyor, kapatılabilir. Sen aynısını yaptın çocuğa, sıkıntı olmadı. Ben aynısını yaptım, ben onu kandırmadım, aptal yerine de koymadım. O beni dışarıdayken burada sanki bir ilişki yaşamıyormuş, beni bekliyormuş gibi konuşup bana da içeri geldiğinde şokları bana yaşatan o. Ben ondan hiçbir şey gizlemedim, her şeyi de gözünün önünde yaptım. Bunların hepsini de ufat kabul. İçeri girerken sen bir tercih verdin, seni seçti ama. Neyse artık bu konuları kapatalım, tamam, ya, hadi, tamam mı? Beyza. Dediğin gibi yani bir sen bir o şimdi bir şeyler artık oluyor. Artık çirkin bir duruma geçiyor çünkü gerek yok. Öykü Hanım buradaki amacım Beyza'yı kırmak değil. Sadece Beyza'nın bana olan duygularına pek inanmıyorum. Bunu görmek için böyle bir şey yaptım. Şu an bir gördüğüm gibi de bir görmediğim gibi de onu da anlayamıyorum yani. Ben senin nasıl bir mücadele beklediğini anlamadım bu yaptığın oyunda. Şimdi Hasret'le flörtleşir gibi konuşmuşsun. Nasıl bir tepki vermesini bekliyordum? Hiç flörtleşir gibi konuşmadım. Hayır, sadece kırmızı oda muhabbeti söylüyor. Ya Beyza ne anladı? Tamam, ben Beyza bilmiyorum. Öyle anlamış. Gelip öyle zaten bunu insan gibi bana soracağına gelip burada omuz atıyor. Hani ben de mevzuyu çok pis yerlere çekebilirdim. Ve ben her şeyin arkasındayım. Yaptığımın da mesela... Ben onu beğensem, hoşlansam ya da farklı bir mevzu olsa ben bunu zaten yapardım. Ya Beyza olma ortalıkta yoktu. Bu evde bu arada arkadaşlar. Ya yani bu, akıl var, mantık var. O yalnızdı, ben yalnızdım. O tarz bir şey düşünseydik olurdu zaten Hasret'le. Ya diyor ya ben bunun için yaptım. Kurguydu. Evet. Beyza'nın benim için gerçekliğini görmek istedim. Burada bu kurgu içerisinden neyi çıkaracaktı da gerçekliğini görecekti onu anlayamadım. Gelip gerçekten savaşıp, böyle savaşma. Bir şey var mı diye. Bat niye böyle yani bir şey bayağı var da. Yani bayağı Hasret'le savaşmasını bekledi yani öyle bu mi? Savaşması değil. Bat'ın durumu biz onu dışarıda da konuştuğumuzda, Bodrum sokağında da konuştuğumuzda. Tamam, biz Bat'ın... Beyza ben olayı bilmiyorum bu arada. Beyza Nur bana anlattı kadarıyla biliyorum. Neyse. Bat bana dışarıda biz Bodrum sokağında konuşurken sadece hani... Ondan önce de bunu biz telefonda konuştuğumuzda da hani acaba mı yani biliyor zaten tamam evet bir hoşlantı durumu var istediğini bile ama bu hoşlantı onun muhabbeti yok. Şey pardon beğeni ya da görüşme yolunda oldukları okey. Onur muhabbeti araya girdiği için bak şimdi diyor ki ne alaka yani şimdi hadi gerçekten. Hadi oyunun esasını şimdi oynayalım madem oyundu. Şimdi sandalye. Sezonun ilk sandalye oyunu hadi bakalım. Sevgili izleyiciler, sizler zaten biliyorsunuz çok eğlenceli, çok keyifli ve bizim çok güldüğümüz, çok iyi vakit geçirdiğimiz bir oyun. Bu sezonda ilk kez oynayacaklar. Bilen var, bilmeyen var. Şimdi müzikle beraber başlıyorsunuz etrafında dönmeye arkadaşlar. Etrafında dönen yarışmacı sayısından bir eksik sandalye var. Yani müzik bittiğinde oturmanız gerekiyor. Oturduğunuzda açıkta kalan yarışmacı elenir. Anlaştık mı? Okey. Anlaştık. Her şey yolunda. Peki sandalye çekip oturursak? Hayır. Ha, göstereyim. Müzikle devam ediyorsunuz. Mesafeniz böyle olmalı. Durma vesaire. Şu hareketleri yapabilirsiniz ama hiçbir şekilde şurada durayım da hani hop bir daha geçeyim falan yok. Tamam hep hareket halinde olacağız. Yani. Arkanızı bekletmeyeceksiniz. Hareket halinde olacaksınız.
Çekip oturmak asla yok. Birbirinizi iterek oturmak yok. Oturduğunuz andan sonra düşeceksiniz yani illaki. Aynı sandalyeye oturmak isteyenler düşüyorlar tabii ki. Ama lütfen dikkatli olun. Tamam? Üç kız, dört erkek istiyorum. Kimler? Hasret, tamam geldin. Ben gireyim. Onur gel, Murat gel, Oğuzhan gel, Yeliz, Dilara, başka? Mert gel. Ha? Peki bir kız daha, bir kız daha alacağım o zaman. Evet, bir kız daha alacağım. Kim gelecek? Kim gel? Gel İlayda. Gel İlayda gel. Çok heyecanlı. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tamam. Benim çok itme oyum var. Evet, Victor. Hazırsanız müziğin sesiyle birlikte başlıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Hızlı ama ya. Böyle giderse oturursun ama. Ya yürüyorsun. Birazcık oynayalım. Sakmana bak bak dedim. Hadi. Hadi dans dans. Aksiyon biraz. Kim kaldı ya? Hayır. Hilal dedim ama hiç beklemiyordum senden. Böyle narin narin hiç yakıştıramadım. Haydi. Emeğim yoksa ben de oynamıyorum. Haydi bakalım biraz aksiyon, hareketler. Hadi aşkım, tüm şansım sana. Haydi. Evet. Murat yapsana saçmadan sana kanka. Bak kollayarak gidiyorsun ya. Dikkat ol. Çok iyiydi. Devam devam. Dur durdu sandım koştum ben. Sen çok iyiyorsun ha. Hızlı ya. Durmadı ki, durdu mu? Durdu. Vallahi durdu. Dur, müzik bitti. Müzik bitti ki ya. Güle güle Onur. Nasıl gideceğiz seninle finale? Bir sandalyeyi alalım. Hemen. Az daha böyle elimi koyayım. Haydi. Mert. Ya Oğuzhan. Mesafe. Oğuzhan çok yavaş yürüyor İlke Hanım. Hep mesafeyi açıyor. Evet ya, ben de yaşıyor. Hayır, yapmıyor. Hayır. Hadi. Hadi. Bastırma. Anım. Bravo. Oturur hocam, o tahtına oturacak şimdi. Murat birinci olur. Çıkamıyorum. Çıkmalısın yani lütfen. Evet gentlemen. Gentlemen'i göster. Han da kaldı. Bak sen olsaydın çıkardın ama. Gör. Oyna. Hop. Hayır ya.
içinden geçiyor. Neyse. Tamam sen. O beni itti. Hayır. İtme. Sen beni ittin. Elen artık. Hadi. Seni kazanacağım. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ay. Ben daha önce oturdum. Oh, hayır, Mert ben daha önce oturdum. Ben sırtımı yasladım, şu an zorluyor. Ben sırtımı yasladım, şu an zorluyor Hükan. Murat ya. Zorladı. Murat, 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 Murat. Bay bay, Eren. Ya Hükan, zorladı. Bay bay, Eren, yok sana yine. Haydi. Tamam ben gençe bak ben bırakacağım birazdan tamam mı? Allah Allah. Bunlar nasıl hareketler ya? Ben amacıma ulaştım. Seni elime. Ben hard bir adamım zaten. Olsan istemem deyip de yani. Ya değil mi bilmiyorum deyip de. Rekabet ediyor olman da. Efendim? Hiç istemem ay ne yapayım ben deyip. Ama oyunda ben hırslı. Yani i̇şte gördük hırsını görüyoruz. Evet. Ya hasrete bak Diva tek başına kızları nasıl temsil ediyor ya finale kaldı ya. Ben hiçbir oyunda. Bakalım ne olacak. Ben var ya atlarsa bırakırım kendimi. Hiç kendim narinim yani. Kazanan ne ödülü var? Narin mi? Evet. Tamam, peki. Hayır sen alırsın. Kazanan ne ödülü kazanıyor? Ya, çok şey bakacağız. Bir, yani karşınıza bir... Hasret kadının bir gücünü göster. Var. Sonra o turların birincileri denk gelecek. He. Yani öyle tamam, hemen şampiyonluğun tamam. Ödüle ben... daha var. Sakin. Sen almışsın zaten ödülü. Daha ne istiyorsun? Allah Allah. Yemek yerim, yemek yerim. Tamam ben sana veririm o ödülü. Çok yavaş. Biraz daha hızlı bir şey mi alsın? Sandalyeyi tutmak ama, yok. Ama elini tutuyor, elini tutacağız. Başımdan dönmeye. Dönüyoruz ya. Biraz daha hızlı çekmek yok, çekmek yok. Çekmek yok. Alkışlamıyorum, sandalyeyi çektin. Hayır. Bir daha çekmek yok, çekmek yok. Elim çekti şu an, ben sakatlar mı seni be? Ben, elim ben de alakasını çekmiş. Hiç uzatma. Kalk, kalk, kalk. Hayır, tekrar ediyoruz. Uzat. Şöyle yap, çekmiş olurum ben. İstemsizce elim kendisi çekti. Bir de itiraf ediyorsun, ayıp. Ayıp. Şimdi Hasret mi kazandı? Ben kazandım ya, tam hiç oynamayalım. Hadi, devam. Tamam, kıracağım. Tamam, hadi. Buzu bırak. Çekmedim aslında da. Neyse. Dokunmayın sandalyeye. Sandalyeye tamam dokunma. Ne yapıyorsun? Ooo! Yeeey! Ama buraya dokun ben ne yapayım şimdi? Bence arada bir otur. Ha. Birileri yalanmaya başlar. Hasret bir oturur gibi yaptı, oturur gibi yaptı. Sen çok yavaş ilerliyorsun. Sen çok yavaş ilerlediğin hiç olabilir mi? Hadi oyna sen de. Ben o tarzı oynayamıyorum. O tarz. Oturayım mı be? Yok. Thank you.
niye bekliyorsun? Niye bekleme yapıyorsun? Senin işin daha iyi. Ben güzel. Rejiye sorarım ben. Bence %50. Bence de önce Asya tutuldu ama. Allah aşkına ya. Biliyor musun? Gördüm ama daha az Asya'dan diyor. Asya mı? Kararı bekliyoruz. Dur bakalım. Bara gidiyoruz. Biz kalkalım mı yoksa böyle miyiz konuşalım? Bilmiyorum siz karar. Ya rejimiz gördüler herhalde ya. Kayıt vardır. Oturuş bu şekilde. Ben de şu gece hoş olmadı. Evet biliyorum şu durumdan mahvoldum. Peki. Bunu bilmesi bile güzelmiş. Ne yapalım? Bara gidiyoruz arkadaşlar. Siz evet. Karar vereceksiniz. Bak beni ittiriyorsun şu an yalnız. Hayır. Çık biraz yer yap. Ama reji izliyor şu anda. Hadi böyle yapsam, yani. Böyle yapsam diyecek ki hastalık yazar. Ama şu an sizi izlemiyor ki. Evet, daha da yakınlaşıyor. Hayır, ben buradayım zaten. Yani bak, ayrıca bir şey söyleyeceğim. Öykü Hanım dedi ya bu size kalmış bir şey. Niye hala oturuyorsun mesela? Size kalmış mı? Rejiden haber bekliyoruz işte. Reji yayınlananı izleyip yani, haber verecek. Bitti, şu ana bakarak izlemiyor. Konuş Leyla. Kalk. Konuş Leyla. Ben onu bilmiyordum. Ben kalk. İzliyorlar sanıyorum şu an. İzleyip karar verecekler sanırım. O yüzden bara gidiyoruz dedik ya. Tamam var işte şu oturuşumuzu izleyecek sandım. Ay Ozan beni mahvediyorsun. Evet Vardan haber bekliyoruz. Sen Vardan da oldun şu an yani ben sana söyleyeyim. Güzel bir şey gelecek. Ay. Dince giden ne oldu niye kalktın iyiydiniz? Ne oldu foton gitti bir. Hayır. Hayır. Neden? Gider misin? Beni verir misin? Vermiyorum. Hayır. Bak bu ilişkideki benim desteğim çok. Benim hakkımı ödeyemezsin. Harikasın. Bu ilişkide benim desteğim çok. En son kim barıştırdı bunları? Ne konuşuyorsun? Sen yani, ama Dilara her yok. Çektiğine Dilara bir tane çektiğine tamamlıyorsun. Evde de şey yapıyordu. Ağlıyordu, zırlıyordu. Ya. Artık ağlamıyordu. En son geberçim. Sen yanlış anlıyorsun. Merhaba söz konusu. Dilara kıskandın mı ya? Hayır. Yalancı. Gözün döndü gözün. Hayır, bozuldum. Bakışlarına bozuldum. Bakışlarına? Hasret de arkadaşım. Yo, yakın arkadaşım zaten ama bozuluyorum yani ben. Yine de kıskanmış. Yine de kıskandım yani. Normal o kadar şanını yürütüyor hanım diye. Hasretten dolayı değil, görüntüyü kıskandım yani. Hayır, ben de orada olabilirim. Oyun oynuyorum. Eğlenmeseydin hemen. Evet, buyurun. Aa, Oğuzhan. Hayır, Mahret. Bence Olsun benim. Ya. Bir daha görelim. Diğer taraftan alabilir miyiz görüntüyü bir? Oğuzhan oturmuş. Oğuzhan mı? Oğuzhan oturuyor. Evet, Oğuzhan ya bu taraftan oturuyor. Yok mu görüntü? Farklı bir açıdan da alabilir miyiz ya? Oradan seçmişiz resmi ama yani sanki bak aynı andayız. Hayır aynı andayız farkındaysanız. Hayır nasıl oturuyoruz? Bence aynı güzel andayız. Elinde şöyle yapıp otur. Ben Oğuzhan oturdum. Hayır canım biz aynı anda oturuyoruz. İlko değiyor çünkü. Ben evet. Oylama yapalım. Bence Oğuzhan. Yapalım. Peki bunu açık oylama sonra. Hadi bakalım. Bence aynı anda oturdum lan. Bence sen ne diyorsun? Sayar mısınız? Buradan gördüğünüz sendin ama buradan mı gördüğünüz Oğuzhan. Sayarım ben de. Peki. Evet. Başlıyoruz. Hasret ya da Oğuzhan. Nihle. Oğuzhan. 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 Hasret. Hasret. Kaybedecek. Kazanacaksın zaten. 2, 3, 4, 1. Evet. Desteğim kadınlardan olsun hasret evet. Diyorum. Oğuzhan. Ya Oğuzhan. İhanet görüyor şu anda Oğuzhan. Arkadaşlar. Hasret diyenler. Hasret diyenler. Bir, iki, Oğuzhan diyenler. Oğuzhan. Peki. Oğuzhan. Üzgünüm Hasretciğim. Ben de aynı anda oturduk ama neye? Sen de tebrik ederim canım benim. Rica ederim. Ne demek? Yine bu sona kadar kalabilmeniz bile bir belce. Bravo. Evet. Bravo. 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 Peki Oğuzhan bu turun birincisi. Hemen ikinci turla devam edelim. Evet. Bizim şarkımız. Oynamak mı yapıyorsun? Oturayım mı? Atayım mı? Ya
Ya çok tatlısın ya. Neyse olsun. Ha oldu ben diyorum ve. Valla daha kafadan çiftimiz ayrıldı. Hadi bakalım. Hayır sen de çift. Tabii ki de sen. Bravo. Bayağı çok güzel çiftim. Aynur tam senlik oyun. Tam ne sana ya göre. Ay yürüyene ay, kadar zaten. Ay gözüm de burada. Ay. Hazır mısın? Oyna. Ne yapayım? Ozan'a bak be, yazıklar olsun. O kadar savundun gittin kızın yerine oturdun. Bırak Allah aşkına ya. Gelip burada oturma. Buraya mı git? Oraya geçtim, burada oturma. Nasıl kırılır Meysa ama? Hasta. Ne diyorsun bu işe? Öykü Hanım, önceden oturdum, o büyük olduğu için öyle oldu. Hasta, yorulmasın diyorum. Ya bırak bu ayakları ya, hasta yorulmasın diye diyor ya. Bayağı eledin yani Rümeysa'yı. Oyunda kalmak istiyorsa verebilirim yarım. Hayır, teşekkür şey ediyorum. Öykü Hanım, çiftlerde ihanet görüyorum. İçinde zaten oh be dedi. Kadınlara nasıl, iyi davranılmıyor. Nasıl ya? Bak Rümeysa işte oyunda böyle hırsını böyle gör. Seni bile gözü yazıklar görmüyor. Olsun. Mert de aynısını ya, yaptı. Ya Rümeysa'nın ayakkabısının bağcığını bağlıyor. Zaten sevgisini o şekilde gösteriyor. Sus Leyla. Tanımam lazım o zaman. Ama sen büyüksün diyor. Tamam, aslında ben de senin için kazanacağım. Tamam. Bir çiftimiz daha ayrılmak zorunda kaldı. Artık kendi aralarında özellikle oldu gibi geliyor bana ama neyse. Hadi bakalım. Gitme benim. Ama bana hiç güvenmiyor. Yer kapıyorsun hep bak bak. Bir strateji, bir taktik. Strateji mi? Aynen. Hızlı dönüyor köşeye. Bazen yavaş yavaş. Bazen yine yapıyorsun. Yo, onun harici. Ne yalancısın ya. Ya nasıl gittin? Ozan. Ozan oturuyor ama. Yani derim ben oturdum öyle. Güle güle Ozan. Biraz aksiyon katın ya. Hiç oynamadım bence de. Haydi. Oturuyor işte.
Ay yok, istemiyorum. Tut. Ayağım parçaladı. Tuttum. Beyza'cığım oturuyoruz hayatım, yatmıyoruz. Beyza balıklama ama. Peki Aynur kendi isteğiyle ortamdan, o şeyden, ortamdan uzaklaştı. Hani ben de uzak olun hatırlığına. Tamam, ellemeyin. Yamuk da mı? Yavrum. Bak şahane dans ediyorsun, şahane. Ben tutmak istemiyorum. Sandalyeye dokunmak yok. Bunlar hile yapıyor şu an. Ben de öyle döneceğim. Yok, yavaş bak sen de. Beyza çok korkutuyor beni. Şuna dönmek istiyorum. Aha, mıntısını koruyor. Ben senin arkadaşımın arkadaş. Çekti. Çekti Öykü Hanım. Beyza'cığım. Çekti bu arada. Dokunmayalım lütfen. Bay bay bebek. Ha? Dokunmayalım, kalk. Hadi kalkın, hadi devam. Baba yaşlı. Hayır, devam. Ha. Çekmek yok. Şuradan başlayayım da ne olur ne olur. Korkuyor. Önden hızlı hızlı. Biraz evet, hızlı dönelim. Hızlı dönelim, evet. Bak gözümden de bak. Dilimde kal, senin benim günümde ol. Ne? Göğüçümüz bu kadar. Yedin ya. İstene Beyza. Bu çekmek sayılmadı mı? Yok, o sayılmaz. Burada... Mert'cim seninle mi vedalaşıyoruz? Kimle vedalaşıyoruz? Ben oturdum, sonra Batu oturdu. Sanki vara gider gibi vara şey gitmemiz lazım. Vara gidiyoruz o zaman gene. Bence Öykü Hanım Batu oturdu. Peki ben oylama ben... yapalım. Ben görmedim. Ben Beyza'ya odaklandım. Beyza yine uçtu oradan. Demem benim yani. Kolum görmedim yani. Ben öyle balıklama geçeceğim herhalde. Baştan hadi baştan. Aa, ama hadi kız hızla gidelim. Başta, hadi. Hepsi de bize oldu. O yüzden devam ki, hadi. Devam ki. Sürekli vara da Bat çekti sandalyeyi, vara gidiyoruz. Bat sandalyeyi çekti, net. Hayır, çekmedi. Ne kadar cringe gelsin bir Beyza'ya yedirme. Çektim. Çekmiş. Ama istemeyerek oldu. Bir kendi itiraf ediyor, çekmiş. Hayır, bir tür dağıtmıyorum. Öyken hadi, hadi bir daha. Devam. Bir daha, bir daha. Adalet. Hilecilerle bunlar. Vallahi refleks olarak ya, başka bir nedeni yok. Haydi tamam, hemen. Dokunmayın sandalye. Ya bu kadar iyi olma be kardeşim. Ya. Tamam, beni şişe rakip olarak görüyorsunuz. Sakin olun. Hemen dur. Sevenlerin arasından çık. Gidin ya biraz. Öykem benim. Selam. Çok ağır. Bak, kucağım açın. Bile bile
Hadi son sandalye. Hazır mısınız? Hah. Haydi. Loş. Hop, hop. Ay canım Menda! Yavaş! Leyla! Leyla! Leyla mı? Leyla! Tebrik ederim. Ben herkes böyle taşımaya alışmış sanırım. Evet. Ama dur bitme gitme. Bitme. Oğuzhan ve Leyla. Hadi bakalım. Oğuzhan yemin ederim. Yemin ederim sana hakkımı helal etmem olsun. Kendimi nerelere getirdim ölçerliğe. Bence benim hakkım ya. İşte hırsız sana bunları yaptırıyor Leyla'cığım. Evet severim. Severim. Hızlı yürü biraz. Yavaş yürüyorsun. Sandalyeye dokunma. Canım arkadaşım. Ne yapıyorsun? Ama böyle bir oyun yok ki. Ay Öykü'nün aksiyon kadın. Çekiyordu. Yemin ederim sonları çekti. Ben düşmemek için ben düşmemek için. Vara gitsinler. Tamam. Adaletli bir seçim. Ben vara gidelim. Ben vara gitmek istiyorum şu anda. Bence tekrar edelim. Ama işte yani koltuğa oturması lazım. Şu kenarına o ilk oturduğun yer olmaz ki. Bir de hani Leyla ne yapıyorsun biliyor musun? Leyla ayrıca engelliyorsun beni. Yani önünde duruyorsun. Evet. Önünde yani. Fevze. Hayırlısın Öykü'nün çok yavaş gidiyor. Fevze hayatım kalk hadi. Tamam. Lütfen. Kurallara uyalım. Çekti. Leyla. Leyla. Çekti ama Leyla. Ama Öykü Hanım. Sandalye oyununu. Ama çekti. Çok teşekkürler efendim. Daha çok oynarız. Çekti ama. Hayır ama. Alın Oğuzhan alın mı? Tebrik ederim. Teşekkürler. Hayır çekerek oturmadı. Oturduğu için geri gitti. Sen yere düştün. Bilmiyorum ben çok şey yapamam. Evet. Hemen ödülü birini seçeceksin. Evet. Yarın ödülünüzü alacaksınız. Hmm. Tamam benim neyse yarına kadar düşüneyim birazcık. Şimdi seçeceksin. Bari seç. Beni seç. Ama şimdi hani böyle ben ikinci oldum ya sen birinci oldun yani. Ama ödül bilmiyorum. Mi? Onu da göz alarak seç. Ne yapacaksın? Yemek. Tamam. Kandıracağım beni Kiza. Sesin diye. Kızma erkek mi? Çok da önemli değilmiş o da. Ya öf. Ne yapalım lan? Ay, kırmızı araba mı çekelim hayır, belki? Hayır estağfurullah Öykü Hanım. Kırmızı var başka renk olur. Evet birini bir erkek seçeceksin. Ben kim seçmek istiyorum? Onunla zaten dertleşecektik. Tam müsabet. Teşekkür ederim. Sürekli yanlış. Yok yok estağfurullah şaka yaptım. Hayır hayır şaka yaptım. Sıkıntı yok. O canı kim istiyorsa hiç sıkıntı yok. Evet evet. Direkt tamam. Berke. Berke ile. O zaman yarın hallederiz. O zaman hasretçi için sen daha yeni başlıyor. Diğer turda yani gelecek bölümümüzde yarın mı oynasam ben en azından? Bence şimdi de kapanışı yapmalısın. Sevgili izleyiciler hemen oylamayı hatırlatayım. Hasretçi için seni sandalyeye doğru alıyoruz. Öykü Hanım bir de Nacizler'in hikayesi. Hadi bir alkış ya sandalye ya. Yurt maç yırtıldı bu arada. Sevgili izleyiciler hemen oylamayı hatırlatayım. Kısmetse olur. El Poder del Amor uygulamalarımız. Oylarınızı gönderebilirsiniz. Almanca konuş bakayım.
Hasret, Almanca konuş. Almanca oylamalar... Oylamalarda tabii söylüyorum işte. Siz bana sorunca ben bir böyle bir kal geldi bana farkında. Ama milleti haklı çıkaracaksın Almanca konuşamıyorum diye. Hayır canım diye. Öyle bir şey yok. Bizim uygulamamız ismi El... El Poder del Amor. El Poder del Amor. Hallo meine Lieben da draußen. Nereye konuşayım? Yavaş, yavaş. Nazar, nazar. Yemin ederim nazar. Oraya da konuşabilirsin, buraya da konuşabilirsin. Tamam, ben buraya konuşayım. Tamam. Hallo meine Lieben da draußen. Also ich bedanke mich erstmal herzlich, dass ihr uns anschaut und uns folgt. Also die, die das noch nicht wissen, wir haben ja eine App, wo man die herunterladen kann. Das ist das El Poder del Amor. Auf Türkisch ist das halt Kısmet oder Aşkın Gücü. Ich bitte euch einmal, da in die App reinzuschauen, mich oder eure Favoritpersonen, genauso wie meine anderen Freunde hier in dem Programm, zu voten. Also bitte nicht vergessen, es ist voten, wirklich voten, sehr voten. Wichtig. Bitte voten. Ne diyoruz? Voten, voten, voten. Voten. Ich liebe voten. Euch alle. Schöne Grüße nach Deutschland. Aber ya da hani bravo. Artık daha da bulmasın. Bir de. Ha? Bize lütfen ha. Yemeği o bana rulo peçete getirmiştiniz ya ondan getirir misiniz? İhtiyacımız olacak biraz evet. Berke için bu sefer de? Evet. Peki gel Azerbaycan'a söyleyeceksen bir şey gel. Evet istiyorlar şu an çünkü. Söyle. Yine hamını diye başlam. Hamınızı salamlayıram. Bana destek olduğunuz için çok sağ olun. Yorumlarımızın hamısını tek tek okuyuram. Pozitifler pozitif etkilir beni ama negatifler de benim için pozitif olarak gelir. Çünkü öz vatanımdan gelir. Aşkın Gücü uygulamasını indirip bana pozitif oy vermelerini hayış edirem. Hamısını çok istirem. Harşilem? Hayış edirem. Rica ediyorum. Ha, hayış edirem. Evet. Evet. Hayş erilem rica ediyor. Güzel. Tamam. Öpüyorum hepsini. Azerbaycan'a selam. Rusya, Irak, Avusturya herkese sevgilerimizi yolluyoruz. Oylarınızı gönderiyorsunuz. Kısmetse olur Aşkın Gücü Official. Bize ulaşabileceğiniz Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Usta ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Usta'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel kısmetus emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP süper kısmetus kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük kısmetus ailesine katılın.